House of the Dragon 6. bölüm. Princess and the Queen. Prenses ve Kraliçem. Valla bu bölüm herhalde sezonun en çok sekansına sahip, en çok detaylı sahnesine sahip bölümü oldu. Her yerden bir şey fışkırıyor. Abi gönderme var gönderme diye bağrısın geliyor bazı yerlerde. Bazı yerler foreshadow'dan geçilmiyor. Bu arada bir kere sormuşlar bize abi foreshadow ne diye wiki linki e atmıştım. Yine söylemeyeceğim. Google'layıp bakabilirsiniz. <laughs> evet abi Çok ne diyorsun? Ya. ya işte öngörme. Geleceği ben öngörme mi? falan diye çevrilebilir herhalde. Geleceği öngörme değil aslında da sinyal çakma falan gibi biraz daha aslında. O yüzden foreshadow demeye dikkat edin. Sinyal çak demiyoruz. <laughs> Selektör <Foreshadow yaptım. gülüyor> Valla müthiş bölümdü ya yine. Ama bu, bu arada harbiden 6 bölümde senin dediğin harbiden olmaya devam ediyor. Her bölüm daha yoğunlaşıyor, daha sertleşiyor. İlk bölüm böyle şey gibi kaldı harbiden. Çocuk bahçesi gibi kaldı. Hatta <laughs> zaten... ben geçen açtım Game of Thrones baktım bazı bölümlerine. Onlar hepten çocuk bahçesi gibi kaldı. <laughs> yani... Dance of Dragons zaten tarihin en şiddetli dönemlerinden birisi daha başlamamasına rağmen hiçbir şey. zaten dizinin ilk projesinde Brian Cogman yapacaktı bu dizi aslında. Orijinal. Yani Ryan Kogman değil, sonra, değil mi? sonra, Lord of the Rings'e gitti diyor. Oradan da ayrıldı ama biliyorsun. <laughs> Kaçtı. Ayrıldı mı? Ayrıldı. <laughs> Neyse. Yani onun projesinde bu buradan başlayacaktı o. Direkt bu yıldan. Hmm. Son George Martin ısrar etti. Hayır oradan başlanmayacak diye. Ryan Condal'ı getirdiğinde de George Martin şey demiş ona. Um, ehm, Viserys babası Baylor'ın öldüğü yerden başla demiş. Onlar da yok o kadar geri gitmeyelim. Gel ortada anlaşalım. Biz bunu ko konsey, hani Jaehaerys'in konseyine getirmişler. Ama George Martin ısrar etmiş buradan başlamaması için. Yani normalde 6. bölümden başlaması herhalde şey Anladım, yapılmış ama George Martin'ın ısrarlarıyla bu arka plan kısımlarını konmuş. Bunun tabi iyi ya da kötü yönü var. Bir kötü derken ben tabi kitabı okumayanlar için nasıl hissettiler bilmiyorum. Evdeki casual izleyiciye sordum. <gülüyor> <gülüyor> Takip ettim ben çok kafam karışmadı dedi. Hani bir anda ortalık çoluk çocuğa döndü böyle <laughs> kreşe döndü. Herkes patlatmış. Um, neyse şu, o benzerlikler falan orada işe yaramış mesela. Leonor'un kim olduğu ya da kim olduğunu yakalayabiliyorsun hani benzeri olduğu için. Ama yine de bir zıplama hani kitabı okuyanın insan için çok garip değil. Eğer genelleştirilerde şey olmuş. Biz daha fazla bu ilişkilerin altyapısını görmek istiyorduk. işte Damon'la Lionel'in ilişkisini işte Harvin'le Raniere'nin ilişkisi biraz daha işlenseydi iyi olurdu. İyi olurdu evet ama işte problem şu kitapta yok. Evet. <laughs> kitapta hiç yok. Bu ilişkilerin nasıl yaşandığı, hangi dinamiklerin olduğu. Yani iyi olurdu evet yavaş gitseydi dizi biraz. Ama kitaba uygun kalabilmek, kitaptaki materyal olmadan zor yani. Karakterleri de çok fazla bozma ihtimali olabilirdi. Çünkü Elinden yani yazmak biz... gerekecekti bir de onları. İlk bölümlerde Bakarsan hep ben şey diyordum yani. Bu karakterlerin bu kadar iyi işlenmemesi lazım. Renira, listen bunları biraz bozun. Böyle çok <laughs> cici yapmayın. çok steril oldular. Aynen hani çok tek şeyli yapmayın. Yavaş yavaş onları bozdular ilk 5 bölümde. İşte eğer o karakterleri daha fazla işlemeye çalışsalardı bilmiyorum. Hani zor bir şey bu. karakter dönüşümlerini hiç kitap olmadan yapmak. Bir de tabii bu dizinin başarılı olup olmayacağından emin değildi adamlar. Game of Thrones'un sonu fiyasko olunca hani şey olmadı HBO alın bu çubal parayı yavaş yavaş yapın hani istediğiniz kadar 5 sezon 6 sezon çekin demedi HBO. İkinci sezonun şeyi siparişini bile birinci sezonun ilk bölümünün başarısından sonra verdiler galiba evet, evet. hafta filan verildi galiba İlk bölüm bitti verdiler ben öyle okudum yani evet, seyirci ilk bölüme gelen reaksiyondan sonra aynen ikinci bölümün siparişi anca orada geldi adamlar ikinci bölüm ikinci bölüm diyorum sezonu çekip çekmeyeceklerini bilmiyorlardı yani Tabii. o yüzden tabii. de hani biz yavaş yavaş gidelim bakalım şeyimize başka dizilerin yaptığı gibi yavaş yavaş anlatalım De diyemedi adamlar hani bir de şey biliyorsunuz kitaptaki e... materyali şeyi biliyorsundur Warner Discovery birleşmesi HBO hepsi bir çatı altına geldi ve yeni CEO Discovery Plus'ın CEO'su bütün çatının tepesine geçti şu an inanılmaz bütçe kesiyorlar her şeyi çöpe atıyorlar iptal ediyorlar HBO Max işlerinin hepsi çöpe atılıyor animasyon ekipleri kovuluyor onların işleri limboya bırakıldı böyle sırf vergi deduction için her şeyi kesip atıyorlar şu anda hiçbir şeye para vermiyor bitiren bitirdikleri projeleri bile çöpe atıyorlar para harcadıkları Hatta bunun üzerine Dune ve şeye de Batman'e de Batman'e hala onay vermediler bu arada Batman'in yeni filmine. E, Dune'a da çok geç onay verdiler. Ya hala böyle gerginlerken Game of Thrones o sonrası House of Dragon gerginliği çok normal ama şimdi de parayı atacaklar Burada yani. <laughs> banka hesabına bakmışlardır evet. Bu arkadaşlar devam etsin diye. <laughs> Aynen öyle. Yani sonuçta Game of Thrones da ne kadar eleştirirsen eleştir resmen para bastı yani. Um, bu adamlar da o kadar mainstream'e inebileceklerini zannetmiyorum bu dizinin. Bilmiyorum hala bir şey var. Kötü tat var <laughs> milletin ağzında ama yavaş yavaş bence şey yapacak. Özellikle bu, bu sezon önümüzdeki sezon güzel olacak. Yani önümüzdeki sezonu izlerken ya da izlemeden önce bu sezonu komple izlediğinde bu hızlı gitmesi güzel olacak. Evet. Hani ikinci sezonun hazırlık hızlı izlerken evet hemen hızla bütün karakterleri tekrar şey yapmış olacaksın hani. Şu anda bilmeyen insan için biraz zor oluyor olabilir. Ama bir tane daha time jump kaldı. Ondan sonra bir daha time jump yok artık. 3 evet, sezon. Bir, bir 6 sene daha atlıyor galiba bir sonraki bölüm. Sonra bitiyor. işte bir 9'da atlayacaklar? 9 10. Ha 9 10'da Ondan mı sonra ki. 9 yani 8'den sonra atlayacaklar. Yani eğer insanın yani bunu takip edemeyenler var olduysa şey yapsınlar. biz çünkü biliyormuş gibi konuşuyoruz karakterlerin isimlerini. HBO'nun sitesindeki character guide'a girersen orada spoiler olmadan kimin ne olduğu falan var. güzel şey var. Hani çünkü normal Wiki'ye falan girersen direkt sana gösterecek <laughs> <artık, gülüyor> evet. olduğunu. Ben uyarayım Wiki'ye bakmayın. Hani ben mecburen yani. bakıyorum. Hani çok dert etmiyorum spoiler'ı da seyirci uyarayım yani. Wiki çünkü direkt bu bunun bu şey, bir şeysiydi. Şu oldu, bu oldu diye yazıyor yani. <laughs> Hiç acımıyorlar. Hatta ben sözde 5 sene önce Westeros ejderhaları diye bir entry girmiştim. Bütün ejderhaların şik, ufak bilgileriyle evet. hepsinin ölüm yıllığı falan da yazıyordu. Beş sene sonra editleyip House of the Dragon'a hayvan gibi spoiler var burada. Bunu okumayın. Çünkü <laughs> ejderhaların hepsinin nasıl öldüğü yazıyor Enter'de. Ha, ha siktir oğlum. Tek, ben, tek. ben onu okumuştum lan hatırlamıyorum ama Allah'tan ha. <laughs> Hafız abi. Hafıza <laughs> 5 Beş sene oldu. Tabii Zaten abi. Game of Thrones zamanında yazmıştım. O yüzden um, neyse işte um, spoileri yem, yemek istemiyorsanız HBO'nun sitedeki karakter guide'a bakarsanız onlar sadece episode sonrası her bölüm sonrası update ediyorlar kim öldü kim kaldı <laughs> kim nereden geliyor aile ağacında da devamlı update ediyorlar ona da bakabilirsiniz evet, size. aile ağacında da çocuklar doğdukça update ediyorlar ki hani gelecekteki çocukları görmeyesiniz daha var çocuk gelecek <laughs> tabi tabi ben onu gördüm şey gibi yani Zeynep Kamil gibi olacak orta hastane <laughs> yani ortalık çoluk çocuk <laughs> Okey o zaman bölüme geçeceğim ama geçerken hemen aslında jenerikte şey var. Ee, Dragon şey eklenmiş. Aynen. Damon'ın Helmut'u gelmiş. Herhalde ona böyle çocukları yapınca... Bunlar ailesi eklenmiş, diğer çocuklar eklenmiş galiba. Evet. Aynen. Onları eklenmiş. Beni çok fazla... Daha ilk başta demiştim yani... Çok nerd service olmuş artık ya. Biraz daha basit bir şey yapsalarmış. Evet, hani işte. kim onu durdurup falan... Hani ben şimdi Jenner'i durdurup dur ben şuna bir bakayım desem kafama tokat derim yani. <gülüyor> <gülüyor> İkinci izlemede de durduracağım bakacağım. Ay iki şeyini koymuşlar oraya. Ya bu biraz şey gibi Gördüğünüz oldu. Gördüğünüzde o kadar değiliz ya. <laughs> bu biraz şey gibi oldu işte. Zaten izleyicinin büyük bir kısmı da hani izleyeyim sonra işte gelsin mesela bizim videoyu izlesin. Gitsin ne bileyim Shift Delete X izlesin falan ne bileyim işte. yani Alt Shift. Yanlış bir şeye bastı. Alt <laughs> Shift X izlesin. O biraz da şey böyle yayıncıya podcastçi ekmek abi. Yersinler daha işte. Ben buraya ha, öyle alıp ya. atıyorum. <laughs> Biz onu yapmadık. Evet. O kadar nört değiliz. <laughs> Dizi sağlam giriyor. Zaten bu arada klip çıkmıştı. Renira'nın doğum sahnesinin klibini, eee Alison işte huzuruna çağırıyor doğumdan sonra. Zaten böyle Renira büyük bir hırsla doğuruyor. Bunu çocuğu falan diye. Ondan sonra da doğuruyor. falan diye böyle <laughs> ping pong topu gibi diye <laughs> çıkıyor. <gülüyor> Ondan sonra ana, canım canım falan diye hemen alıyor çocuğu tabi orada hormonlar falan birbirine girmiş zaten kafada artık ama tabi bu arada laf sokmayı bırakmıyor ya elinde çocuk var yine gelene geçene çakıyor hiç acımıyor yani zaten Reanor'un da ne kadar yaşlandıkça büyüdükçe bir hırboya döndüğünü görüyoruz zor muydu falan diyor <laughs> ha zordu <laughs> kız orada altına sıçmış artık böyle çocuk doğuracağım diye. Hala zor muydu falan diyor. Bayağı sağlam bir sahneye giriyoruz. Evet, um, ben bir şey fark ettim ikinci izlemede. Um, öyle bir ilk böyle sahne doğum sahnesi tabii hemen bir herkeste bir PTSD var, MR'nin sahnesi gibi gene ağlayacağız mı burada filan diye. Ha. Bir gerilerek başlıyorsun ya. Evet. Bütün bölüm o gerilim hiç düşmüyor. Gerilim yerler Tek yerler bizlerin yer sahneleri, bizleri hariç herkes gergin bölümde. Sadece Mizeris girip böyle sen koç gibi çocuksun falan deyince ...torunlarına falan bir rahatlıyorsun ondan sonra tekrar geriliyorsun. <laughs> bütün bölüm gerim gerim. Sepochnik onu bilerek yapmış. Zaten böyle tracking shot'la daha Aynen. doğumdan şeye gidene kadar hiç böyle tansiyonu düşürmemiş yani adam bütün bölüm. Arada işte Mizeris gelip bir sağ olsun <laughs> bir nefes aldırıyor. Um, şey olarak, konsept olarak Son bölümde Joffrey'nin ölümüyle bitirmiştik. Burada Joffrey'nin doğumuyla, doğumuyla bitiriyor. orada <laughs> güzel bir bağlantı yapmış gene. Zaten bağlantı üstüne bağlantı adamlar bu konuda bayağı başarılı. Um, Joffrey'nin um, ismi meselesinde de şey. Um, Leonor dallaması yine. <laughs> Leonor aslında ilk çocuğu Joffrey ismini koymak istiyor. Corlys reddediyor. diyor. Adam He. gibi um, işte ha, şey ismi koymuyor. Valerian ismi koy bu bizim varis diyor ona. İkinci çocuk oluyor. Leonor gene Joffrey olsun diyor. Corlys gene buna. Yok olmasın. O da Driftmark'ın lordu olacak. Diğeri işte şey olacak. Ne bileyim. King Consort olacak. Bilmem ne olacak. İkinci de olmaz. İkinciyi de bet oluyor. Üçüncü de artık Joffrey koyuyor bu. Herhalde Joffrey bu şeydir. Bu çocuğun ileride düğünde öleceğine <laughs> dair. İlk düğünde gider <gülüyor> abi. Porsche de bir olabilir. Çocuk hiç hayatı boyunca düğüne gitmiyor. Düğüne çağırdı teyzenlerin kızı evleniyormuş. Ben gitmeyeceğim lan. boş ver. <laughs> Olur mu evladım bir çeyrek takaydın diye. <gülüyor> <gülüyor> yok yok ben düğüne girmeyeyim. Her <laughs> <Yani>, neyse. <gülüyor> um... <laughs> Leonor'un evet burada dinami ilişkinin geçen bölümde bir başlangıça uygun yani hani bir belli ki anlaşmışlar hani um, karşılıklı saygıya dayanan <laughs> bir ilişki var. Um, Reninrenin biraz atarlı olması tabii doğum yaptıktan 30 saniye sonra herhalde normal o kadar asla bir gözükmesi. Um, bu arada Emma dersi ve Olivia koku başımız geldi çok. <laughs> ben ne oldun değil mi? <laughs> ben Lili hiç sevemedim. Kusura bakmasın sevenler de. Ben her neyse. Ben seviyorum kardeşim. Emo Dersi halde bu bölümde bir şey yoktu da. Renner'e biraz daha um, şey yapsın ondan sonra başlayacak Emo Dersi. Burada Olivia Cook show vardı bu bölümde. her neyse Olivia Cook Tam bir görümce ya, yani burada böyle tam o düğündeki lanet görümce, Her <laughs> şeyde <laughs> falan deme. Bu boğazlısı geliyor be... bir yerde. Mesela suslan artık falan. Diye. Ama karakter onun daha um, ne diyeyim daha belirgin şeyleri var, hani evet. davranışları var. Hani daha biraz daha Reniero biraz daha böyle derinden gidiyor, hani daha sakin, daha e, mantıklı. Olur, Yakup biraz daha böyle heyecanlı olduğu için o çok şeye çarpıyor ama yavaş yavaş Emma dersi de gelecek bunun içine. Yani her ikisi zaten o dinamik iyi olacak. Ondan bir bahsederiz çünkü. Tabii tabii onu konuşacağız canım. Bu zıplama konusu orada birazcık bilmiyorum, birazcık sorunlu mu olmuş olmamış bilmiyorum. Um, sıkıntı yok ya. Yani zıplamaya ben genel şeyim e, teknik olarak hani senaryo kurgusu olarak görsel kurgu değil senaryo kurgusu olarak bayağı başarılı ya. Yani yazılabilecek en iyi jump yazılmış. Çok daha kopuk ya, yani, olabilir. Bana, yani. bana başarılı görüyor. Ben sadece hani kitabı okumayan kişi açısından değerlendirmeye çalışıyorum. Benim beklediğim mesela Alicent buydu. Evet. Ama ilk 5 bölümdeki Alicent herkes yani kitabı okuyanlar için de biraz sürpriz oldu açıkçası. Hani o Alicent'a bak ya bu böyle miymiş lan? Aa, falan diye. <laughs> Onlar Şu anda şey, geldiği yani. yer doğru olsa da hani oraya gelişini tam olarak bir anda bu kadar artık <laughs> görümceye dönüşmesi İnanılmaz. yani artık birazcık orada şey yapacaksınız yani kabul edeceksiniz ki 10 sene bu kadar değişti yani ilk 5 bölümde bile değişmişti. Bir 10 sene daha koyunca onun üstüne Tabii. bu hale gelmesi normal ki sebeplerinden bahsederiz sonra. Ben, bir burada, ya, burada... Ha Şey, Sonra bir Bebeği, parantez açacağım ben <laughs> aç abi. Um, bebeği ayağına çağırması ilginç. Bu bir an için um, <gülüyor> öldürecek, öldürecek <laughs> mi demedim. Acaba bebeği değiştirecekler diye paranom paranoya mı yaptı dedim hani. Ha hani öyle bir şey yaparlar. Başka Targaryen'a benzeyen bebek bulup hani böyle aha bu bizim bebek falan <laughs> mı diyecekler diye düşündüm. Değilmiş. Mesela öldürecekse ha, öldürecek. Gerçi hani şey bebeği istiyor aslında. Sonra Renira tek başına yollamak istemiyor bebeği. İşte yani işte ona bu şeyi vermem, hazzı yaşatmam falan diyor. Sonra alıp gidince de zaten gözü kalıyor kızım böyle. Götürmeseydin onu falan ne yapacağım falan diyor. Bir gerginlik var yani orada hissediliyor çok. Yani gerginlik işte tabii şey gerginliği. Alison'ın konuyu tekrar açma gerginliği hani bu bunların piç olduğu işte Leonor'un çocukları olmadığı konusunu açma gerginliği ki zaten burada Renira olayın şeyinin farkında artık. Zaten bölüm içerisinde barış teklif etmesinin de sebebi o. Hani bokunu çıkacağının Renira <laughs> <Rhaenyra> farkında. <laughs> o, orada bir yerde. çok çok güzel bir detay var ya şey olarak. Onu şeyde konuşuruz. Eee Leonorla hmm. Coris'in biri kendi işte denizci lafını ediyor. Renira Reyn daha çok Corliss'in denizci lafını alıyor falan gibi bir şey. Şekil yapmışlar. Orada güzel olmuş yani. Evet. Leonor istediği gibi şekil şey yapıyor galiba. Kesiyor lafı. Tam olarak hepsini söylemiyor aynen, mu? Neydi aynen aynen. Orada çakallık yapıyor. İşine geldiği gibi kullanıyor. Leonor tam öyle işte bak onun parantezi atacaktım. Yani böyle tamam anlaşma var ortada da e kral yani doğumda da yanında durursun lan hani en azından teknik olarak iyi diye durursun. Hani çıktın şey diyor benim de bir gün dizime ok geldiydi o da çok <laughs> acımıştı bilir misin Vallahi. Ben Scrubs hatırlattı ya <laughs> karlı doğum yaptığında Türk gidip Karla böyle şey diyordu da tam hatırlamıyorum tam nasıl oluyordu ama şey Karla Türk'e hayır Türk öküz gibi kaka yapmakla hiçbir alakası yok mu oğlum falan diyordu <gülüyor> 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 daha önce böyle kaka yapmak gibi bir şey mi falan diye sormuş <laughs> Geri zekalı. <laughs> tam olarak o evet bak. Tam olarak o kafa yani. <laughs> Kadın um, olmadığıma seviniyorum falan diye. Bir sustan oldum artık yeter adam yani. Adam en azından bir şeyler deniyor yani. Hani <laughs> bir şey yapma, bir empati yapmaya çalışıyor. Başarısız da olsa. Belli ki burada her iki hem Leonor, Rhaenyra hem de um, Damon layna ilişkilerinde ben aynı şeyi aldım. Um, ilişkinin i̇lişkinin ilk 5 senesinde ya da neyse daha gençken ya da çocuk 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 yapmadan önce eğlenen hani mesela Leonor'un kişiliği Renire'yi o kadar rahatsız etmemiştir ya da aynı şekilde Damon, Lena ile ilk 5 senede eğlenelim, coşalım, işte içelim, parti yapalım, gidelim, sen gaysin fark etmez, sen git kendi erkek arkadaşınla takıl ben işte harbinle takılayım. Sonra çocuklar doğunca İşler karşı, karşı taraftan beklentin baba olması. Hani hani iyi bir baba olması, iyi bir eş olmasının yanında. Burada Renira'da öyle bir hayal kırıklığı var sanırım. Çocukların Lainor iyi bir baba olamıyor ya da işte hani belki içinden gelmiyordur adımı sonuçta anında benim çocuğum değildir diyordu. <laughs> Çünkü kitapta da biraz daha uzak olduğu, çok fazla ilgilenmediği yazılıyor. Hı -hı. Hani öyle çok işli dışlı değil çocuklarım. ve büyük ihtimal Renira tamamen yalnız kalıyor yani çocukları yetiştirirken. Orada Renira'da onun bir şeyi var. Kızgınlığı var, var, var burada. Hani değil. çünkü en sonunda bu benim de çocuğum ya falan diyor yani ya hani Joffrey's minde. Orada Renira bozuluyor yani. Senin çocuğun da ulan bunu ben yetiştirdim hani I'm the one who's bleeding de demesi aynen, o yani. Aynen, tabii. O sahne çok güzeldi bu arada. Yani yani burada Damon'la da benzer bir paralellik var sanırım. Damon'da da ilk başta işte Layna'nın Dragon Rider olması, işte free spirit demiştik yani bir chemistry var demiştik. Evet, evet. Power couple oldular falan diye konuşmuştuk. Çocuk çocuk olduktan sonra belli ki Damon sıkılmış. Yani ilişkiden sıkılmış olmasa da yani o hayata belki o uyamamış olabilir. Hani birazcık paralellik gördüm o açıdan. Yani hmm. çocuk aslında çocuk teması zaten bu bölümün teması bu ve Laris bunu sonunda çok iyi açıklıyor. Yani. Çocuk, <laughs> çocuk dedi. Çocuk <derine> dediği Matraf. <gülüyor> <gülüyor> Hep matraf bunlar. <laughs> yük yük. Bugün, bugün bir çocuk yetiştirmek 200 bin dolara da bağırılıyor falan diye. <laughs> o yüzden <laughs> yakalım çocuklarımızı. <laughs> Komple şeyi yakın halinizi. Peki burada bir sorun var şimdi. Merdivenlerden çıkarken e, Lord Caswell'le biriyle karşılaşıyor. <laughs> ben sonra buna baktım. Bu şeymiş. E, bu Bitterbridge'in lorduymuş bu herif. E, hatta evet. işte şeyde kesilmişti bu. En son Renira Koca Turun'a çıktığında Bitterbridge'e gidecekti. Ona gitmeden Aynen. geri dönmüştü. Burada da dayı dedi ki yardım edeyim mi? O gün de gelecek kral bekle falan gibi bir şeye geldik onu. <laughs> yani işte eee um spoiler etmeden ne kadar söyledim Yani de, ileride belli bir ittifaklar, belli şeyler oluştuğunda burada işte birazcık foreshadowing var. <laughs> şat yapın. For sharing, ben foreshadowing deyince şat yapan adamlar var mı? Varsa sıfır videoyu bitiremezler. <gülüyor> <gülüyor> ya da ben her neyse deyince şat yapmayın sakın ölürsünüz bak. <laughs> her neyse. Dedim bak gördün mü? <laughs> <laughs> şu an 3 kişi bayıldı oğlum sayende <laughs> kaç kere dedim acaba şu anda ilk 15 dakikada <laughs> 15 dakika olduysa videoyu kapat bitir tamam bu kadar az kaldı abi ben... bir 5 dakikamız Annesi daha var neyse demememin sebebi de konuyu çok fazla dağıtıyor olmam kendi kendime böyle konuyu ge geri getir oğlum gitme artık o kadar uzaklara deyip geri geliyorum normal ha video, video işi biraz alışkanlık ya benim ilk videolarıma bakıyorum bazen o kadar çok tekrar ediyorum ki belli kelimeleri sonra onlar ya sana oturuyor ya meme oluyor Güzel oluyor. Marka yani. oluyor. Aynen. Her neyse diye çok yaptıracağım geleceğim haftaya. <laughs> Senin ya. brandin oluyor yani. Ya da satarım. değiştiriyorsun bir yerde. <laughs> Merchandiserimizi evet. basacağız kardeşim haftaya hazır. Evet. Burada foreshadowing evet o var. Kanlı bir şey olması var. Evet. Reniro'nun kanları bırakması var. İz, kanlı bir iz bırakması var giderken. Kol, kol, kol piçinin de orada böyle şey selamı ha. var ya böyle. Hmm. <laughs> böyle barda işleme pozu selamı böyle. Kristen uh, Ellison'ın kapısının köpeği olmuş. Hemen görüyoruz. Tabii. Kimin kapısında? Tabii. Çünkü en son bıraktığımızda Renren kapısında duruyordu. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Ellison'ın kapısında duruyor. Um, yani dediğim gibi bayağı dolu bir sahne artık şeye gelene kadar. Um, geldikten sonra da devam ediyor. Evet da girişi benim için biraz sürpriz oldu bu kadar güçlü girmesi. Dediğim gibi hani 10 senede geçmiş olduğunu hatırlamamız gerekiyor burada. Çünkü um, eee yavaş yavaş bozuluyor, işte Renier'e kızıyor gibi bırakmıştık. Yeşil elbiseyle işte şey yaptı falan demiştik. Burada artık halısın <laughs> topyekun um, savaş açıyor. Yeni, bu arada... Yeni elbise diktiriyordu bu arada sahnede. Yine daha böyle havalı <laughs> evet. yeşil elbiseye geçmiş yani. Bu arada geçen videonun altına gelen son yorumlardan birisi um, işte yeşilleri çok fazla anlatmadınız. Onların bakış açısını çok fazla göstermediniz diyordu. Ben de aslında hak verdim hani. Yani yeşilleri çok fazla belki empati yapmaya çalışmadık ya da çok fazla konuşmadık. Dedim ki kendi kendime bir sonraki bölüm biraz yeşiller, yeşillerden bahsedelim diye. Hani yeşillerin bakış açısını anlatmaya çalışalım dedim. Bölümü izledikten sonra yok olmayacak abi. Yeşillerden <laughs> bahsedemeyeceğim kusura bakmayın. Hangi yeşili savunayım şimdi ben? Elizabeth'i mi savunayım? Christine Colum'u savunayım? Larissa'yı mi savunayım? İsterseniz Helena Targaryen'la ben bahsederim. Helena'dan konuşarım. Yani Helena'ya bir... aynen. Helena ya Evime yerceğiz. sokacağım bir Helena var yani. <laughs> Dışında 31'ciyi mi sokayım eve? <laughs> ne yapayım ben hani bilmiyorum. Çocuklar o yüzden yeşilleri heye. şöyle söyleyeyim. Yeşillere karşı <laughs> antipatik olan ya yeşillere karşı <laughs> bir şey olan biz değiliz George Martin. Tabii belli ki George Martin yeşilleri sevmiyor. Zaten favori karakteri de Damon bu hikayedeki. Um, o yüzden adam yazan adam bunlara <laughs> gıcık oluyor abi. Biz ne yapalım? <laughs> Yani, yani aslında... ...yeşillerini tanıyacaksanız kolay gelsin yani... ...hayat zor geçecek sizin için... Ü ...ülke olarak siyasal İslam'a bilmiyorum... ...bakışımız <laughs> zaten sonra bizde de çok... ...sancağın zaten doğrudan bir kıl... ...bunlar muhafazakar... ...bunlar <gülüyor> siyasal <gülüyor> İslamcı... ...bunlar homofobik falan diye... <laughs> ...ben zaten gerginim orada boğazlarına sarılacağım... ...yani bekliyorum... <laughs> ...aynen şimdi... ...Ellison'tun da burada direkt... ...şeyini tamamlayıp... ...Pokemon gibi son haline gelmiş olması... Um, biraz beni şaşırttı o oh, haylısın tabaklan <laughs> aldırıldır girdi diye hayvan gibi um, ama normal hayalasın bu yani yani kitapta ki hayalasın da daha yakın bu um, ve de burada mesela Leonardo söylediği keep trying sooner or later you'll get one looks like you diyor ya işte o kitaptan birebir ah okey. kitaptan Direkt. aynen olan bir söz um, yani burada mesela işte Viserys'in herhalde oralarda olduğunun da farkında. Aa Renina sen mi geldin? Çok şaşırdım falan diyor böyle. Çağırmamış gibi. Gerçi evet. çağırmıyor. Bebeği istiyor da. Hani Renina'nın geleceğini biliyor. Zaten Renina da diyor. Tabii. Ee, ondan sonra direkt bir Viserys geliyor. Bir herkesi bir rahatlatıyor. <laughs> geliyor bir. Zaten bu bölümde devamlı bir tahrik var. Bütün bölüm bir anda herkes birbirini tahrik etme peşinde yani. Bir tahrik etsin de işte bebeği istiyor ama Renira'nın geleceğini biliyor. Kapıda kol da var. Babası da orada falan. Hani devamlı böyle bir şey içinde peşinde yani. Hep. Ya işte, karakteri o yüzden bana biraz şaşırtıcı geldi. Çünkü neredeyse bütün sahneler, bütün bölüm Alison'ın um, antagonist şeyiyle geçiyor yani. Her sahnede Alison um... Bir yani ra ra nefes almadı yani sürekli evet. aynı şeyden bahsediyor. O da dizinin işte hızlı gitmesi maalesef Alison'ta normal diyalog verecek zamanları yok yani. Gerçi. Alison bütün diyalogları piçler hakkında. Sabah akşam piç konuşuyor yani. <laughs> Sabah kalkıyor böyle gözünü açıyor <laughs> gülerim ya. Bu çocuk da piç falan diye. Alison yani artık <laughs> tam anladık be. Yani <laughs> öyle bir karakter olmuş durumda. O yüzden hızlı gitmenin Şeyi hmm. bu yani dezavantajı. Alıntı işte, gözümüze sokuyor biraz. Orada şey dengesi fena değil işte. Kolla dedikodu yaparken kolda gaza geliyor ya. Da, bu tam bir orospu falan diye böyle. Lan bir dur sen de abartma falan. <laughs> neyse. Yani <gülüyor> <gülüyor> orada bir forşa da var gerçi her neyse. Geleceğim oraya. Şey ikili konuşmalarda dediğin gibi Edison <laughs> çok dışa vurumcu. Üçlü konuşmalar geldiğinde de çok iyi yazılmış. Ya karşı taraf konfes etsin diye Devamlı tahrik ediyor. Fazla konuşmuyor. Bekliyor. Ortaya laf atıyor. İşte Viserys'i kışkırtıyor. Renira'yı kışkırtıyor. Konseyi kışkırtıyor bir tek <laughs> Lionel Strong'un sahnesinde bir gaza gelir gibi oldu. Heyecan yaptı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Falan diye böyle bir nefes açıyor. Bir söyleyecek galiba. Ha söyleyecek galiba bu herif. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Söylemedi. Çıksaydı dışarı söylerdi bence ama. Strong. Öyle bir tip yani Lionel. Çıksaydı zaten Viserys de tamam bu aramızda kalsın deyip siktir ederdi muhtemelen. <laughs> yani Burada Viserys'in gelmesiyle sanırım ilk bir şey oluyor böyle bir Viserys sahneye girince bir tansiyon düşüyor tamam Viserys geldi Evet. şey böyle bir torunu abi. seviyor bir an için orada şey zannettim torunu alıyor stir diyor ya evet. strong deme lan ben pot kırma oğlum <laughs> bir konuda bir strong deme sakın. Taş gibi taş. Evet. Çap çap vuruyormuş hocam karpuz gibi değil mi? İyi iyi bu çocuklar. <laughs> bu arada adamın kolu yok. Ha evet. Bunu ikinci izlemede fark ettim ben. Birinci izlemede görmedim. Ben ikinci ya ilkinde şeyde fark ettim. Sonradan eee koltuğa oturttuğunda böyle dokunurken anladım ben. Şeyde kaçırmışım. Güzel yapmışlar çünkü zaten halk da hani öyle kolsuz gibi görmesini belli ki onu böyle şey kıyafeti Aynen. sert bir kumaştan yapmışlar. Saklıyorlar. Güzel saklamışlar evet. yani. Eee gitsinler ise protez alsın ondan bir tane. Vardırlar işte. Tabii canım o üstadı ya onda oradan bir kol ver bize. <laughs> Al abi falan diye. Lariste şey yani, dedim veriyor böyle kol kırılır yen içinde kafa orada <laughs> hala konuşuyor. <laughs> ne oldu bizim istihbarat işine mi giriyorsun? Biz yeriz falan diye. Eğer dileneceksen ben şu şeyde Kings köşede ben sana yararlıyım. Yani <laughs> Herkesi şey işine sokuyor. Buradan um, ço çocuklara geçelim mi? Var mı bu sahneye ekleyeceğim bir şey? Yani geliriz belki tekrar büyük ihtimal. Um, Alisonla ilgili çok fazla kafamda şey var ama tekrar söyler Yani başka yerlerde de söyleyecek. Hepsini buraya sıkıştırmamıza gerek yok. Sen devam et Aynen, biraz. Aynen dağılırız. Yani çocuklara geçiyoruz. Zaten işte Joffrey Doğu'yu zaten onunla ilgili muhabbet devam ederken. işte çocuklarda böyle kamera girince şey diye bağırıyorlar. Big Big Scary Dragon falan diye böyle gaza gelmişler. Bir de yumurta seçmişler ufakla. <laughs> orada çok önemli bir sahne, çok önemli bir diyalog var. Gene dizinin çok hızlı gitmesinden dolayı e, göremiyoruz yeterince. Ama yumurtayı seçiyorlar ya. Aha. Orada Aa, çok iyi falan diyor Renira. E, bu çok iyi yumurta falan diyor. Evet. Jace, Jace diyeceğim bundan sonra. Öbürkü de Luke. Jace Luke. Aynen. Kardeşi Lucerys <laughs> e, abisi Jace. Lucerys'e Luke şeye Jace yani Jace şey diyor. I let Luke choose diyor. Hani Luke'e evet. Luke'ün seçmesine izin verdim gibi bir şey söylüyor. Luke da thank you Jace diyor. Şimdi bu diyaloğu bir sayıvedin bir kenara. İki çocuk arasında ben kardeşimin seçmesine izin verdim. Teşekkür ederim Jace. Diyaloğunu bir yere bir sayıvedin. Oraya bir koyun. <laughs> hani çok atılmayan bir şey hani böyle hiç önemsiz bir şey gibi gözüküyor ama ha çok böyle şey mistik bir anlamı yok. Sadece o iki çocuğun arasındaki ilişkinin ne olduğunun ipucu. Evet. Çünkü buna bununla diğer üç tane <laughs> evlat olsa sevinmez ikisi ne laf yok. Arasındaki ilişkiyle karşılaştıracağız bunu. Aynen. O Sonra. Iki. <laughs> Ödevimiz o... ikinci <gülüyor> dönemde. <gülüyor> İkinci dönemde yaz ödevi, değil mi? Hepinize eser yazım onunla ilgili. Haftaya <laughs> bakacağım. Eğer yani Harbin konusu biraz biz aynı şeyi söyleyip durduk ilk beş bölümde harbini hiç işlemediler abi. <laughs> yani adam bir böyle bakarken gözüktü, bir prens Damon'a böyle tabii prensin buyurun dans edin filan derken gözüktü. Ee, en son. Renira'yı evet, <laughs> omzuna atmışken gördük hani böyle ortamı yarıp. Ya ben orada um, şey demiştim hani Lionel Strong belli ki Harvin'i Renira'ya e yazacak bir şekilde ee, ama böyle beklemiyordum. Yani daha daha sert bir yoldan olur diye düşündüm. Aslında hiç öyle de olmamış. Gayet doğal bir ilişki geliştirmiş aralarında. ya. Yani. Daha resmi yollardan olabilirdi. Aynen. Ama resmi beklemiyordu. <laughs> Bizim <gülüyor> evdeki Um, casual izleyiciye sordum şey dedi direkt. Ya harbin olmuş da bari ilk çocuğu Layen oradan yapsaymış dedi. Haklı, haklı i̇lk yani. Çocuğu... <laughs> ha, ilk, tabii öyle bir şey var hani um, ilk çocuğu hani yapamamış mı Leonor? Dişini sıkıp bir <laughs> çocuk koyamamış mı Renner'e? Hani ne bileyim şurada şey yapın. <laughs> Başkası gelsin erkek arkadaşı da gelsin hani Üçlü o şeyin Marjorie dediği gibi var ya. Ha evet evet. Orası da davet ederiz yaparız bu işi diyordu şeye. Um, <laughs> burada da onu yapamamışlar mı? Bunun açıklaması aslında şey. Um, Joffrey'nin ölümünden yaşadığı travmadan dolayı Laenor'un cinsel olarak um, Rhaenyra'ya yaklaşamadığı. ...gibi bir açıklaması var. Mantıklı hani bu arada. burada neden olduğunu... ...kitapta... ...şey olarak açıklanmıyor bu sanırım... ...ama bu altyapı bu yani... ...böyle açıklanıyor. Orada yaşadığı travmadan dolayı... Um, ...Renira'ya... ...hiçbir şekilde cinsel istek duyamadı. Ya. Zaten adam gay olmasına ek olarak... ...yani hani hiç... ...yanına yaklaşamadı gibi bir durum var. Um, o yüzden... ...Harvin seçimi... Rhaenyra'nın um, ben... biraz da Daemon'un etkisiyle biz Targaryen'iz, biz istediğimizi alırız biz istediğimizi zikeriz diye kafasını yıkandığını da hatırlarsanız yani Daemon tarafından Tabii. Rhaenyra bir de Rhaenyra'nın şöyle bir durumu var ben tahtın varisiyim taht bana gelecek hani ondan da bahsetmiştik daha önce biraz istanişsel bir durum var tahtı kazanmak için Alison'ın Alison ondan da nereye gıcık oluyor. Ben babamın gösterdiği yaşlı adamla yattım. Görevimi yaptım, ona çocuk verdim, bilmem ne yaptım. Renira takılıyor. Renira hiçbir şey yapmadı. <laughs> i̇stediğiyle yattı, istediğiyle kalktı. Harbinden pitch yaptı. Um, şey oldu. Sürttü. Gene tahta çıkacak. Um, yani Alicent bu Monarşi sistemini <laughs> biraz yanlış anlarmış. <laughs> Böyle. <gülüyor> abi, bunu fazla sen şey yapma istersen. Yalnız bak şey de ilginç. Şimdi bu dediğinden sonra ben hala şey teorimde. Yani bu ol, olur olmaz bilmiyorum da. Benim kafamdaki teoride. Ki e, dizinin Damon'u da bence çok net bir şekilde artık bir seksüel tasviri var. Onu da konuşuruz. O da ilginç diye. aslında. Neyse. Aynen geliriz. Ben hala Renira'da. Çünkü bak e, ne olursa olsun muhafazakar da olsa şey de olsa Renira'nın par Alison'tın pardon. Alison muhafazakar da olsa bu kadar Viserys'ten nefret ediyor. Şey oluyor babası şey ama bir şekilde hep bunlara saygısı var. Ve kimseye de gönlü kaymıyor paşamın. Yani ben biraz şey hissediyorum böyle. E, bu kadar çocukken de olgun olamayacağını da gördük. Hala Renira'ya karşı ben e, kendi bastırmak istediği bir duygusu olduğuna inanıyorum yani. E, belki olabilir. çocukken çocukça çocuk şey yapıyor yani. olabilir. Kendine değer yargılarıyla çakıştığı için Heh. İşte bastırıyor ekstra olabilir yani. Daha da bir Korku yaratıyor olabilir. Aynen. <laughs> yani ekstra bir um, ne denir? Kendine öğretilen yargılarla çakışmanın korkusundan dolayı hem Reniraya yaklaşmaktan korkuyordur. Belki ya da daha kötü davranarak Renirayı kendisinden uzak tutmaya çalıştığı gibi bir altyapı olabilir ama kitapta böyle bir şey yok evet. Yok çünkü aralarında 10 yaş var. Yani burada... İşte burada evet, yakın. Evet. Senin dediğin gibi Damon. da kesin var. Çünkü Rhaenyra birinci seksüel olarak zaten aktif birisi. Yani o konuda şey um, Westeros'ta böyle ben istediğimle seks yapacağım diyen <laughs> kadınlara hemen zaten orospu damgası vuruluyor yani. Evet işte. Um, i̇şte hemen bunu evlendirmemiz gerekiyor şeyinde. Şeytan. Burada Alicent'la yaptılar. Kitapta Lezbiyen olarak um, yakınlaştığı kişi aslında Layna. Ha. Ay. Sen Damon'ı bir seksüel göstermişler. Ben de aynı şeyi aldım. Garson elledi. Evet. Bir de kesilmiş <laughs> sahne varmış. Onu gördüm bir de. öyle miymiş? Onu evet. bilmiyordum. Um, aslında orada Layna ile Ranira arasında bir ha. yakınlaşma var. Çünkü um, şey Dragonstone'da yaşıyorlar bir süre. Ya bir, onlar Driftmark'tayken şey Dragonstone'da ve ile Rene'yle bayağı yakınlaşıyor bir süre. Yani burada biraz farklı işlemişler. Evet, Gerçi bilmiyoruz. Da. Ne kadar süre Pentostalarda hiç hani şey Driftmark'a gitti yani Damon'la Lionel'a işte yani. şeyde da Dragonstone'da takıldı. O, o sırada tak işte yakınlaştılar gibi bir şey var evet. kitapta burada onun olmamış tabii. Ama Damon'a vermişler o biseksüel şeyi. Olabilir. <laughs> Damon cinselliği zaten C Damon içinde hala şey sanırım bir kapalı <laughs> kutu adam çözemedi hala ne istediğini. Damon tam böyle şey ikinci turda eşleştiğin Romanya takımı gibi. Çok kapalı kutu abi tanımıyoruz. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım bizi tanıyalım. Damon. Çünkü kalkmıyor. <laughs> ya yani... Şu yüzden de bunu söylüyorum. Elasuntin çünkü hırsı e, çok parçalı olmaya başladı babasından dolayı ama kendi hatası. Şimdi ona geleceğim. Her şey kendi hatası. Buna da hırslanıyor. Sondu da kendi hatası. Zaten böyle artık daraldı falan yani orada yaptığı şey anlayınca. Bu kendi hataları. E, Renira da kendi hatası gibi görüp iyice kendini ekleyip Bu sefer o bütün hırsı işte Viserys'ten çıkartıyor, Renira'dan çıkarıyor ve sonunda yine mutsuz oluyor. Hani yani genel olarak konuşacaksak bir... böyle bir tribi var yani Alicent'ın. <laughs> Alicent'a <laughs> geleceğiz. Oradan çok fazla girmeyeceğim. Şu Harvin konusunda bir tane söyleyeceğim bir şey <laughs> daha var. Söyle <laughs> um, kitapta Rainis, Kolis'in karısı, nın saçları <laughs> siyah. Hı -hı. Baratheon um, annesi, evet, annesi doğru. Baratheon. Aynen Baratheon. Um, şeyin de um, başka kim var bir dakika Esmer olarak. bir kişi daha var ha Emma Erin'in de na, olduğu açıklanmıyor yani sa, şey Targaryen sarısı saçı olup olmadığını bilmiyoruz ama dizide sarıydı Çünkü, galiba ha şimdi kitapta o öyle Rhaenys siyah saçlı Emma Erin'i bilmiyoruz Hep, hiç benim kafamda Targaryen saçı um, şey yapmamışım kitabı okurken çünkü Erin ya soyadı. Aha, Direkt hani Erinlere gidiyor aklın. Hani herhalde Erinler gibi gözüküyordur. Halbuki yarısı Targaryen olduğu için Targaryen gibi gözükme ihtimali de var. Her neyse. Kitapta o öyle. Burada hem Rhaenys'i sarışın yapmışlar hem Emma'yı sarışın yapmışlar. Bunun sebebi Reniraya çıkış kapısı bırakmamak. Evet. Genetik, yani, genetik kapıyı kapatmışlar. <laughs> aynen. Dizi seyircisini herhalde çok fazla kafası karışmasın istemişler. Hani bu çocuklar piç mi değil mi? Konusunda. Ee, Renira'nın hani ya işte Reynis'in de saçları siyah canım ona benziyor. Ya da Emery'nin de saçı siyah olsaydı mesela annesi annemin diyebilme şeyini kapatmış dizi. O iki yani. karakteri de sarışın yaparak Renira'nın um, çıkış, çıkış kapısı da hiç bırakmamışlar. Evet. Um, o açıdan ilginçti yani. Seyirci açısından tabii ki... Hani casual izleyici açısından bu tip şeyler önemli çünkü... Um, casual izleyici bu Targaryen bu sarışın işte Rhaenys... Rhaenys'i şimdi sen esmer yaparsan saçını siyah yaparsan... Casual izleyici bu Targaryen değil herhalde diye düşünecek yani. Tabii kopabilirsin. Normal. Şeyden, aynen. Yani işte... Um, burada tabii... Um, Velayronların siyah olması da olayı ekstra şey yapmış. Çünkü kitapta Velayronlarla Targaryenler aynı görüntüye. Aynı yani işte gümüş saçları işte mor gözleri var. İki tane gümüş saçlıdan mor gözlüden böyle benim çocuğuma benzeyen birisi çıkınca <laughs> herkes tabii <laughs> bu ne lan? diyor. Burada da aynı şey Oluyor yani. Baba, siyah, anne, Targaryen, çocuk şey. Hani insanlar şey diyorlardı işte ya belirsiz aslında bu hani belki de değildir onun çocuğu filan diyen insanlar vardı da herhalde kitabın götünü okudun yani. Kitapta bile bunun belirsiz olduğu işlenmiyor yani. Kitapta ha, esmer kitapta diye mi belki... yaşıyor çocuklar direkt? Direkt esmer diye mi? Ya işte yani. evet aynen. Şey es esmer diye şey yapıyor. Hiçbir Um, ne diyeyim öyleymişcesinde yazılıyor kitap. Hani hiçbir zaman bunlar piçli yazılmıyor. Anladım. O resmi tarih olarak düşünürsen hani Targaryen hanedanına piç bunlar falan yazmaya Maester'ın götü yemiyordur. öyle <laughs> um, <laughs> yazılıyor. İşte şöyle söylenti böyle söylenti diye yazılıyor. Um, burada da o açıdan hiçbir çıkış noktası yok yani. Um, yani Um, şeyde de burada en son bir Father Please May I Hold Joffrey dediğinde çocuklardan birisi her ikisi birden böyle dönüyor ya hem Leonor evet. hem Harvin. <laughs> Hangisini diyor konuşuyorsun lan diye. Eee um, bilmiyorum burada Harvin'in aslında Renren ilişkisi de yok kitapta yani. İnsanlar da kitapta ne var artık lan filan kitap yok hiçbir şey. Ya yok hani abi. Ne şey, nasıl bir inletin... ilişki Sadece hani ee, tamamen cinsel bir ilişki mi yani ya benim kocam gay sen benim fuck ol mi hani, ilişkisi mi yoksa burada yansıtıldığı gibi burada gerçekten bir duygusal bir bağlantı var gibi yani sanki Renira dediğim hani çocuklarının babası Laenor'un babalık yapamamasından şikayetçiyken sanki e, Harbin'de onu bulmuş gibi. Yok, yani biraz... babalık yapan birisini bulmuş ha. gibi o yüzden hani oradan doğan ilk görüşte aşık olmasa da oradan doğan bir e, bağlantı Harbi varmış film. gibi tam bunu diyecektim yani bana da öyle geldi aralarında böyle müthiş Harvin bebeğim aşkım gibi bir şey yok ama zaman içinde oluşan bir bağ işte babadır çocuklarıdır eğitir onları falan yoksa şimdi bak Harvin Harvin de ilgili gösteriliyor burada yani Harbi. Tabii ki ilgili olabildiği kadar ilgili <laughs> Zaten geleceğiz ona Cole'la kavgasına. Ama ben <laughs> Aynen. Zaten Cole, ya bu dizideki bir, yani harbiden şey göremedim ben daha. Yani çok heroik gözüken erkeklerde bile ciddi sorun var dizide zaten. Onları şey yapacağız. Harvin de bence sütten çıkmış akkaşık. Bunlar hep SCV işi. Bütün erkekleri sorunlu yapıyorlar. Horoskop <laughs> 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 <bir> çocukları. <laughs> ee, burada bir de... Kadınlar da sorundu burada. Herkes sorunlu. Herkes sorunlu abi zaten. Herkes sorunlu. <laughs> Sorunsuz bir Adam vardı onda yaktılar. Neyse. <laughs> Senin ya, fan club dağılmıştır artık. Lionel gidince. Lionel alacağı gitti. Tekrar Tayvin'e döndük biz abi. Şey yaptık. Tayvin'e döndük. Tayvin'den de bahsetmemiz <laughs> gerek aslında burada. Çünkü vezirisiyle bir paralellik var. Bir ara konuşuruz onunla ama. Buradan e, şu şey... şey sahnesine gelmedik, değil mi daha? E, Ejderhan nasıl yetirsin sahnesine geldik abi. E, Kristen'ın... <laughs> şeyle yürüdüğü sahneye geldik mi? Geçtik mi? Ren e, o, yok. o sonra galiba. Ha sonra mı? Okey. Evet evet. Bakayım. Ejderhaya geleceğiz. Okey. Aynen. Şimdi şeyi konuşacağız. Alicent'da Crispin'in sahnesi daha var. Ona biraz daha var. Okey. Ejderha sahnesi. Burada ben hemen bir çocukları tanıtayım aslında. Ee, millet... <laughs> tanıtayım. Tanıtayım. Tanıt Bu sevgili Egan. Ejderhaları da tanıt. Ejderhaları da söyleyeceğim. Egan Egan zaten şey David Tennant'ın oğlu oynuyormuş bu arada Ty Tennant. Oradan hmm, çok reklamını yaptılar çocuğun. İki bölüm oynayacak sadece. Aynen. Zaten sonra 6 yaş büyüyecekler. iki bölüm oynayacak. Ben bir şey anlamadım burada. 14 yaşında sanırım açıklaması gelmiş. Diğer çocukla ne kadar yani diğerleri de kaç yaş var? Yani 5, bir 5 yaş var gibi geldi bana ama 5-6 yaş çok da emin olamadım yani. Biraz o konu arada kaldı. Kardeşiyle mi? Kardeşiyle de şeyle de Cesare's de. Ha. Herhalde bir 5 sene var gibi hissettim ama. Yani olabilir evet. Diğer kardeşi zaten Aymond. O daha broken bir çocuk. Onunla da dalga geçiyorlar. Tıvat bu tıvat diye geziyor İngiliz aksanıyla. Üçüncü kardeş de Helena. Onu sonra göreceğiz. O bu sahnede yok. Bir de sanırım bunu sen teyit et. Normalde dört çocuk varmış kitapta galiba. Burada üç çocukla gidiyoruz şu an. Dördüncü çocuk olacak mı olmayacak mı ya da var mı bir yerlerde mi? Geyi de dönmüş ama net bir şey Dördüncü yok. Dördüncü çocuk Spoiler vermeyeyim ama çok önemli bir karakter oluyor. Hı hı. Hatta yani sona doğru en önemli karakterlerden biri haline geliyor. O yüzden büyük ihtimal olacak. Ama Viserys de bu haliyle nasıl çocuk yapacak bilmiyorum. <laughs> Adamın organları dökülmeye <laughs> başlamış. <gülüyor> Belki çocuk vardı göstermediler. Çünkü çocuğu şeye yolluyorlar. Town'a yolluyorlar. High Tower'ın yanında ya ver mı deniyor işte neyse ha, öyle büyüyor. Yani, ha, yani Old Town'da büyüyor çocuk. Landing'de yok. Burada da ben bir cümle duyarız diye düşündüm. İşte bizim Derin'i de oltana yolladık filan gibi duymadık. Hiç yok. Ee, bilmiyorum onu nasıl yapacaklar. O çocuğun yaptığı şeyleri başka karakterlere verme ihtimalleri var. Hani belki diğer çocuklar yapar. Bilmiyorum nasıl bağlayacaklar. Gör, Göreceğiz bir yani, sonraki bölümde çıkar piyasaya. E, Şeydeki şeyde de yok aile ağacında. Yok, evet. Bölüm ben de ona baktım. E, komple mi çıkardı? Şu an belirsiz. Hani komple çıkmamış da olabilir hani merak eden varsa. Şu an belirsiz. E, burada da Gerend Dragon'da Vermax. Ha bu arada Egon'un dragon'u var. Onunki Sunfire'mış adı. Eymond'un yok. Yığın Sunfire. daha da geçiyorlar zaten. Ama Eymond'un ben hangi dragon'u e, Dragon'un adını diyeyim spoiler olmasın öğrendim ee, onu baktım ya yani, merak ettim. Helen... Bir sonraki bölümün trailerini izleyenler varsa görmüştür zaten. Trailer'a bakmışsınız. Şey öyle söyleniyor gerçi. Aman bizim ejderha çalındı falan. <gülüyor> <gülüyor> bir şey oluyor. Evet. Her neyse. Bir çok önemli değil. Orada. bir sonraki bölümü göreceğiz. Gelen de Vermax. İşte Vermax'ta cesaresin Dragon'u. Orada da şey zaten bu. Eğitmen yine Monk geliyor ya böyle işte böyle yapacaksın şöyle yapacaksın anlatıyor. Babanın yüzü yanmış ama bir yandan. Ben orada şey bekliyorum. Adam, adam High konuşuyor sadece. Bu nereden acaba bu adam merak ettim. Aynen işte onu soracaktım sana. Bu herif yani daha önce böyle konuşan bir karakter bu King's Landing'de görmemiştik diye hatırlıyorum. Bunu bir yerden samınladılar sanki bir anda. Valerian bilme, bilmesinde bir problem yok da sadece Valerian, High Valerian konuşması biraz garip çünkü böyle bir dil yok artık hani Valerian'ın şeyinden sonra onun bir versiyonu var Volantis'te falan da konuşulan bir versiyonu var ama o bu değil hani ejderhaların konuşul dil değil. Bilmiyorum böyle şekilli yapmışlar onu. Neyse bu sadece ejderhaların dilinde konuşabiliyor. O kadar uzman bu herif falan diye. <laughs> Profesör bunu biz Kudüs Üniversitesi'nden getirdik. Alanında uzman bu arkadaş. Aynen şey bu. <laughs> Kurdu bu işin ejderhaların. Zaten şeyde, e sonra da Cesaris şey yapıyor işte kuzu çevirme yaptırtıyor acımasız bir şekilde hiç tiklemeden <laughs> yak baba yak ya. <laughs> ...beni en çok üldüğüm şey oldu ya... ...bu bölümde... ...üç tane karakter öldü... ...hepsinin de şeyi aynı işte... İşte biz... ...Harvey'ni daha doyamamıştık... ...daha hiç göremedik doğru düzgün öldüğü ağlayan adamlar... hepsi ...işte Layna... ...hiç daha doyamadık öldüğü falan ağlayan adamlar... ...herkes böyle... ...işte sosyal medyaya... ...şey yapıyor post atıyor falan... Kızım ...işte Lionel'a senin Lionel... ...Lionel öldü falan diye... Bir adam da keçiyi atmış. <laughs> <laughs> Doymadık hemen öldü diye. <laughs> yani? Çok iyi ya. <laughs> Dört önemli ölüm. <laughs> Bu keçinin ölmesiyle başlayan süreç gerçekten burada önemli. Aa, geldi. <gülüyor> 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 Keçi öldü. Orada keçinin yani. ölmesinden çok cesaresin böyle e, şeberek gibi <laughs> yap bakalım falan diye gezmesi e, hani o çocuklar daha sağlıklı gibi gözüküyor ya şeylere göre bence onlar da çok sağlıklı değiller yani öyle hissettim ben <laughs> sağlıklı olarak işleniyorlar ki onun da bir anlamı var zaten um, işte göreceğiz bakalım ben yani, bu arada bu Dragon Pit'te doğup büyüyen ejderhalar daha küçük oluyorlar öyle bir lorda var şey... özgür ejderhalar daha fazla büyüyorlar şeyi bıraktılar ya sanki. E, o hiç görmedik. Bu Daenerys'in ejderhaları baya böyle civci gibi diye bir yere, bi, -bi, bi, diye geziyorlardı şu kadar minicik. E şimdi bu Reyna Targaryen diye bir prenses var şeyin um, kardeş. O bir şey beşiye doğan çocukların beşiğine yumurta koyma geleneğini o başlatıyor. Hı -hı. Hatta Daemon'un kızlarından biri hani evet. doğu şey olmadı diye üzülüyor ya. Benim, ım, benim O geleneği yani. başlatıyorlar. Doğan çocukların daha beşiğine yumurta koyuyorlar filan. İşte o yumurta ım, açılırsa, şey olursa direkt doğum oradan itibaren o dediğin gibi ufak ejderha ile beraber büyüyor çocuklar. Burada Ceher Cehelis değil yani de yani, Luke'un da büyük ihtimal öyle. Yani belli bir bağı olması lazım şu anda. Ama herhalde burada artık daha şeyini öğretiyor. Tekniğini öğretiyor. Ehliyet alıyor falan diye. Bu da hocası. <laughs> gidelim bakalım. Dur, dur, dur şeyi var. Böyle ile giderken. <laughs> dur işareti var. Durmana gerek yok. Bas bas diyor. Böyle basıyor. <laughs> Kalıyor alamıyor ehliyeti. <öyle> <laughs> Tırıldı seni. Aynen, sen böyle Bana yapmıştı ya. Hoca. <laughs> Durmana gerek yok. Devam falan. diye. İyi gidelim o zaman. <laughs> Bastım böyle ben. <laughs> 30 puan kırdı sonra. Eee <laughs> kardeş Türk herkese yapıyorlarmış onu. Türk gibi sürersen Avustralya'da trollenirsin böyle işte. <laughs> ben de burada ee, geçen 50, 50 kilometrelik yerde 59'dan yedim ya. Ceza ilk cezamı yedim yani. Tarihimdeki kız cezam 59. 67 ya meşhur 60'lık yerde 67'den herhalde 5-6 tane var. Abi evet ya. 66'ya kadar yemiyorsun 67'de <laughs> yiyorsun. Buna alışacağız yani bu Herhalde galiba. şeyde Cenk'te de işte eğitiyorlar falan nasıl kullanılacağı hangi komutların verileceği gibi. Yoksa bir bağlantı şu anda var. Zaten Ament'in o bile yok hani. Eymond'un yok. Eymond da burada aşağı iniyor. Ateş beni çağırıyor diye. Karanlığın içine böyle bir süzülüyor. Bu arada The Pink Dread olayına güldüm ben ya. Sesli güldüm. Çünkü ben de Eymond gibi salam ya. <laughs> Sana ejderha bulduk falan diyorlar. Ben böyle hangi ejderha acaba? Veygar'ı <laughs> mı soktular oraya falan? Ne yaptılar falan <laughs> diye. Ben bir heyecan yaptım. <laughs> Bizleri şey diyor yanın üzerine. Senin çocuk da biraz salak ejderha. Nereden bulacaklar ama? <laughs> <laughs> Oğlum ben de salakmışım ya. Sen <laughs> ejderha bulduk deyince ben heyecan yaptım. <laughs> Böyle baktım domuz çıkınca ay Allah ben. dizi, dizi sana cevabı vermiş ya. Gerekli cevabı. o güzel olmuş. Bu arada Egan'ın da hani şeyin çocuklarıyla, Renner'in çocuklarıyla bir sorunu yok. Şu yani. anda onu gösteriyorlar. Evet hiç hani, yok. Araları iyi. Hepsi beraber bir olup <laughs> Eamon'la <laughs> uğraşıyorlar. <laughs> Aynen abi hepsi hepsi böyle. Küçük de mesela yani Luke da küçük olmasına rağmen e, o da onu da şeyde kanka olmuş Eagle'la yani takılıyorlar. Eamon da şey problemi ya. Um, ailenin herkesin kimsenin haz etmediği çocuğu çocuk Garip olduğu için mi aile haz etmiyor yoksa aile haz etmediği için mi çocuk garip oluyor sorusunun <laughs> cevabını ara yani bu çocuğu sürekli bullying karşılaştığı için mi bu çocuk weirdo oluyor yoksa bu çocuk weirdo olduğu için merkez bunu ne uğraşıyor? Bullying konusu Biz o seks sahnesinde demiştim yani bundan evet. doğacak çocuk evlat olsa sevmez diye. <laughs> i̇şte <seksiz. gülüyor> bu Aymond oradan doğan çocuk. <laughs> Zaten diğeri de Helena. Helena'yı da hatırlıyoruz. Dağımı sallayıp atıyordu işte. <laughs> Helena'yı da artık nörolojik zarar <laughs> vermiş. nörolojik zarar vermiş. <laughs> çocuk böyle <güzel. söyleyordu>. bir. <laughs> <laughs> Burada peki tamam, hayır, hayır. bu sahnede Dreamfire'ın e, önemi olacak herhalde. Çünkü Dreamfire'ın sana o şu... Dreamfire miymiş bu Aymont'un gittiği? Evet Dreamfire'miş evet. Öyle okunuyor. Ha okey ben onun... Şimdi şöyle bir durum var. Aymont ya süzme salak. <laughs> çünkü Dreamfire... Mal bu çocuk. <laughs> <laughs> ben de bullying'e başladım. Aymont beynini sikiyim senin <laughs> Herkes vuruyor Eamon'da. Sonra bu çocuk <laughs> niye böyle um, oldu? Joffrey, Joffrey 2-0 olunca niye böyle oldu diyeceğiz. <laughs> yani neyse. Um, şey. Dreamfire Helena'nın ejderhası. Ki bu HBO'nun sitesinde de öyle yazıyor. Hı -hı. Eğer ejderhalar iki, sadece bir kişiyle bağlanabildiğine göre hani Dreamfire'a doğru gitmenin pek bir anlamı yok. Hani ama daha Helena belki bu noktada bağlanmamış mıydı? Tam olarak şeyi bilmiyorum. Çünkü neden Helena'nın ejderhasına doğru gidiyorsun ki hani onu alamayacaksın sonuçta. Ejderha ikinci bir kul şeyi kabul etmiyor. Onun yumurtası var ama Ölüyor. galiba. Ayman'dın mı? Şey Dreamfire'ın yumurtalarını teklif ediyor ya Renira. E. Yani ben öyle bakıyorum. Yani yumurtaları <laughs> vardı ona mı gitmeye çalışıyor ya da öyle gaza mı geliyor? Ejderhanın altından yumurta alacağım diye. <laughs> <yani. gülüyor> öyle gaza yani alırım lan ben aslında. <laughs> ne yaptı herif salak herhalde gerçekten <laughs> beyinsiz çocuk. <laughs> <laughs> ama de, ya. Ne işi Ateşü var salanlarda? <laughs> tavuğun altından almaya korkarım yumurtasını. Sen manyak mısın lan? Ejderhanın altından alayım. Bir saniye. Ne oluyor? <gülüyor> Alacağız. <gülüyor> ya sabah <laughs> çiğ çiğ ben çok seviyorum. Çıt kırıp yiyormuş böyle falan. <gülüyor> <gülüyor> Dreamfire bacım bir tanesini alırım miyiz? Orada çok var senin. <laughs> diye. Onu ben tam anlamadım ama Ament'ın artık biraz çaresiz hale geldiğini artık hani ejderha konusunda. Sonra bir sonraki bir salaklık daha yapacak bir sonraki bölümde o konuda. Ee, işte, işte bir foreshadowing shot yapıyorlar herhalde. Aymond artık. Evet. Desperate yani böyle herif. Ejderha almak için diye. Çünkü ejderhasızlık kabul görme şeyi gibi görüyor. Aynı kız sorun. Ee, aynen. Damon'la Reyna'nın kızında da var. ona da evet. aynı göndermeyi yapıyorlar. Bir de aynı şekilde alısın da o bu çocukların ejderha doğması bile sürpriz oldu falan gibi bir şey söylüyor ya. Evet. Sanki kendisi yarı Targaryen o da yarı Targaryen aile hani yani ne? ne alısın yani. da kendi çocuklarından birinin ejderhası olmadığının bir hani gerçek Targaryen değil bu o zaman diye bir bozuluyor. Tabii, Çünkü tabii. çocuklarının ejderhası var. Um, Bizim çocuk üniversiteyi kazanamadığı şey o biraz işte. <laughs> <laughs> şey dikkat ettin <laughs> mi sen Anne şeyi. Ee, Edison ben onu izlerken yani çok dikkat edememiştim de sonradan gördüm ee, kendi odasındaki ejderhalarla Targaryen'ların böyle seksi pozlarını kaldırtmış odadan ee, hadi ya ha, düz duvar yaptırmış böyle logo mogo bir şeyler koydurmuş <laughs> o, o kadar Ayrıca kontrolü eline almış artık ya o Viserys şey yapıyordu herhalde onları Vizelis'in odasındakiler Oğlum, duruyor. Alicent'inkiler çıkmış. Ba bana şunu hatırlattı bu. İçimden bir ses um, Kristen ya da Alicent ikilisinden birinin o Lego'yu parçalayacağını söylüyor. <laughs> Var ya yakarım ortalığı. <laughs> o güzelim Lego'yu. Sonra kimse bana yeşilleri savunmuyorsun falan demesin. O Lego'yu Bozarlarsa <laughs> adam bütün hayatı uğraştı. Vallahi kaç yıldır yani uğraşıyor. O yok hani şeyde mesela Game of Thrones'da yok o orada. Hani istavaş sırasında birileri gelip yakacak bilmem ne parçalayacak olabilir. Ben nedense buna stres oldum. <laughs> Neredeyse gözükünce böyle. <laughs> Oğlum bunu kesin birisi parçalayacak ya çok içim yanacak. Evet. O kadar insan ölüyor çocuk lego yakmasınlar vallahi bilen. Evet öyle. <gülüyor> <gülüyor> Hatta parlamazsa lego çıkarsın alalım yani ben onu bekliyorum. <laughs> Bu legonun hani senin dediği şeyleri kaldırmasının belki hani bizleri söyledikten sonra legoyu da kaldıracak ya da evet. parçalatacak olabilir orospu. Olabilir. <laughs> Yok edecek olabilir ya doğru diyorsun. Şimdi gelelim Helena sahnesine. Helena sahnesi acayip. Yani burası artık Master For Shadow'dur. Ee, Helena <laughs> Artık böyle şey gibi her cümlesi bir şey gibi böyle böceği eline alıyor yok diyor bunun 60 halkası var onun bacağı tek gözünü kıs bak şöyle yap böyle yap. <laughs> tek gözünü kıs bak. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Sana o foreshadowing. Nasıl meme görülür yayında. Tabii tek tabii. Gözünü... <gülüyor> <gülüyor> ya şey dediği yere aslında üst üste oturuyor aslında en kritik yeri o. Ee, Ellison bir gün işte ejderha bulacaksın cümlesinin üstüne he, he will have to close an eye diyor. E, şimdi ne olabilir bu? Herhalde çocuk gözünü kaybedecek. Yani oraya baktığımda gördüğüm... Ben böyle... demedim sen dedin. Sonra bak kitabı okudu spoiler verdi. ha yok de... okumadım ben kitabı. Ben, ben şu an... Hayır e, şeyin seyirciye söylüyorum e, şu an bana dizinin verdiği Forşadava tahmin atıyorum ortaya yani burada benim bir okumuşluğum yok açıkçası Okey ama he... yani göz kaybetme Odin'den <laughs> Odin'den böyle <beri> bir gelenek <laughs> <gözü> kaybedip <laughs> gözü kaybedip güç kazanırsın. Tabii. Ee, bir şeydir. Trop'tur yani. Aynen. Ee, aynı şekilde Aemond'un da olabileceği e, Foreshadowing'ini yapıyor Helena. Ee, aynı şekilde Bloodraven gözü yok. Euron ee, Euron Greyjoy Yok, çok güçlü bir gözü artık. yok abimiz. <laughs> Bok gibi <işledi> Kitaptaki ama. <laughs> göt parmaklayan Euron değil bu. Yani dizideki, dizideki. Warlord. Mi? Evet. Yani. Warlord olan Euron'dan bahsediyoruz. Um, onun da bir gözü yok. Yani işte gözünü kurban verip güç kazanmak. Sacrifice mitolojik be. bir şey zaten. Um, evet, Helena'yı direkt biraz Dreamer yapmışlar. Dreamer derken Helena'nın ejderhası da Dreamfire. Um, bu kitapça kitapta yok. Um, kitapta Helen'ın başka bir bağlantısı var. Bunu yine spoiler yapmayayım da. Burada neredeyse artık bir nörolojik bir yani spektrumda bir karakter olarak bir değişlemişler gibi geldi bana. Çünkü dokunulmasından hoşlanmadı. Spektrumlu bir de bu olabilir, evet. olayı biliyorsun. Ha? Evet, spektrumlu olabilir biraz. Hani belki %100 e bir hastalığı evet. yoktur da spektrum yani dokunulmaktan hoşlanmaması biraz da şey de var ya orada. Bir de fokus orada. ya, heavy fokus da onun şeyidir ya. Um, ama dokunulmaktan hoşlanmaması belki annesini sevmiyor anlamına buna <laughs> da gelebilir belki. Ölde <laughs> bir şey var. Şiddet uyguladığını gördük bu arada. Aynı korkuyor. <laughs> e <laughs> Şiddet erken. <laughs> sallamasından bahsediyoruz <laughs> Çocuğun sallasın. <laughs> <laughs> ne sallamış? Oğlum asıl forşu sure da oymuş işte evet ya. Evet ya. Çocuğu aptal ettin lan. <gülüyor> <gülüyor> Biz onu çözememişiz. Aynen. Ama şeyde de kork. Egan'ın da suratına falan yapışıyor böyle böyle çocuk bir şey oluyor evet, falan. Evet. Var bir şiddet uygulanmış yani belli. Gergin çocuklar orada. Bundan bir önce I don't believe it can see diyor. Hani gözü var ama göremiyor. Onu da ben Vizeris'e evet. şey yaptım. Ben de öyle yaptım aynen. <laughs> Şöyle, dreamer yapmışlar bunu biraz çünkü her söylediği benim gibi yani, bu işin paranoya olan insan için zaten bir yere bağlanıyor da artık daha casual izleyici için bile kolay yani burada bir takım yani, kehanetlerde bulunduğunu görmek. Evet. Yani, i̇şte göremiyor, gözü var göremiyor belki Viserys'edir. Aynı şekilde annesine de olabilir. Çünkü o konuya geleceğiz. Hani annesi de kendi çocuklarının şeyini göremiyor. Hiç göremiyor. Ne durumda olduğunu göremiyor. Um, Viserys hiç olduğunu göremiyor torunlarının. Bir sürü kör insan var yani şeyde. <laughs> King's Landing'de. Um, i̇şte bu evet gözünü He'll have to close an eye diyor. Evet. O direkt um, ne olacağına dair. The last ring has no legs at all ha. diyor. Bunu Larissa mi diyor sence? <laughs> Yoksa başka bir Benim şey. Benim anladığım <laughs> şu. tek harf değiştirelim. Verse. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Şeyden. Ne penis yok konu Hayır. Penis yok falan diyor. direkt kızma devri onda penis yok. <laughs> the last ring yerine the last king diye okursan. Ha evet. The last king has no legs at all. Son kral kim? Bran. Bran. Ee, bacağı Aa, yok. Ya, yani, evet. Her neyse. Ben no legs işte the last ring de olabilir. Yani halkanın son halkanın son parçası. Ba bacakları yok. Ben Bran'a böyle bir kehanette bulunuyormuş gibi geldi. Olabilir. Ama o benim tabi um, paranoyak kişiliğimden de olabilir. Bir de Ringle King arasında hani The Last King, The Last Ring ikisi de olur. Hani zincirin son halkasının bacakları yok da diye olabilir. Onlar um, önce söylüyor zaten 60 halkası geldi. var falan diye şey de yapıyor. Hatta orada ben de şey oldum 60 halka... Meister falan mı lan bu bir şeyden? Babasından mı bahsediyor? Otto'ya mı gidiyorsun? <laughs> böyle kafamda dönüyordu. Çiyan var falan. Ya şöyle bir şey diyeyim bak. Game of Thrones bu büyülü bu mistik yerlerden kaçtı hep. Evet. Ee, hep böyle yere bassın ayakları. Daha medieval şey ne diyeyim? Fiction olsun bu. Hani fantezi olmasın. Diye kastılar. Burada <laughs> şeyin bu hikayenin hayran olması yapımcının gözüküyor. Ekstra kitapta olmayan mistizmi sokuyor buraya. Ve de öyle gözümüze sokmuyor yani bir helala çıkıp böyle fireball falan atmaya başlamıyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok George Martin stili. Laris'te de var bu. Laris var mı değil mi işte görüyor mu görmüyor mu? Hiçbir şekilde de açıklamayacak büyük ihtimal. Çünkü George Martin'in kitabı yazış şekli de bu. Evet. Sen mesela Melisandre en büyülü karakter ama Melisandre harbiden kehanet mi görüyor yoksa Stannis'i manipüle etmek için götünden mi sallıyor? Hani bilmiyorsun. Anlamıyorsunuz zaten. Birçok karakter var böyle işte ben büyülüyüm bilmem ne mesela taht işte on kere konuştuk ya taht büyülü mü lanetli mi yoksa habere milleti tetanoz mu yapıyor? Hani hep bu şeyler hiçbir şekilde çıkıp high fantasy gibi büyüyü çok fazla domine etmiyor. Hatta yani George Martin'in ejderhaları ortadan kaldırmasının sebebi de o ana hikayesinde. Çünkü ejderha olması demek daha fazla büyünün kullanılması anlamına geliyor. Şimdi bu dönemsel olarak da Game of Thrones'u okurken ejderhalar öldükten sonra büyü yok oldu, azaldı deniyor. Hatta Daenerys'in ejderhaları doğduktan sonra o Essos'taki... ...Fire Mage'lerin tekrar güçlerini kazandıkları... ...falan söyleniyor mesela. Yani burada mesela... ...şeyde King's Landing'in... ...gece hayatına girdikleri sahnede Hı -hı. böyle... ...fire trick yapan adamlar filan vardı. vardı Yani evet. şey olarak... ...dönem olarak... ...ecdaların en güçlü olduğu dönem olduğu için... ...hani bu dünyadaki büyünün de aslında... ...güçlü olması gerekiyor şu anda. Hani Laris'e... ...bu şeyi verdiler... Helena'ya da işte bu kahin mi Helena şeyini veriyorlar. Ama yine de normal izleyen hani casual izleyici bunların hiçbirini anlamadan geçebilir yani. Bunlar büyülü mü? Laris Vark'mış. Helena Dreamer'mış. O yüzden yaptıkları çok doğru yani. Ne gözümüze sokuyorlar ne de Game of Thrones'da olduğu gibi aman büyüyü bilmem ne hepsini kaldırın. Hiç öyle her şey gerçekçi olsun kafasındalar anlatıyı sulandırmıyorlar güzel bu. Yani ulaştılar. bunun bir fantezi dünyasında geçtiğini hatırlıyoruz yani en azından bizim gibi nerd'lere o altyapı var. Ben öyle olduğuna inanıyorum artık. Laris'in varg olduğuna, Helen'in Dreamer olduğuna. Fare i̇şte, o daha enlendi. çok arttı bu arada Yani Bugün bu bölümde yine gördük yani en son. Fare konusu çok çok net yani. Ya. <laughs> zaten yani fareleri artık kaç kere gördük. O evet. Yine de onu kesinlikle böyle şey olmayacak. Bir konfirmasyon görmeyeceğiz yani. Evet. Gelmez. Laris kesin fareleri varklıyor diye bir şey görmeyeceğiz. Ama iyi hikaye anlatımı böyledir abi. Ya yani tarihin iyi yönetmenlerine bak. Bugün konuştuğumuz iyi otör yönetmenler zaten doğru hikaye anlatımı budur. Böyle yazarlar, böyle yönetirler. Yani bir şey söyleyeceksen direkt söylemezsin. Bir şeyler yaparsın öyle söylersin ya da seyircinin öyle anlamasını beklersin. Sonra da yani seyirciye zaten, bırakırsın zaten. Ne anladıysa o o anlar artık. Aynen işte zaten George Martin'in en önemli özelliği bu. Hani Brandon Sand Sanderson'a laf söylemiştik ya işte. Hı -hı. İşte birçok şeyden ayıran farkı George Martin'in yazarken en e yani yazarken senin ne kadar bununla ilgili olduğuna, senin bunu yakalayıp yakalayamayacağına hiç umrunda değil adamın yani. yani senin mesela biz bugün Jon Snow'un ebeveynlerinin kim olduğunu çok kolaymış bir şeymiş gibi hani sanki ben sana 1994 yılında Game of Thrones'u vereceğim. Okuyacaksın. Hemen çözeceksin Jon Snow'un <laughs> hani şeyini ebeveynlerini <laughs> gibi Tabii. düşünüyorsun. Halbuki çok konuşuyor. okusan bir kere okuyup geçsen çözemezsin yani. Ha, herhalde bu da bilinmeyen bir şey falan. Çünkü ben ilk okuduğumda çözemedim yani açıkçası. Kitabı kapatınca kesin Johnson of the çocuğu lan falan diye <laughs> çıkmadım yani. Ondan sonra <laughs> araştırma yaparken hastiktir. Öyle miymiş lan? Aa, bir dahaki okuyuşunda ama dur, her işte. yerde bir şey ipucu yağıyor. Oğlum ben nasıl görmedim bunu lan falan diye di okuyorsun. Çünkü alışkanlığımız yoktu abi. Bizim. Hani dedik ya katman katman. Ondan sonra gidiyorsun başka bir karakterin mesela şimdi bu şeyi okuduk, öğrendik. Bunu bilmiyorduk. bütün Targaryen krallarının bu The Prince That Was Promised işte evet. Song and Fire kehanetinden haberdar olduğunu öğrendik. Aç şimdi Aemon, Master Aemon var ya duvarda. Aha. Onun sahnelerini, onun şeylerini, pasajlarını oku kitapta. Öküz gibi foreshadowing var. Ya işte, hadi şey işte, olarak. Anla şimdi. Onu bildiğine <laughs> dair neden duvara gidiyor bu adam en, en başında ha, doğru çünkü <laughs> biliyor adam Targaryen krallığı geliyor adama alsan kral ol diyorlar yok ben duvara gideceğim diyor gidiyor Bloodraven neden duvara gidiyor bilmem ne hani <laughs> dizide dedim ya hani ikinci sezonu izledikten sonra birinci sezon daha iyi olacak diye ikinci sezonu izleyip ya da bütün üçüncü bitirince tekrar baştan izleyince Artık o casual izleyici de bu ipuçlarını çözmeye başlayacak. Çünkü ben çözebiliyorsam bunu kitaptan olacağını bildiğim için çözebiliyorum. Mesela işte gözünü kaybetmesi lazım önce filan deyince hani casual izleyicinin çözmesi mümkün değil. Evet. Ama ikinci izlersen hani bütün hepsini bitirdikten sonra evet lan o karakter gözünü kaybediyor. Bak burada ipucunu vermiş diyeceksin. Yani adamların bunu yapabiliyor olması özellikle takdire şayan yani. yani kitabın ruhu bu bu zaten. Ben işte biraz şeyde hazırlıklıydım yani e, alış, okumaya alıştığımız kitaplarda şey hazırlığımız yok tabi yani bu cümle niye önemli bilmem ne niye önemli tabi bunu e, yapan işler genelde çok çizi yapıyorlardı çok beceremiyorlardı alışıp ben kitabı sonradan okudum yani diziden dizinin ilk sezonu bittiğinde ben kitapları okumaya başlamıştım ondan biraz alışkındım yani teorilerden haberim vardı falan okurken böyle ha olan bu cümleyi buradan söylüyormuş. alışkın olmadan ben hayatta ben de hayatta anlamazdım ya. Yani. Ha, ulan Yok, abi en Arada bariz şeyler bile dediğim gibi yani John Snow'un ebeveynleri bile diziden önce okumuş sadece birinci kitabı okumuş bir insanın oturup böyle çat diye çözebileceği bir şey değil yani. Ben çözemedim yani. Ben %99'unun insanların çözemeyeceğine inanıyorum yani. Hiç başka hiçbir şey olmamış olsun. Tabii. Veri. Sadece o kitabı vereyim oku. Son, şey, kitabın sonunda sorayım sana bunun ne ebeveynleri kim diye. E söylenmedi işte yani Robert Villa diye diyebilirsiniz söyledi o herhalde filan dersin. Ki normal yani. Her neyse. Tamam. Bu arada... şat. gelsin. <gülüyor> <gülüyor> bu arada bu kötü bir şey değil. Yani şey değil yani. Zaten oku keyif. Yok hayır şey. bu bu kadar nerd olduysak kitabın bu yüzden zaten. Aynen. aynen. Yani her kademe ben buna lahana gibi işliyorum abi. Lahana gibi işler iyidir. İlk yaprağı alırsın. Başka ya soğan da diyebilirsin aynen. İkinci katta daha başka bir şey çıkar. 3 4 aşağı kadar gider yani. Şimdi gelelim Viserys, Alicent ve maketimize. Maket. <laughs> bu arada Eddard. Bu Eddard'ın bu Eddard bizim Stark Edartlardan mı yani? Şey... <gülüyor> <gülüyor> bu şey ya. Um, Viserys şey diyecek zannettim ben burada ya. Bunlar böyle Lego yapıyorlar. Alison geliyor piçlerden bahsediyor. Dur dur Edart'ı kovalım. Bu Edart'lar piç duyunca kafayı yiyor bu <laughs> adamlar. Edart çık dışarı çık. Piç falan konuşmayacağız çık. <laughs> en son bir Edart piç muhabbeti açtığında iş savaş çıktı. <laughs> evet evet. Bu kim... hepsi böyle. Bunlara piç demeyeceksin. <laughs> Sen git sonra <laughs> mahvediyorsunuz krallığı falan. Ama abi, burada ben de Vizeris'e yarıldım ya. Vizeris Burada ben harbiden yıktı yani. <laughs> evet, tam bir dede böyle. Yani bizersiz saniyeler. Bir nefes aldığımız sahneler. Bir böyle gerilim düşüyor böyle. Bizersiz geliyor. Ben evet, düşürürüm evet, gerilimi yani. gençler diyor düşürüyor. <laughs> Ama bu tam şey böyle. Ee, bayramda böyle akrabalar bir araya gelmiş. Ev çok gergin. İşte yenge dayıya borç takmış. Öbürü bilmem ne yapmış. Kavga çıktı çıkacak. Dede çıkıp ben bir fıkra anlatayım size falan diye böyle <laughs> Tamam kapalı izleriz. Böyle Aynen. şey diyorsun. Ya diyor bunları diyor konuşmamız lazım bu çocuklar diyor, namusumuza leke sürdü falan diyor. Benim bir atım vardı bilir misin? <laughs> ne anlatıyorsun dayı? bir tanesi o şey alabilir. Bunun üçüncüsü saygısızlık. <laughs> Bak at var bizim <laughs> kahverengiydi. Onu beyaz at geldi zikti. <laughs> gördün mü ziktiğini? Gördüm ya izliyordum. <laughs> Oğlum bu kadar okurdu diyalog. En yani azından sonrası daha da yıktı beni. Ben ben masaya düştüm böyle gülmekten. <laughs> gördün mü ya atı Ö gördün mü <laughs> <laughs> Gördün mü zekişilerken? Bizleriz şeydi. Sen Harvin nereneyi gördün mü zekişirken bu kadar diye Acaba dedim bir şey <laughs> diyecek mi? Demedi. Um, ama şöyle, bizleriz tabii ki olayın farkında. Tabii hani, canım, tabii çok çok Hep Farkındaydı zaten. Meşhur. Um, Tywin Lannister'ın da olayın farkında. Aynen. Olduğunu ama Tywin de yani o kadar bir iyi oynuyordu ki bunu. Hani oynuyor derken oyunculuk anlamında söylemiyorum hani Karakter olarak kitapta da gizliyordu iyi, evet. Resmen o şeyini, e, asabiyetini ya da gücünü Kalkan olarak kullanıyordu. Kimsenin de Götü Tayvin'in bu konuyu açmaya yemiyordu yani. <laughs> götü yiyorsa aç, aç abi bu konuyu sen. En son açan arkadaşı kafasını aldılar. diye <laughs> Edart. O yüzden <laughs> Edart sen bir git ya. Ee, şey yani bu vizerisinki de Tayvininkine benzer bir şey yani sonuçta. Ee, burada Burada bir hani Alicent'ten bahsederken şunu söyleyeyim. Hani yeşilleri savunan toplam dünyada 6 tane falan bir adam var. Onların genelde şeyi işte e, Allison haklı. O çocuklar piç. E, tamam abi o çocuklar piç. Ama burada tahta kimin çıkması mı önemli yoksa bu iç savaşı önlemek mi önemli? Yani Vizeres'in aslında e, yapmaya çalıştığı biraz o. Yani tamam abi... Tamam, konu, tamam, biliyoruz. Tamam bunu her gün konuşma amına Her sahnede bunu konuşuyorsun. İzledin bu bölümü? <laughs> bir sahnede adam gibi sahnen yok. Hani biliyorum benim zikimde değil. Senin ne zikinde? Hani bu benim hanedanım. <laughs> evet. Ya Vizelis'e burada ben de hak verdim ya. Hem kızı mutlu olsun istiyor hem de iş yürüsün istiyor. Buraya yürüsün işte abi. Sonuçta... <laughs> hak verirken Evet Viserys her zamanki gibi iyi niyetli ama ak aksiyona dökmüyor bu iş yani icraat yok Viserys'te. Eğer bunu yapacaksan bunun birkaç yolu var yapmasının ee, kabul edebilirsin bunları piç olduğunu ve de meşrulaştırabilirsin onları ee, şey olarak. Evlendirirsin bir şey yaparsın ama şey yaparsın. Yok kral bu piçler meşhur dedim mi meşhur oluyor abi bu kadar ha, basit. Gerçi Bunu, o da var doğru. İleride yapan Targaryen var, üstüne Ramsay Bolton var. Doğru. Ee, şey ve de Rob Stark'ın vasiyeti Jon Snow'u meşhur edecek mesela. Ee, şey de. Doğru şey Bolton unutmuştum o bayağı o Lord bu meşhur dedi mi meşhur oluyor bu kadar basit bu. Bunu ulaştırırsın ya da um, ee, Alistair'ın çocuklarını disinherit edersin yani. Onun Türkçesi neyse mirasından reddedersin. E, reddedersin. Resmi olarak. Yani icraatı yapmıyor bizleriz. Her zamanki gibi. Daha önce de yapmıştık tamam, tamam, yani. İşte, ya yani tamam biz onun iyi niyetini anlıyoruz. Ha, Alison açısından konu şöyle komik. Ya komik derken şöyle Alison konuyu haksız başlıyor bu piçler, bu çocuklar piç olsa da olmasa da taht Renira'nın hakkı. Bunu değişmiyor yani. Tabii. Renira değil o piç olan. Ya da çocuklar Renira'nın çocuğu. Şey değil ki yani. Şey olmuyor, fark etmiyor aynen. de olduğu gibi o çocuklar kraliyet ailesinden gelmiyordu Serseyde. Sorun oydu. Zaten Ned Stark'a kızmıyorsunuz ama piçleri şey yapınca diyen <laughs> adamlar var. Ned Stark yaptı onu desteklediniz Alicent yapınca bozuluyorsunuz. E Ned Stark'ı destekledik çünkü o çocuklar Kraliçe Ailesi'nin çocuğu değildi. Lannister çocuğuydu. Soy devam etmiyordu aynen. Baratay'ınlarla bir alakası yoktu. E şimdi buradaki fark bu çocuklar Targaryen. Zaten Rhaenyra'nın da söylediği gibi hani çocuk en sonunda your Targaryen diyor. Yani evet doğru. Yani Rhaenyra'nın tahtı almasıyla bu çocukların ne olduğunun hiçbir alakası yok. İkisi farklı konu. Alicent gözünü hırs bürüdüğü için aterkil düzenin savunucusu haline geliyor burada. Tabii ki kendisi de kurbanı yani. <laughs> ha, a, kurbanı olduğu düzenin ha ben kurbanı oldum bu düzenin o zaman bir düzen değişmesin Rhaenyra hala o şeyde. hani Kimse de bana gelip Alicent çok şey ol decency. Orası da süperdi ya. Decency ya. On. Decency should prevail ne diyor? Ondan sonra 31 çeken adama geçiyor. <laughs> yani. Oraya da geleceğim bir 31'e geleceğim sonra. Geleceğiz geleceğiz. Evet. Yani. Her neyse burada yani um, gene doğru şeyi düşünüp yanlış icraat yapması var yani. Burada da konuyu kapatmaya çalışması yani mesela Tywin öyle bir kapatıyordu ki sen Serse'ye gelip ya da başka kız gelip o konuyu açamazsın bile Tayyip'ine. Vizer ise açabilecek götü kendinde buluyor tabii alışsın ama Kesip o da gene şimdi siyah atı beyaz atı... kahverengi at çıktı doğanın mucizesi ya, <laughs> <Abirengi açıktı. gülüyor> o işte. ya off, diye. Bu arada böyle bir şey adam haklı bu konuda sen genetik test yok genetik bilim yok bilmem ne yok. <laughs> hani bunların da bu kadar kesin bu piç filan diyebilmesi de yani birazcık şey. Ne diyeyim? Tabii tabii o da zor. Nereden biliyorum <laughs> lan? DNA testi mi yaptırdın? Eşçi ol şey. Hani... Saçı işte hani tam olarak genlerin nasıl olduğunu bilmeleri tamam benzemiyor olması evet şey de hani, yine de mahkemeye çıkarsan hani yok şey takipsizlik kararı çıkar buradan yani. Mesela bak delil net, var mı yok. Net konusunu açınca şeyi net hatırlayamadım kitapta da. Robert da bir şey yapmıyordu mesela. Robert da Viserys gibi düşünecek kafada bir adam da değil bir yandan da. Ama o da herhalde artık şişman, yorgun ve yemek yemek isteyen bir adam olduğu için mi siklemiyordu acaba orada? <laughs> Aynen abi gözleri var ama göremiyor işte. Evet. şeyi. E onu şey yaparsan ne yapacaksın abi? Taybini karşısına alacaksın. E tabii bir sürü iş çıkacak. Öf Robert'ın umrunda değil yani. Robert. Eee dünyanın yani kral olduktan kendi de söylüyor zaten. Kral ona kadar çok heyecanlıydı. Bu tahtta oturduğum son günden beri bok gibi diyor. <laughs> Robert'ın umrunda değil yani. Onun o başka bir versiyonu. Vizeris. Ama onu uğraşmayalım, tadımız kaçmasın versiyonu. Tywin de işte götün yiyorsa aç konuyu versiyonu yani. <laughs> Tywin hmm. zaten kendi çok tahtın peşinde değilken tahtın kontrolünün peşinde olan bir tipti yani. E çünkü ee, tahtın peşinde olursa onu kimse desteklemeyeceğini biliyordu. Aynen işte. Çok akıllı bir kardeş. İyi adam. Tywin'i savunma bana arkadaşım. <laughs> Çıksın karşımıza Stark'ı. Bu... Buradan... Elısınlık... <laughs> Masa başında kazandığı savaşlarla her neyse. Ya abi işte bu da başarım, başarı. başarı. Başarı evet. Gerçekten yemek yiyen insanları öldürmek çok büyük başarı. Yani, Taimin zekasına hayran olun. <laughs> <laughs> 10 bin yıllık şey Devlet geleneğini <laughs> bozmak. Ee, e, Mustafa Örperverlik geleneğini bozup... Taimin tam teşkilatçı yedilere. abi işte. Taimin tam böyle şey bin yıllık devlet aklı adamı yani. Ya bir git ya yani, Tayyip'in şeyin önde koşanı. <laughs> Yok oğlum taşak geçiyorum zaten. Yani şey, herif var ya böyle bizde de bin yıllık devlet aklı abi böyle yapmamız lazım falan. Ya bizim abi. Türk devlet aklına benziyor gerçekten evet. evet. Derin devletle şeyleri temizlemek evet gerçekten Aynen, bizim kafa. Türk herhalde herif. <laughs> bizim şeyden geliyor. Beyaz Toros yolluyor filan bin tepeli. <laughs> Bu ne lan? <laughs> Beyaz Toro. istiyorduk Toros geldi. <laughs> Anlamıyorlar. <ya. gülüyor> ee, buradan Allison'da senin e, sevdiğin ismiyle Crispin Cole'un sahnesine geçiyoruz. Dedikodu sahnesine. Bu kıtı da böyle yaptı şöyle yaptı falan diye. Cole'la bayağı dedikoduya tutuşmuşlar giderlerken. Cole bir anda durup Kant diye bir giriyor. ''Aa bokunu çıkardın o kadar değil.'' falan diye bir durdukları bir sahne de var. Bu bölümün dark humoru güzel ya. Dark humorunu sevdim ben. bölümün, Çok tatlı yani. Alicent'e <laughs> ara sıra gülmesi komikti ya şey olarak. Ee, mesela şey diyor ya bizleriz. Burnu da babasına benziyor falan diyor. Alicent'e böyle gülüyor artık <laughs> sinirden. <laughs> <laughs> yok artık sinir oluyor. Yok artık. <gülüyor> <gülüyor> yok. Oyun babasına benziyor. Babası siyah be falan <laughs> diyemiyor adam. Kadın patlayacak artık. <laughs> <Her> neyse, şey. <laughs> bizleriz hemen oradan siyah konusunu açardı. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Babası bunu siyah. Şimdi siyah hat var ya. <laughs> Her neyse şeye geç. Peki. Um, bir şey soracağım burada geçmeden. Krispina, Yaş farkını niye sorduğumu burada geleceğim. Şimdi biz çay içerken gördük, Kolla seviştiklerini gördük. Aradaki çocukların yaş farkı evet, olması galiba kolun burada çocuğu. kolun baba olma ihtimalini düşürüyor direkt. Evet. evet. O, o çayı içmiş o. Aynen <laughs> çay, Çayı içmiş. Oğlum, <laughs> ya o da çocuk zaten kolun, kolun çocuğu olsaydı onun evet. çocuğu ben yeşil bayrağı çıkarırdım şimdi zaten. O Tabii. önemli değil yani. Ya böyle bir teorisi olan varsa yaş farkından direkt oranı kapatmışlar. Ben oradan. duydum ama hani kitabı okuyanlar tabii ki olmadığını biliyorlar. Ki um, dizi izleyenler acaba bunu kolun çocuğu olabilir mi um, diyenleri gördüm ama dizi herhalde bunu açıklama gereği duymayacak. Bunu böyle bırakacaklar. Düşünen düşünsün diye e, şey yapacaklar. Sıyırmışlar um, biraz. Yani aradaki yaş farkı evet oradan çözülebilir tam 10 yaşında olması gerekiyor. Herhalde o da şeyle aşağı yukarı aynı olması gerekiyor. Yani o kadar da garip gözükmüyor aslında. Ben, dizi onu bilerek belirsiz bırakıyor olabilir. Um, ama kolun çocuğu olsaydı da herhalde kol biraz farklı davranırdı o çocuğa diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Um, belki de öfkeli da davranıyor. Yani Renira öfkesini çocuk yani eğer ben olmadığına inanıyorum çocuğun ama ona karşı bir öfke olabilir yani çocuğa zaten çok iyi davranmıyor bu arada Renire de iyi davranmıyor da çocuğa da iyi davranmıyor. O <laughs> kol lan. kol manyak kol benim bu dizdeki bir bu çocuğa dayım artık yani <gülüyor> öyle öyle. Laris <laughs> bile değil, ya, ailesinin yakan adamdan daha Tabii. antipatik olmayı başardı adam nasıl olduysa <laughs> inanılmaz yani yani insanlar zaten karakterlerden nefretmeye başladıysa. ...bir Game of Thrones dizi başlamış demektir. Evet. Demek ki ilk 5 bölümde kimseden nefretmediniz. Daha dizi başlamamıştı. <laughs> Şimdi başladık. <laughs> Şimdi başladık. Direkt Joffrey'di, Ramsay'di geldi yani şey. <laughs> tabii, tabii onlar ya <laughs> ge çocukları Geliyor böyle <laughs> yandan yandan geliyor. <laughs> ya bir de ben yani... şeyi anlamıyorum. Ha bunu da açmak istiyorum. Yani ...Renira bunu yanında tutuyor, güveniyor. Birbirimize tutunmalıyız namus falan. Kim sikler lan kolu? Yani konu bir anda kolun konfesine mi gelecek? Neye gelecek? Ben Cole'a karşı bu kadar Alison mı diyor? yanında Yani bu güveni ne yani? Ben anlamadım. Çok e aptal... yok abi etrafındaki kimse. İşte çok aptalca Şöyle... bir güveni var yani. Alison'ın bu karakter olarak zıplamasının düşünürken hem 10 sene geçiyor hem de görüyoruz ki Alistair iyiden iyiye cozutmuş. Çocuklar da bir garip. Bunda o çocuklara baba figürü kol oluyor. Alistair'ta sırdaşı Laris. Yani Alistair'ın suçunu azaltmak için söylemiyor. Ama Otto Hightower tarafından manipüle edilen birisiyken Alistair Otto çıktıktan sonra onun yerini Laris ve Çocuklar için de baba figürü kol haline geliyor. E kol ve Laris'in osurduğu yerde bunlar sıçtı tabii yani. Normal. <laughs> hani böyle baba figürün, böyle mentorun olursa Olacağım. bu hale gelmen normal. 10 de geçirdiğini düşünürsen e, gene Alicent'in kendisinin suçunu şey yapmak için ama düşünmemiz gereken bu. 10 sene geçirmiş. Çünkü mesela Laris konusuna tekrar geleceğiz de hani Alicent'in söylediği laflar, Laris'in kullandığı cümleler aynı. Belli ki Laris Alicent'i yetiştirmiş. Hani en son bıraktığımızda yetiştiririm ben seni diyor ya. Tabii. Çiçeği bu de kopardı zaten. Aynen sonunda <laughs> Aynen, Aynı ağaç oradaydı. Bu ağaç burada yetişmezse yetişti ee, o ağaç. Odun olmuş gerçekten ee, Alicent. <laughs> Bravo Laris. Ee, burada bu spoiled kant meselesinde bir kere zaten <laughs> tek bir şeyle eee um, Kristik karakter değişimini işledi adamlar yani. Evet Bravo, yani. tebrik ederim. Müthişti ya. <laughs> şey tamam. böyle. Renira sen beni yoktan var ettin. Sen beni Kingsguard seçmeseydin ben hiçbir şeydim. Ben şeyden geldim. Hiçbir şey olmayan aileden geldim. Sen beni çıkarttın Kingsguard yaptın. Esos'a kaçalım mı beraber? Yok olmaz. Sport Kant. İnsan çıktı adam direkt ya. <laughs> Reddedilince hemen şey oldu. Tam toksike döndü ya direkt. Bu kadar Renner, to Toksik <laughs> herif. Ne oldu? Renira seni yoktan var etmişti bilmem neydi. Yok. Bu arada Renira'nın da bu adamı seçtiğini Hightower'ın Tower'ın um, şeyini dinlemediğini çalışmıştı. Gibi. Evet. Hightower şu diğer aileleri seçelim de demişti. Renira yok yok ben bu Hatka'yı seçeceğim demişti. Onu da hatırlamak lazım. Kolu düşünürken. Um, neyse bu kolun um, Değişimi um, ilk burada hem kolun karakterini işliyor hem de bir de şey foreshadowing olarak şu var. Alicent Ne yaptığını bildiğini zannediyor. Yani bu açıdan Cersei'ye benziyor. Evet. Kendini akıllı zannediyor. Cersei de çok öyle değil. Ben çok iyi oynuyorum bu oyunu filan derken herkes Cersei'yi zikiyordu kitapta sen diziye bakma dizilerin ne yapıyor belli değil Diziyi boş ver. Yani, da öyle. burada da Alicent serseyi kadar belki kötü <laughs> niyetli olmasa da saplantısı o piçleri olan saplantısından sonra ne ye yol açacağını mesela bizler istiyor ya işte Hatun <laughs> bak bunu böyle söylüyorsun Sus. bu allegationın sonucu ne oluyor biliyor musun? Anlayabiliyor musun bunu diye soruyor Vizeriz. Hani onu tehdit etmiyor aslında Vizeriz. Hani sen bunu açarsan bu konuyu ben seni öldürtürüm demiyor Vizeriz. Eğer sen bu konuyu açarsan buradan iş savaş çıkacak. Bunun farkında mısın demek istiyor. Buradaki foreshadow da şu. ...Allison ne bok dediğiniz bildiğini zannediyor. Yanındaki işte Kristen Cole'un ne olduğunu bildiğini zannediyor. Bir anda Kristen Cole Sport Cant diye patlayınca Alice'in böyle pas <laughs> lan. <laughs> Çünkü Spoilt Cant birincisi Alice'in mutasip. Tabii. Onun yanında mutti şeyler, küfür olmaz. İkincisi Alice'in Spoiled, en zengin ailenin kızı yani. Aynen. Üçüncüsü Cole'un bütçeyi aşabildiğini görüyor sınırı. Sınırlarını ya da Alice'in koyduğu kurallarına göre oynuyor ya yani Kol patlıyor. Bu birinci müttefikinin ufak patlaması. Sonra kol bir şey daha yapıyor da. Asıl aynı şey Laris'le yatağa girerken yatağa girerken derken ittifak yaparken Laris'le Laris'in kim olduğunu bildiğini zannediyor. Ya da Laris'in kontrol edebileceğini ya da Laris'in onun bir silahı olduğunu bir şey olduğunu asiyeti olduğunu zannediyor. gidiyor ailesini yakıyor. İşte bu spold kant ile o ailesini yakma farklı dozajlarda da olsa hani evet, var iki aynı şey dedi ikisi de Elasintin ne bok yediğinin farkında olmadığının şeyi hani davranışlarının Elasintin davranışları ve de sonuçları babasına da aynı şey oldu işte biz böyle şey gibi düşünmüştük ulan her burada düzgün bir şey mi yapıyor farkında olmadan babasını da kovulmasına neden. Ama ilginç bir şekilde ben biraz Otto Hightower'ın kontrolündeki Alicent acaba şey miydi? Hani Otto onu abartmadan kontrol altında tutuyordu. O gidip Crispinle Laris geldi. Şimdi Alicent tamamen ya. kontrolü kaybedecek çünkü Otto yine kuralıyla oynamayı bilen birisiydi gibi. Hırslı olsa da hani cozutmuyordu. Hani ben ailemi yakayım bari falan demiyordu. <laughs> Yok değil de, evet. Usturuplu <laughs> um, bir adam en azından. Direkt Aliston'un oynadığı silahların şeyini bilmediğini görüyorsun. İki tane müttefiki de deli yani. Um, burada Hiç ilk forşada oydu. O açıdan önemli bu küfür sahnesi. Um, dediğim gibi Aliston'un Otto, Laris ve Kristen Crisp'in üç, üçgeninde 10 sene geçirdiğini de hatırlamamız gerekiyor. Burada mesela Tyrion'da Daenerys'in yanına gidiyor ya kitapta hmm. Tyrion'da da demiştik ya Tyrion King's Landing ahalisinden nefret ederek ayrılıyor King's Landing'den. Çünkü idama mahkum oluyor falan hani kaçıyor. Tabii. Sonra gidip Daenerys'e aynı dizide olduğu gibi Hand of the King olursa o da Daenerys'i hep halka karşı kışkırtan adam olacak aslında. Hani Daenerys'i Laris'lik yapacak Daenerys'i yani. Yak bunları bilmem ne falan diyen adam olma ihtimali var Tyrion'un ileride. Kesin demiyorum ama yani burada da um, kontrol edebildiğini zannettiğim müttefiklerinin aslında onu yoldan çıkaracağını gösteriyorsun. Her yani neyse. Kişisel, Devam et. Kişisel abi. Kişisel hırslar her şeyin önüne geçiyor dizide. Ya Alicent'in işte serseyi gibi ya bu. A i̇şte yani işte evet. ben bu oyunu kurallarıyla oynuyorum. Ben biliyorum ne yaptığımı diyor hep serseyi. O da hiç bilmiyor. Alicent de bilmiyor. At götten takılıyor herhalde. Yani. Burada en son cümlede decency will prevail. Hah işte tam oradan geçiyoruz. Onur namus <laughs> falan diye böyle tam evet. konuşuyor. Egan'a geçiyoruz. Camda 31 çekiyor kral. <laughs> Burada hemen söyleyeyim Tomen, Tomen ile ilgili bir um, şeyi burada açıklıyorlar. Bir um, esrarengiz bir şey vardı. Tomen intihar mı etti? Tomer aslında intihar etmemiş. Anladın mı oradaki bağlantıyı? Ne, 31 çekerken aşağı mı düşmüş? <gülüyor> 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 Hayır. Hayır. Eygun oraya attırmış. Tomer'in ayağı kaymış. <laughs> böyle camdan bakarken vay! <laughs> 200 yıldır kurumamış mı orada lan? <laughs> Kaç kere attırmış sefer. artık. Her sabah yapıyor sabah ereksiyonu. <laughs> bir gidip attırıyor şeye. Camdan dışarı. Yalnız bu da kimin aklına geldiyse tebrik ederim. Şöyle söyleyeyim. Tabii ki eğer şat bardakları hazırsa foreshadowing evet. diyeceğim. Şey olarak zaten Eger'ın hani azgın bir ergen olduğunu um, Sokaktaki görüyoruz. Sokaktaki hizmetlileri falan kesiyor böyle devam. <güler> falan. Aynen. Bizdeki bölümde daha da ötesini göreceğiz sanırım. Çünkü yani spoiler vermeyeyim ama şöyle bir spoilerımsı bir şey söyleyeyim. Eger um, hani gece hayatına düşkün bir adam olacak hani. Belli. O yani. bir sürü piçi olacak. Kizlendik of sirke bilmem neye gidecek. Hani burada şehre karşı o düz bir çekmesi de onun biraz şey yani şehrin her yerine dağıtacak um, spermi anlamında söyleniyor. <laughs> yani, um, nasıl bunu foreshadowing'ini yaparız diye düşünürken büyük ihtimal yazar odasında e direkt attırsın şehre falan diye. Evet gerçekten oldu. <laughs> büyük İskender gibi bir şey olacak Aygın böyle. <laughs> saça saça. <laughs> ya, azgın bir arkadaşımız kendisi. Um, güzel olmuş orası. Ben direkt yarıldım yani görünce. Belli belli komik ama orada zaten... Bu arada şeydi, evet. daha da uzun foreshadowing şey yaparsan Otto Hightower Alicent'e en son ne söylemişti? Gitmeden önce. Ne demişti? Ko çocukları Prepare koru... Prepare Egan to rules. Ha, ha, evet evet, Öğren, öğret demişti. <laughs> yani. Prepare Egan to rules. Egan'ı bir daha gördüğümüz sende Egan otuz bir şey böyle. Güzel eğitmişsin <laughs> bravo gerçekten. <laughs> Çok güzel. Hazır bu çocuk ruhla gerçekten. Kiralamaya hazır bu. <laughs> Zaten çocuğa diyor seni challenge edecekler diyor. Ben etmem benlik bir şey yok. Biz beraber oynuyoruz <laughs> falan diyor. <laughs> Zaten Alice'ın içeri giriyor. Sen ne yapıyorsun lan falan bile dedemiyor ha. Tabii. Girip böyle şey da sen mi domuzu verdin falan diyor. O da hemen Aygın'ın da yalan söyleyerek sıyrılması hemen karakterini işlemeye başlıyorlar. Oğlum zaten bundan bu kadar uzak olması da şeyden belli ya. Yani çocuklara hiçbir eğitim vermiyor. Cinsel eğitim falan da verilmemiş muhafazakarlıktan. Kim eğitti oğlum bu çocukları? Biri eğitmiş bu çocukları. çocuk da haklı abi. <laughs> İnternet yok, televizyon yok. Ne yapsın çocuk yani şimdi? <laughs> <abi? Porno> hizmetçi. <laughs> hizmetçi çağırıyor. İçeri. <laughs> abi ne hizmetçi çağırıp zikbar niye camdan dışarı atıyor? Anlamadım ben. Ne yapmaya çalışıyor kendisi? <laughs> Ya genel <laughs> olarak zaten bu şey de var bu arada. E Karşıda böyle komşu falan mı var diyeceğim ama o da çok yüksektesin yani bilmiyorum o kadar. <laughs> Dürbünle bakıp böyle o komşular gene <laughs> diye böyle bakamıyorum. Bu master şey e, tatminsizliği hani bu sefer mesela Damon'da ereksiyon sorunu vardı ama ta, şey tatminsizliği var hani fazla e, gaz ama <laughs> şey gibi de değil böyle nasıl anlatayım bunu mesela Succession diye bir dizi var HBO'da izlemiş miydim bilmiyorum. Orada da Ailenin oğlundan biri böyle plazanın üst katından yine dışarı atıyor cama attırıyor falan böyle. Yani <laughs> Aynı şeyi boysta da kullanmışlardı. Ya bu biraz şey gibi güçten gücü aslında boşaltıyor gibi orada biraz. Hepiniz üstüne gücümüzü boşaltacağım. Hani benim gücüm <laughs> var ya, ama şey yapamıyorum bunu. Hani Force is strong with this man. Bunu da hani bir şeye çeviremiyor. Hani kullanamıyor, bilmiyor, anlamı ne farkında değil. Nasıl kullanacağını da değil. işte babasından ya da başkasından ne gördüyse de da okuduysa. E, babasından mı? Hayır hayır. Şu genel <gülüyor> <söylüyorum>. <gülüyor> yok. yok. <gülüyor> genel söylüyorum. Mesela Succession'daki çocuğun babası da bütün dünyayı sikmeye çalışan bir herif. Yani şey olarak, e, teknik olarak evet. çünkü çok zengin bir herif. Cengiz Han. Her, her türlü dünyaya yani Cengiz Han var. Demin Büyük İskender demiştim. Neyse yani anlatmak istediğim her çocuk da bilmiyor ne yapacağını. Hani rule ed öğretmeyi demiş ya bilmiyor zaten. Biraz ona da gönderme var orada. Hani güç var elimde de ben bunu işte <laughs> takılıyorum yani böyle. Bu benim ereksiyonum. Güç var. Yaklaşma, <laughs> hani, yaklaşma. <laughs> Patlayabilir. İktidar, iktidar gücü bu yani. <laughs> Senin hiç yani oralı bile olmadı. O tam... Herhalde her gün gördüğü bir şey. Her sabah geliyor. Öf yani muhafaza gelende. <laughs> <mi> ya? <laughs> Aynen. Um, Alicent de tabii burada mesela domuz konusunda Ay Jack, Jack yaptı işte şey Luke yaptı filan diyor. Alicent hemen o da inanmaya hazır yani. Hani çok farklı ya Ellicent şeyden. Renira'dan. Çok iyi. Alicent'ın de yalan söylemesine hazır yani. Yalan, neyse neredeyse Aegon'ın annesinin görünce yalan söylemeye kadar veriyormuş gibi bir şey var yani. Hani sanki skinde değilmiş. Evet ben yaptım ne olacak ayımın da filan derken bu korku hissediliyor <laughs> abi çenesini tutunca da hissediliyor yani ya dövmüş Zaten bu çocukları sarıldı artık hani öyle Otto usulü yavaştan manipülasyon da değil 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 kural olacaksın lan falan diyor ya. olmayacağım <laughs> yavrum. olacaksın Tayvin'in meşhur <laughs> lafını da yine hatırlayalım. Biri ben kralım diyorsa <laughs> gerçekten kral değildir. <laughs> yani artık Otto'dan aldığı dediğim gibi hani Otto'nun e, burada mesela e, Kristen Cole'a da kaba dayıyorduk ya hani Hı. karakterine. Belli ki Kristen Cole'dan da kaba dayılığı öğrenmiş. Hani Otto'dan manipüle edeceksen böyle usturubuyla edeceksin bunu. Yavaş yavaş olacaksın. Gaslighting gibi böyle yavaş yavaş vereceksin ben diye. Ince, ince, Bu direkt Kristen Cole stülü. Kral olacaksın lan. Hayır. Onlar bana tehlike değil. Hayır tehlike onlar. Lan diye. <laughs> Artık şey bu. Kendini gerçekleştiren kehanet. Ki gördük sonucunu evet. da ileride aslında. Bu arada kitaba da uygun aslında. Kitapta da e, Aegon e, kral olacaksın sen falan diyorlar böyle. Aegon ya ben evet. Rhaenyra'nın tahtına ne alayım ya neden çalayım onu falan diyor böyle Aegon'a. Sonra aslında onu şey yapan e, Kristen Cole. Olacaksın lan falan diyen Kristen Cole ona direkt ha, anladım. Hmm. Rhaenyra'nın yerine gözü var yani. Evet. Yani işte kurban Um, Alicent'in ben çektim aynı şekilde devam ettirmeye geleneği devam ettireceğim manipülasyon ailedeki manipülasyon geleneği devam ediyor Aynen. kolunda Renira beni suistimal etti tribü de yordu yani gerçekten devam ediyor <laughs> koldan biraz daha bahsederiz onun bir sahnesi daha var şimdi burada ee, şeye switch ediyoruz pentosa gidiyoruz Dayan kameralarımız ve... pentosta <laughs> pentosta bağlanıyoruz dakika ve skor için Lena ve Damon'ın masada Pentos. Bu galiba şeymiş bu arada. Hani kitapta çok anlatıyorum bilmiyorum. Reggio Heratis diye bir eleman bu. Prince of Pentos diye geçiyormuş ama böyle şey. Ya kukla başkan gibi bir şey gibi anlatmışlar bunu. Hani bu böyle başkan ama hani öyle takılıyor. Çok da bir şey yok. Hani bizim yüzümüz ya bir Pentos'ta bir şey yani. falan da mesela şey Pentos'ta kaç tane hatırlamıyorum. Şimdi de Triarch'ı dedim. 30 tane mi ne böyle Magister var. Bu Illyrio'da birisiydi ya bu. Ha aynen. Onlar yönetiyorlar yani. Sadece böyle bir kişi falan değil bunlar. Um, Prince of Pentos'ta. Um, şeyde de 13 kişi yok muydu? Daenerys'in gidip o öldüğü şeyde. Astapor. Ha Astapor'da da 13 kişi. Orada vardı. da işte Mast'ı şey var. Yani köleler, köle şeyleri var. Aynen. Efendileri. Genelde tek bir kişinin böyle kral olduğu şeyler değil bu şehirlerde. Genelde böyle bir e, soylu sınıfı falan var. O da bunlardan birisi işte. Bu e, anlattığı mesele şey e, direkt e, bu Valerian'ın çökmesi sonrası güç vakumu doğuyor. <gülüyor> <gülüyor> Roma İmparatorluğu sonrası ya da işte e, şey gibi Irak çöktükten sonra Orta Doğu'da <laughs> Ortada, kartları orada yeniden dağıtılması. Çok... <laughs> Aynen. Valeria çökünce tabii Valeria çöktüğünde de Aegon zaten Dragonstone'a çoktan gelmiş oluyor. İşte Volantis böyle Valeria kökenli orada böyle kaplanlar denilen bir şey var. Ne denir? Soylular grubu var. Onlar böyle daha şahin. <laughs> evet. Onlar direkt yani biz Valeria'nın devamıyız. O zaman Valerian eski topraklarının hepsini biz ele geçirelim diye bir gaza geliyorlar. İşte Pentost'u, Triarchy'nin yani Lismir ve Tyrosh'un işte şeyin. Yani bir yandan da Dothraki falan geliyor. Güç bakımını doldurmak için. İşte bu Pentos o zaman gidip Aegon'a diyor ki Hacı sen gel bize yardım et. Aegon da gidiyor bir Volantis'in donanmasını yakıyor falan ama çok fazla sallamıyor ne olup ne bittiğini çünkü yani o gözünü batıya dönüyor sonra. Yani, bat, batının yani, ahlakını alıyor ondan sonra. Yani işte ben 5 sorusu döneceğim ben. Benim işim olmaz yani tamam işte Yavuz Sultan Selim Doğu'yu şey, fethetti ama bundan sonra biz batıya gideceğiz diyor. <gülüyor> <gülüyor> dönüyor geliyor İşte amcam da ondan bahsediyor. Egon bize yardım etmişti şimdi sıra sende falan diye. Şimdi siz bize yardım edin diyor. Tabi burada şey güzel bu arada ya. Lena ta, zaten Lena'yı bu arada üçüncü aktristiyle görüyoruz artık. Son aktristi hatta. İşte evet. bizim de çok e, fortune, fortune in our cook falan derken e, Damon böyle <laughs> gelen abiyi sonu <böyle> panikliyor. <laughs> bir böyle <laughs> ıms falan yapıyor. Kesilen sahne de şuymuş abi. O surun tepesinde Lena bunlara doğru yürürken bayağı o elemanla böyle takılırken sahnesi varmış onu kesmişler. Hadi ya. Ha, aynen. Bu arada Damon'ın kızlarına sarıldığı bir sahneyi de kesmişler. Kesmiş. Damon hayranları çıldırmış. Ama daha iyi. Olmuş Nasıl Damon'ı seveceksin göstermezsiniz lan filan diye? Oğlum adam karısını tulayla öldürdü ya. <gülüyor> <gülüyor> ne bahsediyorsunuz. Seviyorsanız sevin yani. bunu artık bana şey yapmayın, açıklamayın. Tim evet, evet. Damon birisi. Hala bu evlencinizin ile ya filan diyor. onu kasıyor. Evden ne tepki geldi Damon'a. <laughs> <laughs> Karısı ölünce sevindi herhalde. Evet. Hala Renira'yla olur mu bu diye bir ümidi var. Anladım. Ya Damon'ın bu arada yine geliriz o sahneye de çocuklarına bir şey diyemeden gitmesi de bence duygu yükü olarak iyiydi ya. Sarılmasından Onu Damon... bilinçli kesmişler bence gene. Sarı. Bize bırakmışlar Damon'ın ne hissettiğine dair şeyi. Çünkü sarılırken gösterirsen çok Damon. Yani şeyi gösteriyorsun. Onu inatla göstermiyorlar. Böyle Damon ayranlarını süründürüyorlar. Göstermeyeceğiz oğlum bunu. iyi yönünü falan diye. <laughs> Şimdi burada esas konu tabi ona daha sonra geleceğiz de burada e, bu sahnede tabi e, şeyden de bahsediliyor. Koren Martel'den de bahsediliyor. Triarki... Ondan biz bahsetmiştik. Dorn'un evet. şey olduğuna dair. Onun devamı bu. Aynen ona gelecektim. Sen söylemiştin. O konu burada yine açıldı. Ee, ...bir yandan da Damon'ı şey diye de gördük... ...hani ya burada kafamız rahat... ...politika yok... ...kim tahta çıkacakmış şey yok... ...kitabımı okuyorum... ...kızlarım burada gibi... ...takılıyor gibi de gördük... ...ama pek öyle değil bence... Ee, ...Damon... Bence yine de... öyle... Ben ...şundan dolayı öyle... ...Damon Renire istiyor... ...alamıyor şu anda... ...ve de o noktadan sonra... Renire evlendikten sonra... ...ya da çocuk yapmaya başladıktan sonra... Westeros'ta onun için hiçbir şey kalmıyor. Burada olmasının sebebi ben aile babası olacağım bundan sonra değil. Benim için artık Westeros'ta bir şey yok. Şarap diye var. düşünmesi bence. Ki Lionel da gelip ben ikinci seçim olmayı kabul ettim diyor ona. Evet. Bence harbi harbi Damon Westeros'a dönmek istemiyor. Çünkü Renira'yı elde edemeyeceğini biliyor ya da gidip yine Renira'nın e, için işleri daha da zorlaştırmak istemiyor. Çünkü Damon'ın olayı oydu. Gidip Viserys'i trollüyordu. E şimdi Viserys yaşlanmışken ve de Renira tahta çıkmak üzereyken Westeros'a dönüp dönerse her şeyi karıştıracağından Renira için işleri daha zorlaştıracağından korkuyor bence. Hani e, Lena'nın dediği doğru. Sen Pentos'u sevmiyorsun hiç. Gece hayatına bile çıkmıyorsun. Çıkıp şurada içi, yani, yazlıkta yani, gibi takılıyor şeyde. Yiğenini zikmedin <laughs> falan bütün gün. <laughs> um, balkonda oturup şey okuyorsun diye. Um, evet, Damon Pentos'u sevmiyor ama Damon uzak olmak istiyor Besteros'tan. Um, burada Pentos'un yaptığı teklifte de, dediğin gibi Doran şeyden Koran Martel'den bahsettiler. İşte Demiştik ki Stepstones aslında e, Dorne'un da hak iddia ettiği bir bölge. Ve de da Westeros'un parçası değil Aerys. Ye, yedi Krallık değil aslında. Targaryenlere bakmayın. Onlar yedi diyorlar. E, ve de oradaki e, tekrar bu konu geliyor galiba Small Council'da orada bahsederiz. Oradaki Triarki'yi Don desteklemeye başlıyor. Yani özeti. Burada da Pentos'ta Damon'a Century erkeği zamanında yakmıştın. Biz seni burada Lord olarak ağırlayalım. Triarchy bize gelir de alarsa sen de onları yakarsın gene teklif ediyor. Bu arada Pentos'un prensinin de Pentos'un bu Magister'inin de teklifini kabul edip de hayırlı bir sona varmış hiç kimse yoktur. Yani büyük ihtimal Damon'ın da bu hani bunu Daenerys kabul etmişti. Deneris'i Dotraki'ye sattılar yani. <laughs> e tabi canım yani o çok bilinçli bir kabul değildi yani. <laughs> yani İlliro falan böyle bizi burada misafir hatta Deneris falan Vizeris'e e şey diyordu. Ya biz niye buradayız? Ya bu adam bizden ne istiyor diyordu. Vizeris de yavrum şey diyordu. Vizeris de hep salak galiba. Evet, onda da var. Ya bu işte benim ordum işte ben Vestoros'un başına geldiğimde kral olduğumda benimle işte ittifak yapmak istediği için bizi destekliyor Fren diyordu. Daenerys ha okey. En sonunda gördük ki Deniz'i sattı adam Dothraki'ye falan. <laughs> e, Neresi? gerçi ejderha yumurtalarını da o verdi. Ne diyelim. İllirio bir yandan böyle bir ha, hareketi var. Ejderha yumurtası deyince bir teori daha gördüm. Ee, o ha. yumurtalar Dreamfire'ın yumurtası olabilir mi? Yoksa başka bir mi? Bir tane o ok muhabbet... Teori değil canım. abi o gerçek yani. Dreamfire'ın yumurtaları çalınıyor 3 tane yumurtası. Ha değil mi o gerçek mi? Okay. Ben teori gibi kalmış aklımda. Sea Lord of Braavos onları alıyor. Sonra Westeros'tan Ceheris'in heyet gidiyor oraya. <laughs> Ya bizim bir yumurtalar varmış sana gelmiş şöyle olmuş duyduk falan diyor. Adam böyle, yok ya ben görürsem haber veririm size ama yok yani yok yumurta falan bizde. Görmedim. Bilmiyorum. <laughs> yumurta falan. Ama bir görürsem yani ben mesaj atarım falan diyor onlara. <laughs> Siklemiyor yani. O yumurtalar dönüp dolaşıp İleron'un eline ıı, geçiyor. Ama o İleron'ları herhalde artık Bunlar taş oğlum 150 yıllık yumurta artık bunlardan biskim olmaz diye alabilirler. Evet. Daha koreksiyon değeri var gibi satıyor. Çünkü <laughs> Eliron'un kendi tahta hazırladığı adam var yani denerse vermez değer onların Aynen. gerçek yumurta olduğunu şey yapsaydı her neyse orası baya bir dallı budaklı. Hani de dediğim gibi burada Damon'la Lane arasındaki ilişkide de de bir aynı şey gibi Renira gibi hani Sanki önceleri eğlenmişler işte ejderhalarını gezmişler işte farklı Esos'ta şehirlere gitmişler. Çocuklar olduktan sonra baymışlar bir ilişki bir bayatlamış. Duraklama dönemi. <laughs> şeyi aldım. Bir de sanırım Damon'ın burada biraz şey olması e, her ne kadar Layne'yi çok fazla görmesek de düğün sahnesinde gördük ki Damon'a benzer bir karakteri vardı hani böyle konuşuyordu işte cevap evet. veriyordu hani e, daha bir daha şeymiş. böyle biraz daha güçlü bir karakteri vardı burada da sürekli Dundum söylüyor işte sen bu değilsin bilmem nesin Damon da böyle baymış biraz hani hadi yani, git artık başımdan dar gibi tak. Anladık hatun tamam artık bak kaç oldu be bir diye bir baymış e, ilginç yani tam olarak kızlarının da iki kızı var işte Baylor ile Reyna. Evet. Bayla, geliyor Damon'ın babası. Reyna da Reynis'ten geliyor. Reyna'nın annesi Reynis. Ee, Bayla, yani Bayla şeyi olan, ejderhası olan. Diğerinin yok. Damon onunla daha çok vakit geçiriyor, şey yapıyor. Reyna da işte benim ejderham olmadı babam beni siklemiyor diyen kızcağız. Orada da böyle bir kompleks bir şey bırakmışlar oraya. Artık yine çok fazla açmıyorlar ama Damon'da hala o saplantı var. Belli um, bir işte. devamlı. olacak yani Dragon öyle. Rider olacak. Evet. Yani burada iyice şey yapmak istersen daha bahsettiğim hani bu uyuyamaması, sürekli içki içmek istemesi de bu um, neydi adamın? Darren the Drunken diye bir Targaryen var ileride. Adam dreamer yani. Sürekli bu kehanet rüyalarından görüyor. Artık onları görmemek için sürekli içiyor, uyumuyor falan adam böyle. O hale geliyor. Birazcık ondan Anladım. almışlar, Daemon'a şey yapmışlar. Hani artık kehanet mi görmeye başladı ya da kafası çok dolu mu? Yani orada da şeydi ya... <laughs> Kafam çok dolu bugün ondan kalkmadı falan diyordu ya şey yani, <gülüyor> <zaten>. <gülüyor> demiyordu da işte onu şey yapıyordu orada onu biraz işlemişti da işte çok artık şey adamı oldu diye. Ya Damon e, bence dönmek istiyor bu arada çünkü şey gibi hissettim ben yani çocuklar olunca evet şeyinin gitmesi Enerjinin gitmesi zaten bu yine dediğim gibi dizinin bu bölümünün ana teması. Çocuklar yüktür. E, niye yapıp yapıp atıyorsunuz o zaman diye geliyor her seferinde. Neyse. Ee, ama bir yandan da dönesi var ve bunu bence bir düzlem üzerine de oturtmaya çalışıyor. Yani mesela böyle bir ittifak kursa oradan tekrar böyle bir e, güçlense çünkü altın gelecek diyor bir yandan ondan mutlu. ya yani bir şey bir e, bir, bir şey var kafasında okuma etme konusu da bilmiyorum belki artık kendini motive ediyor başka bir şey mi araştırıyor genelde bu tarz Araştırmalar olunca da şeyle Meister'larla ilgili de böyle teoriler çıkıyordu Game of Thrones dönemi. Çok okuyordum bu bundan bir şey çıkmasın falan diye. Yani bir şey var bence kafasında ama bir yandan da ıı, ereksiyon sorunu da olan bir adam olduğu için kendisi. Onu çözmeye çalışıyordur belki abi adam Haydar Dümen kitabı okuyor bütün gün. Dur <laughs> hanım keki <laughs> eziyoruz. <Sözücevabim> ya. <laughs> <Böyle okuyorum. gülüyor> yani şey yazıyormuş <laughs> kitapta sabah kalkınca ilk iş olarak pencereyi açıp şehre karşı 31 çekildi diye. Meğersem oymuş çözümü. İçimizi temiz havayı alın. Eygün, Eygün çözmüş olayı. ya um, bir yandan da şey de Damon Harbi'den Targaryen milliyetçisi yani bu belli artık. Kızını bile de işte. Evet ölçü yani. <laughs> e, Targaryen bir yani... kafa tasçı çıktı herif yandan. Aynen. Şey, Renira'nın peşinde olması gibi Mizerya da şey diyor diye. Sarışın bir hatun getireyim mi falan kalkmıyorsa ha. diye. Aynen. bir de şeyi kendi Eren olan karısına nefret etmesi. Halbuki kadın güzel falan böyle. Tabii gayet Ona bile kalkmaması. Evet. Bildiğin Damon şey herif. Ne deniyor onlara ya? Kapı tasçı. Genetik olarak şeye inanan tipler var ya üstün. Aynen. Naziler zamanında Ari. çok böyle Ağrı ırk. Bilim adamı. Um, tipler vardı yani ya, naziler bu işin bilim olduğunu inanıyorlardı işte Aynen. hangi ırkı. Her neyse. Ağrı ırk işte. Ağrı ırk olduktan Damon nazi çıktı ama çok iyi çocuk ya. O evlensin Yani Damon hayranları <laughs> hala devam ediyor. Nazi adam? Yok. Nazi mazi. O, o, olur öyle şeyler. Uzun şey de mi? vardı. Pardesüsü de vardı onun böyle tam nazi style. Evet. <laughs> um, Buradan yani burada var mı diyeceğim Damon... bir şey? Ha, doğum sahnesini tekrar bir konuşuruz ya. Ha, ona geleceğiz zaten o en sonda. Hmm. Ee, buradan e, Cole vs. Harvin'e geçtik tekrar. E, Cole da burada Ellison'ın yaptığı gibi diğerlerinin tahrik etme peşindeydi. Cole da burada şey, hareketi dikkatimi çekti bu arada. E, Damon'ın İlk geldiğinde Otto'yu kesmesi vardı ya bu savaştan döndükten sonra bir yere çöküp Otto'ya bakıyordu. Otto bölümü sonunda gidiyordu. Burada da Cole tam eğitime başlamadan önce Lionel'i kesiyor. bir de Viserys'e bakıyor. Bir de Viserys'e bakıyor. Kral da buradaysa bir şovumu yapacağım aynen, ben diye aynen. bakıyor. Gidici, burada biri gidici oluyorsun zaten. Cole inanılmaz tahrik ediyor zaten. Hem çocuklar üzerinden hem bildiği için de Harvin'e direkt konuşarak. Ya biraz da ben işte bak erkekler konusunu diyecektim ya yani Ulan 10 sene ya bak 10 sene uğraşmışsın. 10 <laughs> <laughs> sene gizlemişsin. Denyon'un biri be ölün mü falan deyince amur mu falan diye gaza geliyor. Ya bir dur kardeşim bir dur lan. <laughs> Bu neyin erkekliği? Ne? Kime ne kanıtlıyorsun bir de kral? Yani tamam belli zaten. Ya git kola bak... kız arkadaşım. Yeşil yeşil konuşma burada bize ya. Hayır kola ya. Bak, da işte orada. Kol da yavşak. <laughs> bak orada sevindim. içimin yağları eridi. Ama bu yaptığını ne oldu? Renire'yi yalnız bıraktı. Çocukları yalnız bıraktı. Bir de gitti ölümüne neden oldu. Şimdi bu akıllıca mı yani? <laughs> değil, evet bayağı bir sonuç oldu. Ne şey oldu? Beklenmedik sonuçlar. Aynen yani. Doğru. Bu arada kitapta e, bu kolla Geoffrey'nin demiştik ya düğünde değil ama turnuvada bir dövüşüyorlar. Evet, orada oluyor diyor. O turnuvada Kolla Harvin'le giriyor birbirine. Kapışıyorlar. Ha onu bölmüşler mi böyle? Ama orada Kol Harvin'i dö dövüyor. Ha. Hatta Harvin'in nickname'i, um, lakabı Break Bones ya. Oradan sonra ha Mushroom Harvin'e um, Broken Bones diye <laughs> lakap koyuyor. Eee <laughs> <laughs> um, güzelmiş. Onu çıkarmış. Bunu bu hale döndürmüşler. Yani, çünkü ben daha kompleks bir hale getirmişler yani. Ben hala onu olacağını düşünüyorum böyle. Herhalde kol kalkıp vuracak bunu falan diye. Sonra baktım kol kalkmadı. Dedim o zaman herhalde başka sahnede kalmadan yani, öleceğinin de farkındayım. değiştirmişler. Ben hala kol kalkıp vuracak ona falan diye düşünüyordum hani, e Kol vurmayarak bunu. daha iyi yaptı bu arada. Yani zaten bilerek vurmuyordu. Hiç ya zaten işte yani. Burada artık kolu da Harvin'i de döverken gösterseler de artık şey halk sokaklara dökülürdü yani. <laughs> Joffrey seviyesine çıkardı. Hala bilmiyorum. Ramsey en yukarıda herhalde. Joffrey e, en çok nefret eden karakterler. İkinciliğe düştü bence Joffrey. Çünkü Joffrey biraz komikti. Ramsey direkt psikopattı. Ramsey deliydi lan harbiden. Bilmiyorum artık üçüncülüğe kadar çıkabilecek mi Kristen Cole? Bakacağız bakalım. en <laughs> <laughs> yani orospu çocuğu karakterler şeyi bir yaparız bir ara. Hayır, bunu bir yapalım genel bütün evrendeki. <laughs> Benim için dizideki Tyrion'dır en yani orospu çocuğu karakter ama her şeyi yanlış söyleyen. Her <laughs> neyse. Kitapta um, burada onu değiştirmişler. Um, ya bu arada eğitim dediğin tarafında gibi, da haklı yani Harbin zaten orada. Ha söyle abi. Ha dediğin gibi kol onurlu bilmem ne falan ya işte. Abi onurluyuz biz ya. Biz decency is gonna prevail. Ondan sonra oturup abi vizeriz geldi. Dur şu herifi bir gaza getireyim. Çok iyi öğrenmiştin <laughs> saray entrikasını Alison'tan. Ee, dur ben şunu bir gaza getireyim. Beni bir vursun bir kabul ettireyim bilmem ne. Yani artık Bilmiyorum Kol karakteri getirince işlendi mi işlenmedi mi aynı Alicent gibi büyük bir değişim geçirmiş olarak buluyoruz. Hani her ne kadar en son bölümde adam öldürürken bırakmış olsak da. Ya ıı, Cole'un bence hizmeti, bu bölümde çok hızlı bir giriş yaptı yani. Hikaye hizmeti herhalde bu saatten sonra Kolun e, konuşmaları değil yaptıklarıyla olacak. Yani bu şekilde işte. yani Yani ha... ultra dengesiz hareketleriyle olacak yani. Yani artık burada şey kraldan çok kralcı, işte şeyden çok eee ıı, hayt daha muhafazakar işte şey haline dönüşecek. Self-righteous denilen tip vardır ya işte. Kendi bir kafasında yarattığı bir şey vardır. Orada yaşıyor. Yani. Ahlaki kod vardır. Onun en tepesinde kendisi olduğu inanır. En ahlaklı benim ya falan diye. Benden ötesi yalan. Kingsguard'ken prensesi siktin. En ahlaklı benim. <laughs> Adam öldürdün. Şu anda iki idam cezanı olması lazımdı. Hala en ahlaklıyım ben. Süperim falan diye. Bu arada birçok insan kol nasıl oldu da şey bu arada yani... mikrofona mı dokunuyorsun? Mikrofona dokunma. Şey, tıkır tıkır <laughs> <tukır> ses geliyor. <laughs> şey kol nasıl oldu da ceza almadı ya filan Joffrey'i öldürünce demiş. Yani şu düzen içerisinde çok şaşırtıcı bir şey değil artık. Bunu görünce neden ceza almadığı da Ama bunu, ortada. Bunu konuşmuştuk. Direkt bu Alicent'ın Aynen. Yeah, kontrolüne giriyor. Ya o Öyle da var. Oradan sonra... O da var e, ama. Şimdi Heh. Jaime Lannister'da kralı öldürüyordu lan hani. Onu da kimse sen Kingsguard'dın kralı öldürdün. Ha ah, tamam darbe oluyor Robert geliyor. Aferin. Hani Tywin ve Cersei'nin manipülasyonuyla Jaime'yi orada tutuyordu. Jaime'yi çok takdir ettiğinden değil. Burada da aynı şekilde e, belli ki Alicent'in köpeği olmuş. Ya bunun bence bir aynı şekilde muhtaç da. Çünkü Alicent çıkıp derse ki kol yeminini bozdu. Rhaenyra ile ilişkiye girdi idam yani kolun gideceği yer. Bir de bir şey daha var. Öldürdüğü kişiyi kim savunacak? Korlis mi heh. savunacak? Ne beyaz da savunacaklardı zaten. Şey Benim oğlanın sevgilisiydi o. Onu öldürdü mü diyecek. Hani Korlis <laughs> sen niye bu kadar salladın bu Joffrey'i ya? Ya işte iyi çocuktu. <laughs> bizim oğlanla iyiydi falan arası. Yani bizim oğlan onu sikiyordu o yüzden savunuyorum. Ya diyemez yani. O yüzden Kimi savunsun Joffrey'nin hakkını? Kingsguard'a karşı. Aynen öyle. The Kingsguard olduğu için zaten yani, yani bir şey dedik. Beyaz yani. Doğruz geldi götürdü evet, Joffrey'i. Biraz öyle oldu yani. Ee, tabii herkesin önünde <laughs> yapınca şey olmadı ama e, <laughs> katili belli oldu ama ya şu var zaten o sahnede konuşmuştuk ya kimse müdahale etmek istemiyor zaten orada. Yani herifin oğlu orada dayak yiyordu Collison. Ona rağmen müdahale etme şey duymadı yani. Girmiyor oraya. Zaten bu aileler göt. Bak ben söylüyorum bunun anası babası bunların çoğu göt. Zaten George Martin'in de bu Kingsguard'ı beyaz pelerinli yapması aslında bir şey bunlar beyaz pelerinli şövalyeler hani şeydir bu normal daha eski old school fantasy'de beyaz pelerinli şövalye iyilik timsali evet. filandır yani bu adam böyle dur sen ben sana beyaz pelerini şövalye yapayım. Politik olarak çürümüş organizasyon yani. James'inden tuttu artık Marin Trent'inden tut ve Trent şey vardı ya. ya. Yani bak en büyük orospu bu çocuk <laughs> <Two old. aslında. gülüyor> Altı 6 yaşında too old. 5. <laughs> yani o adama kadar bunların hepsi beyaz pelerini yani. Aa yani. bir kişi vardı abi ama bir kişi vardı. Selmi Bariston. E tamam işte Redwine var. Bariston Selmi var. Baristan mi? çok iyi çok iyi ee, evet şey um, deli kral Starkları yakarken Baristan selmi de sen ne yapıyorsun abi manyak mısın demiyordu ha, yani demez. Da çünkü o da çok kuralcıydı abi <laughs> <laughs> Jamie'nin dediği gibi onurlu olmak kral karşısındaki lordları diri diri yakarken susmak mıdır yoksa o kralı bıçaklamak mıdır yani neyse. Doğru. Jamie de burada i̇şte lafı iyi sokuyor. Yani. deyip bu kadar çürümüş olması... ...zaten konsepte de uygun yani. Ya zaten işte kendi kodun... ...hayatın kodu değil. Yani insanların ölümüne neden oluyorsun. Aslında kol sen Barist'in konusunda... ...iyi bir şeye değindim. Ee, onun da... ...geçen o sahneyi tekrar izledim ben mesela. Bu böyle like'e boss gidiyor ya. Ya orada da yani... net Stark'ı neler oluyor... ...ıvır zıvır bir sürü evet. olay oluyor... En son böyle şey mektubu yırtıyor da Joffrey buna laf ediyor da herkesin içinde onuru kırılınca yine böyle şey yapıyor. Ya dizinin işte bak en sevdiğim yer hani evet ser mi ismini bunun için attım ortaya işte. Yani dizinin kodları gerçek hayatın kodları da o kadar insanların aklına Aa, evet lan biz böyle düşünüyorduk ama hayat bizim hayat kodlarımızda muhafazakar kodlarımızda ya da işte tamamen bizim doğru bulduklarımızla aynı işlemiyor. Biraz daha geniş bakabilmemiz lazım mı? Böyle ağzımıza, yüzümüze vurunca hoşuma gidiyor ve heroik hiçbir şey ödüllenmiyor o yüzden burada. Evet Biz abi bu çok ahlak kral adamdı falan diye. Bak, eriyor sonuçta. Ah ahlak konusu, um, ahlak kodu meselesinde um, burada kolla işte Alicent ahlaklı olan taraf ya da kurallarıyla oynayan taraf oldukları pozisyonunda zannediyorlar ya kendilerini işte. Onlar evet. pitch ya. Biz ahlaklıyız. Renier sürtüyor, kalkıyor işte. Strong kid çocukları pitch onlar filan diye. George Martin'in yine klasik e, ve de bunu şeye de düşün. Otto Hightower'ın prepare Egan to rule lafıyla da düşün. Aynen. Geliyorsun burada da görüyorsun Egan'ın yere düşen çocuğa vurduğunu işte ahlaklı kolun yere düştü. Vur vur devam et. Vur vur filan diyor filan işte. Kendisi... burada dokunma bana bilmem ne lafları filan var. Damon'a da öyle vurmuştu ya. ilk bölümde konuşmuştuk bunda. Ha, i̇şte George Martin'in biraz şey yapmak istediği konu da şu. Alicent'in üç çocuğu da problemli. Ve de dedim işte mi ya seyretmiştik ya. <laughs> ha evet. <laughs> Luke'la Jackson konuşmasının. Onlar belli ki iyi normal çocuklar. Belli ki Leonor, Harvin, Renner üç, üçlüsü arasında sevgi içinde büyümüş çocuklar. Her ne kadar aile çarpık da olsa, belli şey normlarına uymuyor da olsa, işte gay baba, işte üvey babamı dersin işte her neyse, anne. Im, üçgeninde onlar normal çocuklar. Böyle kibar olduklarını gördük birbirleriyle düzgün konuşuyorlar işte ben kardeşimi seçmişsin izin verdim. Aa teşekkür ederim bilmem ne. <laughs> o çok kuşak bir şeyken sana çok uzun süre anlatamıyorlar onu işte dizinin zamanı yok. Burada da 3 tane şimdi onlar piç Alicent'ın gözünde. Onlar tahta çıkamaz. Onlar piç. Onlar ahlaksız. Onlar işte blasphemy bilmem ne. Bunlar piç değil. Senin sevmediğin kocandan zorla yaptığın çocuklar, evet, piç değil. Üçü de Helen hariç onu hariç. Helen'i seviyoruz. <laughs> Tahta çıkacak olan Egon Dallaman'ın önünde gideni Eymını daha görmedik bile. O Egon'u bile aratacak bize. Belli belli o çocuk. Bunlar yönetsin ama bunlar tahtaya çıkabilsin. Hani Varys dayımızın power resides where men resides lafını her bölümde atıfta bulunuyoruz ya. Evet. İşte kim hani yönetsin? Hani piç olan ama bariz bir şekilde iyi insan olan olduğunu gördüğümüz çocuklar piç oldukları ortaya çıkarsa tahta çıkamayacaklar. Ama bu da dalayarak camdan dışarı 31 çeken herif piç olmadığı için <laughs> tahta çıkacak ve de Alison'ın, Kristen'ın işte bu Right self righteous olan yani kafasında yarattığı ahlak koduna takılıp kalmış olan kişileri içinde işte bunlar daha şey bunlar çıksın tahta. Üçü evet. de şey hatta um, şeyin Olivia Cook'un röportajı vardı. Um, orada böyle şey diyordu alırsınız kids are weirdos diyordu <gülüyor> <böyle>. <gülüyor> <gülüyor> Kendi çocukları falan bunların hepsi weirdo falan diyordu. Um, hani bu weirdoları tahtın hakkı olarak. Bir kişi de demiyor ki ya bun, bunlar değil yani bunlar çıkmasın tahtta. Hani. Aynı şeyi tekrar işleyeceğiz şeyde. Daenerys Aegon muhabbetinde. Game of Thrones'un sonu da buraya çıkacak. Tabii. Taht Daenerys'in hakkı. Ama Daenerys mi çıksın Aegon mu çıksın, Jon mu çıksın Jon, Bastard mı işte bilmem ne her neyse. Aynı şekilde bir kurum şey daha geliyor oradan. Hepsi Burada da aynı şey. şeyi işliyor. <laughs> piç, bu çocukları pitch yapmasının sebebi birincisi bu çocuklar piç olmasa zaten bu dizi olmaz. <laughs> Savaşta <da> çıkmaz. <laughs> ee, Onlar iyi çocukları pitch yapıyor. Dal yarakları e, meşruyu yapıyor. Bize bırakıyor. Buyurun. Karar ben verin. <laughs> Yorumlarda bekliyoruz tartışma. <laughs> Hadi bakalım yeşiller. Çıkın bunu savunun. Kristin kolu savunun. <laughs> Harbiden bak çok çekinmeden yazın. Yani ben anlamayacağım. Ee, yeşilleri böyle gerçekten e, sağlam bir zeminde savunabilen çıkarsa fikirlerini dinlemek istiyorum. niye banlayalım <laughs> abi? Doğru düzgün açıklama yapan kimseyi benlemeyiz. Ya, ben arada banlıyorum ya. Dağlayarak dağlayarak yazıyorum. <laughs> ben ediyorum. görmüyorum onları tabii sen <laughs> ben... Ben de herkes normal ne güzel konuşuyor insanlar. O çok insan yok zannediyorum. Ben de saf. <laughs> Ya bazen çok ilginç normal yorum yapıyor. Vallahi hiç kim demiş bu insan sosyal medya toksik filan diye. Benim babalımı kırma Tancan. Tamam pardon. Bir tane siz bizlerize salak diyorsunuz diyen adam vardı. Ona bile kızmamıştım aslında. Komikti yani. Onu banlamadım ya duruyor. Yok o duruyor hala zaten. Ee, duruyor. Ona bir şey demedim. Yani neyse. Ben. Devam ee, buradan şeye geçiyoruz. Renira Harvin ve Lionel'in Konuşması Bu da işte şey diye görüyoruz burada da belli ki e, kendi çevresi ki zaten o hizmetleri sonra yanına alıp götürüyor e, Renira, e. onlarla bir bağ kurmuş hemen geliyor laf işte bak böyle bir olay oldu ablacım bir baksana diyor gizli geçitten şeye gidiyor e. E, dinlemeye gidiyor Harvin'le Lionel'in konuşmasını. Orada mesela bak ilginçti biraz hani şeyi de gördük aralarındaki duygusal ilişkinle üzülüyor ama böyle neye üzülüyor olay çıktı diye mi üzülüyor Harvin'e üzülüyor Harvin'le babası olan bizim de kodumuz vardı falan. Ronaldo en sonunda yavrum yazık bir konuştu be. Aynen patladı. Adam 5 bölümdür böyle <laughs> ne desem, olmuştu. doğru olanı söylesem diye kasıyordu en son bir ağzına geliniz yine söylemedi aslında da. Az söyledi. Evet. Gene bir üstürüplü söyledi. Orada Yalnız da... burada Hı. Şimdi Leona çok çok fazla fan favorite oldu. Ee, sen de beğeniyorsun ama ben nedense hiç o şeyi almıyorum adamdan. Sanki bana Viserys'e istediklerini söyleyen silik bir adammış gibi geliyor. Hani sanki Viserys'le aynı adammış gibi geliyor. Çünkü <laughs> birinci piçi Harvin getirdiğinde sana yapman gereken buydu. Harvin sen manyak mısın oğlum? Hepimizin kafasını uçuracaklar. Siktir git Harrenhal'a diye Harvin'i birinci pitchte yollaması gerekiyordu. <laughs> i̇kinci, on sene ikinci pitch, üçüncü pitch. Angela Strong artık Ortaya ya sen de ne yaptın artık deme. Hani Vizeris'e benziyor birazcık. Hani olayı için tadımız kaçması falan diye. Hani ya, yeah. ben çok böyle bilge bir adam vibe'i almıyorum ondan nedense. Bu bölüme kadar daha iyiydi. Onda ondan fikrim. Bu bölüme kadar özellikle tavır olarak, şey olarak çok daha düzgündü. Zaten ilk istifasından sonra Vizeristo diyor ya lan burada manipüle etmeye çalışmayan, bütün fikrine bana böyle hızlıca empati şey sokmaya çalışmayan bir sen vardın işte, diye. O kendi fikrimi yoksa Vizeris'in duymak istedikleri mi diye ben hep düşünüyorum yani. Sanki bana hep Vizeris'in duymak istediklerini söylüyormuş gibi geliyor. Ya başka evet. öyle değildi bence, özellikle şu şeydeki ziyafet avdaki ziyafette falan çok usturupluydu yani. Yani ile kıyaslama şansımız olduğu için de hani söylüyorum. Hani evet. Heş. Yani her, her zaman yani bazen duymak istediğiyle bilgi olan şey aynı olduğu zamanlarda oluyor tabii. Ha ki. Kesişiyor da olabilir. Dediğin yani. şöyle doğru olabilir. Orada herkes üstüne giderken. O mesela onun nerede darlandığına üstüne gitmiyordu mesela. Daha usturuplu davranıyordu. Yani bu da bir taktik i̇şte. ama yani herifin tabi. Aynen. Bu arada bak şey itirazım var. Ben açıkçası orada biraz diziyi e, dizi yazar yani George R. R. Martin değil de diziyi yaparken bir tık orada dengeyi kaybetmişler. Yani Strong'lardan çıkabilecek gizem daha şey gibiydi ya böyle. Lionel'de de bir iş var abi işte hani harbini soktu oraya bak bunlar bir şey çeviriyor. Bir de çok yakınlar birbirine gibiydi. Sonra o 10 sene şeyinde inanılmaz bir switch etti. Lionel bence olduğundan çok daha fazla onurlu şeydi. Bak o kadar onurlu vibe'ım yoktu benim Lionel için bu arada. Çok onurludur abi falan. Yıkıldı onurlu. o kadar yani. onurlu o, onurluysan ben birinci pişten sonra yapsaydım bu hareketi. Ha dizi bence bak 10 sene jump'ında bence burada yani strong hikayesinde bir tık bir tık sıçtılar. O hikaye çok oturmuyor bazı. Ayakları yere tam basmıyor yani. O yüzden de Strong'un bir anda bu dönüşümü Lionel'in, Harvey'nin bilmem nesi ya tamam anlıyorum. Ya çocuk bana dönüşmüş gibi yani. değil artık dedim ya sana bana ben biraz rol yapıyormuş gibi görüyorum yani bu adamı. E, rol yapıyorsun Ve da devam ettirsin abi. Neyin rolünü yapıyorsun? E, ama yapamayacağı noktaya geldi artık. Bilmiyorum bence i̇şte ezebilirdi yani. Hareketten sonra artık buradan sonra bu gitmez diye düşünüyor. O yüzden Vizelis'e gidip hacı ben istifa etmek istiyorum diyor. Bizler de gene Otto'ya yaptığı... Ne olmuş? Söyle bakalım. <laughs> ya işte... Şey yaparlarken görmüştüm. Ne yaparlarken görmüştüler? <laughs> çünkü burada... E, Toprağı atıyormuş. Aynen. Şey dese... E, piçmiş o çocuklar dese... Direkt Lionel'ın kafayı alacak orada bizleriz. Neden istifa ediyorsun? İşte yani... Gençlere şans veriyorum. Yani gençlere şans vermek istiyorum. <laughs> bence Alison Thor'da kalması söyleyebilirdi ya. Thor'da olmasa söyleyebilirdi. Çok gergin bir sahne var. Güzel bir gerginliği var yani. Olabilir. Belki şey yapabilirdi ama Viserys bence yine kabul etmeyecekti. Yani çünkü Viserys onu kabul ederse bütün diyara onu onaylamış oluyor. Harvin Strong'u istifasını kabul etti. Neden? E çünkü piçler yüzünden dedirtmiş oluyor. Zaten Reyna'da um, o yüzden gidiyor sonra. O zaman ben de gideyim. Yani işte <gülüyor> <gülüyor> um, yani burada istifa evet kabul edilmeyeceği belliydi. Um, ama bence Lionel Strong burada artık bu olayın bokunun çıkacağını farkına vardı yani. Burada bir iyiydi böyle vizerisiyle kolay kontrol. Yani illaki vizerisi manipüle etme ediyordu bilmem ne de demiyorum hani öyle dedi, işte ya, sır işte Hand of the King olmak iyiydi ya işte Uysal adam işte diyor dediğimizi yapıyor biz de bu sırada Strong ailesi yürüyor filan derken bir anda o, siktir oğlum. <laughs> İş <İşte, gülüyor> sabah çıkacak. Biz buradan artık yavaştan sıvışalım durumuna gelmiş gibi geldi. Sanki ben hiçbir zaman onun böyle şey olduğuna inanmadım zaten. Çok bilgelikle yönetiyor ya bunu filan diye. Hep böyle bizlerise Eee, ne, ne duymak istiyorsun bugün? Evet evet. Gerçekten onu söyleyelim. Burada işte, artık çok riskli <laughs> hale geldi bu iş. Benim Bunun demek için. istediğim ondan biraz hani ben o daha tricky bir adam olduğunu Strong'da daha tricky takılacaklarını biraz daha inanmıştım ilk 5 bölümde. 10 senelik jumpta o biraz bende. O algı bozuldu mesela. Yani yönetiyor Eğer, gibi harv... değil yani. Düz adam çıktı herif biraz. <laughs> düz adam olmaz. Ben hiçbir gibi. zaman ben hep düz adam olarak gördüğüm için bana Lionel Strong'da bir problem gözükmedi. Yani bana daha çok um, Alicent ve um, Crispin gibi karakterler biraz fazla uçmuşlar gibi geldi. Hadi onu işlenmemiş gibi geldi. Onun dışında bana Lionel pek bir şey vermedi ama dediğim gibi farklı bakıyormuşuz yani karaktere biraz. Evet evet orada ayrıştık senle. O zaman bir sonraki bölümde daha sert kavga edip izlenmeleri 30 bine çıkaracağım. Bak görürsün. <laughs> <laughs> Buradan e, yine bu Oğlum ben böyle... yeşil olayım direkt kavga ederiz. <laughs> Yok lan senden hiç olmaz yeşil. <gülüyor> <gülüyor> Homofobik falan oluyormuşum ben. Dinciyiz artık. <laughs> e, yine Danyo Leonard'a geliyoruz. Allah'ın Denyo'su. e, Allah ile. Bu arada yeni sevgilisi de geliyor Karla. Ben bu arada <laughs> Bunu şeyde okumuştum onu itiraf edin. Tamam. edeyim. Joffrey adı geçen bölümde en son çıkıyordu ya. Ulan kim lan bunun adı neymiş bir bakayım diye wiki'ye bakarken Karl'ı gördüm ben önce. İşte boyfriend falan evet. Yatırken. Allah Allah bunun adı Karl mıymış lan falan dedim. Sonra Joffrey deyince kafam karışmıştı. Kim lan bu herhalde değiştirmişler dedim. Meğerse Karl burada geliyormuş. Ee, ve ve orada böyle şey tribinde bak o da hemen şeye giriyor böyle ben savaşçıyım kızım tanı beni biz denizciyiz. Çok. <laughs> adamız adam falan. Lan dur daha demin <laughs> demin böyle eble heblek geziyordun. Zaten Renira Oğlum durdu. mızrak girdi bana ya falan. <gülüyor> <gülüyor> mızrak girdi. Bak burada ucu dur yani. <laughs> Renira da lafı sokuyor ya böyle. Ha güzel burada atları aldın. Çocukları götürdün. Pardon ya yani çocuklar yani hani şey evet. olarak <gülüyor> sevgili <gülüyor> olarak güzel erkekleri götürdün ee, güzel şarabını içtin şimdi bana gelmişsin burada yok ben denizciyim yok bilmem neyim Yok şöyle oldu, yok böyle oldu. Tatava yapma dedi. İyi dedi yani. <laughs> Ama burada güzel ya zaten bir laf var. Gibi daha önce ilişkinin farklı bir boyutuna geçilmiş durumda. Tabii. Ve de Leonor o orayı dolduramıyor. Hani iyi baba, iyi hiç hiç. Hayat arkadaşı olamıyor. Sanki böyle Renira gay gay erkek arkadaşı ya da ev arkadaşı olur ya işte. İyi anlaştığı Hı -hı. Erkek arkadaşı ilişkinin ilk yıllarında o dinamik işe yaramışken şimdi artık bir gün gelirken de bir süt al gel be falan diye böyle <laughs> kızıyor falan. Oğlum ben şey bekledim bir yerde, böyle oturdu ya böyle ben savaşçıyım ben knight'ım falan. Epizoros bu çocuğuyuz diye <laughs> bekledim yani bir yerde. <laughs> Delirip böyle Renira'nın şeyi çok geldi bence ağzına ama orada söyleyemedi. Daha komik Leonor'un kitapta şövalye falan olmaması Rhaenyra ile evleneceğine um, karar verilince alı şövalye yapıyorlar onu da. Ha, öyle mi? Ayıp olmasın lan buna da şimdi evlenecek evet. şövalye yapalım plan diyorlar. Böyle de bir şey var. Neyse bu şey sahnesi sonra evet sonra Rhaenyra gelip Hacı Dragos'una gidiyoruz. Ha, o sonra o daha var. Ona geleceğiz. Getir Bodüş. erkek arkadaşını da getir falan diyor. Aynen onu şey oyuncağını da getir gibi o biraz daha. Aynen. Dildo'yu da getir senin. <laughs> Burada şey güzel ama. <laughs> e, Leonard diyor işte böyle bu kadar tatava yapınca işte iyi bir denizci diyor şey diyor fırtınanın toplandığını görünce diyor uzar diyor. Kaçar diyor yani girmez diyor. Babası da ben de şeye baktım tekrar. Ha ne demişti ona ben bakacaktım unuttum ya. Koris de şey diyordu fırtınayı görüyorsan bir denizci fırtınayı görüyorsa ya e, içine dalar ya da etrafından dolanır diyordu. Okey. Daha net bir adamdı yani o açıdan. Ray... içine alamıyor. Aynen. Rainer'a daha öyle. Rainer'a da şimdi etrafından dolanacak. Muhtemelen bir noktada içine de dalabilir. Zaten o sahnede de lafı sokuyor. Lainer dalamıyor içine. Midesi kaldırmıyor Lainer'ın. <laughs> <laughs> o yüzden bu, bu, noktadayız zaten. Bir Bir dalaydın Lainer bari. <laughs> Yok vallahi hiç bakamıyorum. Ay o ne öyle? <laughs> neyse. Yani, Lainer içine dalabilseydi bir kere olsun. Tabii. Buralarda evet. olmayacaktık. Aynen. Çocuk, çocukla bu işi çözeceklerdi. Sonra da zaten burada işte sana emrediyorum. O zaman benim dizimim dibinde benim korumam olacağım falan dip. O şekil kurtarıyorlar. burada tekrar şeye dönüyoruz. Daha sonra eee Reyna ile kızı Reyna'ya deniyoruz tekrar. İşte yumurta burada şey bilgisi geliyor bu arada işte. Yumurtaların yarısı zaten hiç olmuyor. 8 yıldır tutma ateşi artık evladım salonu falan diyor. Bir yandan da hamile göbeğini Tutarken söylüyor lafı evet. farkındaysan. Aynen. İşte tam ona geliyordum. O da hiç <laughs> olamıyor. Ee, ve maalesef. Ben üzüldüm lan. O sahne çok İçirtelim oğlum. Çoktandır foreshadowing demiyoruz. Aynen aynen. İçinden... <laughs> <Çak. Şu> an... <gülüyor> <gülüyor> Şatınızı yapın. <laughs> oğlum son bölümde biz yapalım bunu ya. Foreshadowing gördük mü? <gülüyor> <Oğlum> <gülüyor> bakalım nereye çıkacak sonunda. <gülüyor> Video <gülüyor> bitmiyor <gülüyor> böyle sonunda. Uyumuşuz burada. <laughs> <laughs> Uyuyup kalıyoruz böyle 7 saat sonra videoyu kapatıyoruz ben öyle koyuyoruz. <laughs> 6 saat konuşanlar sonra uyuyor böyle Millet <laughs> izliyor ne olmuş ya burada falan diyor. <laughs> Oğlum kesin izlenir bari ben sana söyleyeyim. Aynen. Burada bir detay daha veriyor bu arada. 15 yaşına kadar benim ejderham yoktu diyor. Biz 12 yaşında görmüştük. Oradan 3 sene sonra orada bulmuş. İlk jump'tan sonra ilk jump 3 seneydi galiba. E, o arada bulmuş Vega. I. Orayı kestiler işte şeyi. Aynen. Orasını göstereceklerdi sanırım. Orayı kestiler. E, önemli değil. E, de çok dert değil yani. Hı. Buradan söyleyeceğim bir şey var mı bu sahne için? Bu arada Moon Dancer şeyinin de Dragon'u. E, e, o da sonradan gelecek sanırım. Hanım, aynen. E, yok ya. Yani, Devam et zaten. Burada ya çok bir şey yok. Hani bir doğum seyir... sahnesine gireriz. Seyirci de hatırlamış olsun. Sonra ile Damon'ın sahnesi var burada tekrar. Ee, i̇şte Vestoros şarabından içmek istiyorum artık özledim falan diye. Ee, burada şey güzel oğlum bu arada. Haber geldi diyor işte. Leonor diyor bana diyor mektup attı yeni çocuk <laughs> olmuş diye diyor. Peki diyor City Watch'un gardına benzediğine yazmışlar mı falan. Ulan baba... <laughs> Yani Whatsapp'tan Herkesin. yazsan hızlı gelmeyebilir bu kadar yani. Sen ne ara öğren. <laughs> evet, Damon'da bu arada şeyler çalışıyor Damon'ın. Tabii inanılmaz. Yani haber kaynakları. Kesinlikle. Yani artık onun gizli bir şey olmadığını dair bir tekrar bir gösterge yani. Tabii. Herkes biliyor bunu. Ve burada da şey Dahil Dragon Lord'ların tarihini okumuyorsun. Çok sıkıldın, sıkılmadın mı falan diye muhabbet yapıyor. Biraz da Damon tabii Harvey'ne gıcık oluyor. Aynen. diye düşünüyorum. Oluyordur canım. Daha önce iki kere de paketledi ya yanından zaten. Yani. <gülüyor> <gülüyor> şeydir belki Damon. Targaryenleri sadece Targaryenler sevişmeli. Arkçı ya. Ha evet evet o kesin canım. Targaryen bir yetçisi herif. Aşağı söyleyeyim. görüyor. Harbin. <laughs> sen nasıl olur da Targaryen pusi şey yaparsın canım? Targaryen pusi deyince hemen Corlys çıkıyor falan böyle. Ama sonu <laughs> <O, gülüyor> gördün mü sen? <laughs> Corlys. Hala orada geçemiyor. Evet de, ya böyle. Corlys tedavi etmeye çalışıyor hala orada. Değil mi? <laughs> Esas sahneye gelelim şimdi. Council sahnesi. Burası güzeldi. Bu sahne bayağı iyiydi bence. Burada şey hmm. mimi de güzeldi böyle Renira'nın eline mouse vermişler o top. <gülüyor> Trackpad. Trackpad'den. <laughs> 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 Önüne monitör koymuşlar. Tamamen güzeldi yani. İki <laughs> tane yeni üyesi var bu arada. Üç tane. Orval, bizim Orval. Ha Melos öldü ya en sonunda. Öf. Evet. Melos gitti ya. O bizim bayağı şeyiydi. Seviyorduk o adamı çok. <laughs> Melos gitti. Renira üç tane çocuğu yaptı bak. Aynen hemen. Yöntemleri olmadan ölmedi çünkü. <laughs> or, or, orman geldi. Renira'nın doğum sahnelerinde sadece hemşireler vardı. Meister yoktu. Aa evet. Ee, evet. Melos herhalde onu da yanlış yapıyorduk. Güzelim Emery'ni o da e, yanlış yaparak şey yaptı böyle. Götüne bakıyor. <laughs> Gelmiyor çocuk. <laughs> Melos oğlum ne yaptın ya? <laughs> Hiç anlamamıştım. <laughs> Hiçbir şey anlamamış. <laughs> Yanlış yere bakıyorsun. Allah'ım. Insiktir. Öbür salak da <laughs> beceremiyor. Reyna da o yüzden gidiyor yani. Öbür Birisi bir şey dedi yani. böyle şey. Um, Emery'ni çok böyle yatırmışlardı. E, Raniera doğru pozisyonda daha modern olan oturma evet. pozisyonunda duruyordu falan diye. Orada böyle bir ufak bir şey var belki. E, ipucu var. Şimdiki yöntemlerin daha iyi olduğuna dair. Doğru mu arada? Duruşu farklıydı. Bir sonraki Hani e, Lionel'in doğumunda da gene Meister geliyor seçiyor. Meister derken hadi Esos'ta ne deniliyoruz artık? Ya işte. Çıkıkçı. Jayme'ın <laughs> 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 duvarda numara görmüş. Arayın çıkıkçı falan. <laughs> Jayme'in arıyor falan. Felpıt'ı yazıyordum onu aramış böyle. <gülüyor> 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 Bilmiyorum hocam ebe bulamadık bunu aradım ben. Bu kim? <laughs> Felpıt'ı iyi geliyormuş. Okuyor öflüyor falan diye. <laughs> ama gerçekten öyle bir tip ama. Kadını ters yatırmış bir de. Hiç görmediğim pozisyon bu arada. Ben hani ben cahilimdir bu konuda. Olmuyor <laughs> ya. Beceremiyoruz falan deyip saldı. O da böyle almış abi. Yanlış bakıyor. Gelmiyor <laughs> bebek. Sıkıştı kaldım. <laughs> Abi sen ne bakıyorsun? Bilmiyorum buradan çıkmıyor mu bu? Biz Türkçeyiz. Ben genelde omuz falan. <laughs> Hiç benim buralarla alakam olmuyordu. <laughs> Yanlış gelmişim ben tamamen. <gülüyor> 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 of ya gerçekten Mesela oraya çok yani. iyi bir Burada da, e, da indin yani. Masterlar bir Orwell Orwell'ı görmüştük geçen bölüm. Evet. Ee, devre devre almış görevi belli ki Grand e, olmuş. Kolu hemen almış bir kere bak kolu kolu kesmesi. Yani. bir de Vizeris zaten çok hastaydı 10 sene önce. 10 sene gene çıkardı adam bak. İyi şimdi iyi. iyi iyisin iyisin, iyisin Vizeris. <laughs> Son böyle döndü. İyisin de desen iyisin. Sen de gömersin bizi ya. Orbil <laughs> hemen etki <Etiket> etmiş. <laughs> şey muhabbeti de vardı. Hani Vizeris'in Artık böyle lucid oldu. Hani buna sürekli ilaç veriyorlar. Artık kafa böyle gelip gidiyor. Bu arada biz um, Beesbury'e de <laughs> biz buraya da direkt Azheimer basmışlar. Evet ya. <laughs> kafa gitmiş dayının komple o gitmiş da, yani. Onun kafa gidecek evet. Um, um, bir de Jasper Wilde diye bir adam geldi. Master of Lozo. Ha, okay. Onun da Doğruçlu. lakabı Iron Rod. İşte böyle çok yasaları çok iyi uyguladığı için Iron Rod işte ne denir demir çubuk mu ne ha, ne şey, ses Iron Rod diyorlar. Demir, demir yumrukla yönetiyor. ama şey maşhura göre demir çubuk rakabını çükünün hiç <laughs> çok kalkıyor olmasından alıyor. Adamın dört karadan 29 çocuğu var. <laughs> o ne? Gerçi burada biraz daha genç. Ee, belki daha 29'a varmamıştır şu anda. Ha okey. Daha göreceğiz yani. Çocukları tek tek gösteriyorlarmış değil mi? Yani, göre işte demir çubuk lakabı oradan geliyor. E, bir de Jason masaya oturmuş değil mi? Jason daha önce yoktu benim hatırladığım. Yani. Oğlum masaya ya, oturan nasıl o... şey var ya Alicent var. Alicent masaya oturmuş da daha önce? Ha oturmamış. Jason değil doğru, doğru. oğlum. o. You know, Thailand Master of uh, ships ya. Yeah. Jason önceden var mıydı oğlum? Thailand mı sonradan geldi? Onlardan biri sonradan geliyor. Jason şeydi abi. Um, Castle Rock'ta. Bu Thailand. Master of Ships oldu ya bu herif şey Corliss'ten sonra. Ha Thailand orada. Tamam tamam pardon. Doğru doğru. Parkes aynı adam oynadığı gibi. için normal karıştırma. evet. <laughs> 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 Literally aynı adam yani. Ulan aynı adama ben böyle şey oluyorum. Her seferinde karıştırıyorum anasını Burada da bilmiyorum. bu Jasper Wild tek bir şey söylüyor. O da Damon'a laf söylüyor. Um, orada da direkt o tarafını belli ediyor hani. Aynen. Damon işte o zaman da Damon bunu halletmişti ama siklemedi filan. Ondan da bahsetmiştik zaten. Evet. Hani Damon gidiyor ortalığı yakıyor filan. böyle. Oldu bu tamam bitti bu savaş filan deyip geliyor böyle. Ne yaptınız kazandınız mı? Bilmiyorum vallahi. Yaktık <laughs> geldik filan diye. Bir kaleme <laughs> yapaydınız oraya. Ya. <laughs> ha işte Renner'e de onu diyor burada. La oğlum nasıl orayı e, bırakıp geldiniz mi? Bu arada Blackfoot ve Bracken arasındaki <laughs> şey de bahsediliyor buradan. Evet. Hatırlamayan ha. için ben hatırlatayım. Ee, bir çocuk Hatırladım. vardı. Hatırlarsınız. E... Bir çocuk vardı. Bir çocuk vardı. Çok <gülüyor> <gülüyor> Kururlu ve onurlu bir çocuk vardı hatırlarsınız. mısın? Stormzent'te yani ya Aynen Renira e koca ararken e, bu çocuk be bunu niye getirdiniz deyip onu tahrik eden <laughs> bir eleman vardı. Onu kılıçtan geçirmişti. O iki aileden bahsediyorlar orada yine. <laughs> i̇şte onların şey devam ediyor. Sınırı değiştirmişlermiş, yapmışlar. Bu arada bir şey söyleyeceğim ya. Burada spoiler vereceğim de spoiler şöyle. Sadece iki karakterin adını söyleyeceğim. Tamam. Uyarı. Uyarı koyalım buraya. Spoiler olacak birazdan. Dikkat edin. Ya yani spoiler derken iki kişinin adını söyleyeceğim. Tamam. Yani okay. İsteyen dinlesin, ne, de, ne yapabilirim, yapabilirim. De, Hiçbir şey söylemeyeceğim. Sadece isimlerini söyleyeceğim. Tamam. Burada deniyor işte çünkü Blackwood'la Bracken'ların olduğu yer, tarilerin bölgesi okay. Riverland. İşte diyorlar ki Grover Tully halledememiyor mu bunu? Niye buraya getirdiler bu sorunu falan diyor işte birisi orada. Grover'sa <laughs> Grover kim biliyor musun? Sen? Kim bilmiyorum yok. İsmi nereden geliyor Grover'ın? Yok. Yok bilmemen normal. Ben bilmiyorum, de. Bilmiyorum. Ha, bir <laughs> Susam Sokağında arada kaldım çok şimdi arada diye bir şarkı ha, söyleyen bir yaratık var ya. Ha hatırlıyorum O Grover. Ben. Ha o mu? <laughs> Hadi canım diyeceksem ki, ne alaka peki? Grover. Türkçede açık göz mü niye diye çevirmiş? Açık göz galiba bir baktım ama. Ha tamam, hatta Grover'ı. Grover Dur bakayım ha. sözlüğe de. Bak. Türkiye'de meşhur olması bu arada kaldım şarkısını söylemesiyledir. Aynen. Ya yani tam... neyse bizim biz çocukluğumuzda İngilizce izlemediğimiz, izlemediğimiz için hani Grover'ın o olduğunu ben sonradan öğrendim. Açık göz diye çevirmişler evet Grover'ı. Her neyse Grover'ın da oradan geliyor. Grover Tully. Ha tamam hadi güldük eğlendik. Şimdi Grover'ın sence çocuğun ismi ne? Ne? Danny Glover. <laughs> Elmo. <Tully>. Elmo. <laughs> daha dur daha bitmedi. Aa müthiş. Elmo'da Elmo, da bilmeyenler için var. Susam sokağı karakteri Elmo'da. Elmo'nun iki oğlu var. Birinci oğlu Kermit Tully. Hayda. Oha çok Ömür iyi. Öbür oldu Oscar talı. Az Abi komple. <laughs> George Martin dalga geçmiş yani. Trollemiş bayağı lan. Bilmiyordum bunu. Adam Sutam karakterlerini şey yapmış. Bu arada çok fazla tartışma vardı. <laughs> um, HBO bunları direkt alacak mı bu isimleri yoksa değiştirecek mi? Çünkü um, şey um, Cıvıcak hani Susam Soka, olur mu lan? Kermit mi? Nektar kurbağa <laughs> mı lan bu? Kermit yeşillere katılıyormuş filan böyle. Ben yeşilim ben. Doğuştan yeşilim. <laughs> Kermit gelsin. Senin yerin hazır. <laughs> sen en yeşilimiz bu. <laughs> Bunu alıp kral yapıyor yeşiller. Bundan yeşil Evet olmaz filan diye. Öyle bir tartışma vardı işte HBO değiştirecek mi? telif hakkından dolayı değiştirmek zorundalar falan diyenler vardı ama daha da komik telif hakkı HBO'da HBO'da, yani. HBO'da <laughs> Sam, Susam Sokağı onlarda evet tamam diyecektim ee, öyle bir şey yapacaklar mı bilmiyorum hani crossover göreceğiz mi bu arada şeye bakarsan um, Game of Thrones game convention'lara falan bakarsan Elmo kıyafeti giyip tali zırhıyla gelen adamlar falan var ya <laughs> <laughs> Oğlum müthişmiş, ben bilmiyordum bunu ya muhteşemmiş, ben bunu çok eğlenirim ya. <laughs> Neyse bu Grover duyunca ben hemen bir heyecan yaptım. Oha Grover aldılar acaba Elmo'du Kermit de onlar da gelecek mi diye. Of umarım gelir Görünürüm. ya. Çok iyi. <laughs> Onun dışında burada Sanspir muhabbeti de geçiyor. Ya bu Dornlara da güvenilmiyor kral falan diye. E, Laf de... söyledi biz deriz. Sen bok ya. ya senin Aynen. marteller kadar kafana taş düşsün. Aynen. o İlginç mi? olan burada bu kadar şey yapıyorlar. Sonra da martellerle evlenmeye başlıyorlar. Ya bunlar Royner kanı. Um, <laughs> şey bulamıyorlar artık. Valerian kan bulamıyorlar. Aynen, Neyse evet marteller um, şu anda şeye düşman ondan bahsettik. Um, Direkt, Direkt Targaryenlere. Aynen. Her türlü tar anti Targaryen hareketin destekleyicisi olarak. <laughs> Burada tabii esas konu bu, bu sahnenin, tabii bu muhabbetlerin dışında, işte Renira tam herkes kalkarken diyor ki bir şey söyleyeceğim falan. Bizleri e, herkes oturdu yarasında oturmuyor. E, ha, ders yani. biterken son dakikada soru soran öğrenci. Aynen. Tipiyle. aynen. Hocam, Hocam... bunu. Hocam <laughs> sus be amına kodum çocuğu burada Ceseris'i Helena'ya e, kertelim diyor. Bir tane yumurta teklif ediyor. <gülüyor> yumurta. <gülüyor> yumurta teklif. <laughs> Vizeris de direkt kaz. Çok iyi teklif ya herhalde Alkış falan diye. yavrum ya. Ciddi şiz. Ne ne diyor <laughs> şey. Bir Çok şey... seviniyor adam ya yavrum. <gülüyor> Canım <gülüyor> benim <gülüyor> ya. Ondan sonra <laughs> da burada. Ya, evlendirelim en ses olarak. Çok sevimli adam gerçekten. <laughs> Eli sıtı nasıl düşen ben nasıl ya? Alicent <laughs> yalnız burada Aterkil düzenin destekçi bayraktarlığını hemen şeyin Renira'nın Renira varis bu Small Council'daki adamlar yarın Renira'ya kraliçe edecekler. Ona altında lord olacaklar. Hani onun himayesi altında olacaklar. Alicent çıkarıp Ate Erkil düzenin bayrağını sallamak için hemen Renira'nın aa Rennera senin de aktör memeler falan diye evet ya. hemen rezil etti orada ya. Çok Sen nasıl bir orada. şeysin abi? Kadınlığını falan hani bir kadınsal bir dayanışma hani aman çaktırmayayım ben hani şeyini siklemedi yani. Onun kadın olduğu için orada aşağılamayı şey gördü. Burada yeşilleri savunan arkadaşlar da bu tip hareketleri not atsınlar. Hepsini soracağım <laughs> bunu. Ate Erkil düzeni direkt erkeklerin önünde onun kadınlığını um, bir aşağılama şeyi olarak kullandı. Hadım etti Ki orada yani çok... Gücünü aldı elinden. Gücünü aldı elinden oradaki. Yani kadınlara olan bakış açısını ya da kadınların fizyolojik olarak um, hiçbir şekilde kontrolünde o şeylerin onlara karşı kullanılıyor olması çok bariz yani. Daha modern şeyde de devam ediyor bu konu zaten. Hala bunlarla uğraşıyoruz. Evet ya. Ee, Aşama e, şey Bu arada burada çok milkmaid kullanıyorlar ya bu soylular kendileri evet. emzirmiyorlar. O yüzden sütün Kesilmesi için bir süre geçmesi gerekiyor. O sırada acı verici bir dönem var. Ben kendimden biliyorum. <laughs> Memeler büyükken <laughs> böyle biliyormuş gibi söylemiyorum. Şimdi tabii ki anladığım kadarıyla... Milkmaid kullandıkları için... Memelerin sütün kesilmesi için bir süre geçmesi gerekiyor. Evet. Hatta ben şey gördüm. Bir önceki sahnede sıcak havlu koyuyorlar ya... Kuruyacak diyor evet söylüyorum O sıcak havlu acıyı dindiriyormuş ama şeyi arttırıyormuş. Aynen. A akma ihtimalini ya da üretim şeyini. Neyse kadın fizyolojisinden konuşmayı keselim. <gülüyor> <gülüyor> cahil cahil konuşmayalım. Hani o... orada bir şey de var. Devamlılık da var. Orada Veyora şey diyor çok bir de işte... için koyuyorlar onu oraya. Aynen ağrın düşecek süt de kuruyacak ama biraz bekleyeceksin diyor. Biraz bekledikten sonra süt kuruyacak diyor orada. E, zaten bir altı saat oldu. bir Kurumaz herhalde altı saatte. E yani. E. Daha... Şeydi yani aynı gün mü oluyor bu? Bir sonraki gün mü oluyor? Ne oluyor? Ben bir tek şeyi biliyorum. Zamanında annem yaşamıştı. Ondan biliyorum onu da. Kist yapabiliyor o süt. Birikiyor çıkmıyor. Okay. Emzirmediği zaman koruyacak ama kist olarak kalabiliyor. Tabii o dönem kist var alalım da olmayacağı için. Daha fazla da ağrı yapabiliyor. Uzun sürebiliyor yani o ağrı. Okey. Konuyu değiştirelim bence. Tamam. <gülüyor> İki <gülüyor> erkek olarak kadın <laughs> zirvesi konuşmayı bırakabiliriz. <laughs> ben biraz şey hissettim şimdi. Birkaç <laughs> hafta söylersek hemen şeyimizi ayağımızı ağzımıza sokacağız <laughs> diye düşünüyorum. Evet, evet. Söylemeyelim. <laughs> 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 Burada Alicent'in yaptığı direkt yani kadınlığını e, kullanarak çevrenin şey, e, orada rezil etmek e, sanki bir kötü bir şeymiş ya da bir aşağılanacak bir şeymiş gibi göstermek Zaten bu sahnede ben biraz um, Alison'dan Grima şey vibe'i aldım yani o böyle şey. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Gandalf here, he's not welcome here falan diyor böyle bizlerisi. Gandalf kim ya? <laughs> 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 Griman kim o Gandalf? Zaten bizleriz çökmüş artık. Şey ne diyor şey ya? Dayanar ee, şey ya. diyor ya sen burada kalmak istiyorsun çünkü gidersek Alison e balını sıcak balını kulağından akıtabilir mi? Literal çevirisi böyle bir şeydi galiba. Direkt Grima Wormtong olacak Alice'ın iyice. <laughs> um, My lord. Gandalf the Grey is here. He's not welcome falan diye böyle. Güzel sahneydi ya. Ne sahneler varmış eskiden be. Aynen. Her neyse evet. Şöyle, şeyde biraz elderly'e büyüs şeyine doğru geçtik yani. Evet. Hadi kalk kalk falan diye. Ya bir çocuk yapacaktık bizim torunları zikiştirecektik. Ne oldu ya gitmeseydik diye bizlerisi çekip oluyor oradan. <gülüyor> Biraz <gülüyor> şey falan. Oradan sonra şeyi Sen izledim de tekrar. E, Joffrey Geoffrey Kral kendi aynısını şey yapıyor. E, Tywin yapıyor. Böyle Geoffrey salak salak fikirler atıyor. Bir Aa, şey yolluyor onu. Aynen yemeğini yemeden odasına yolluyordu. Kral yoruldu galiba falan diyor. Hadi çocuğum ondan geç. iPad de yok bu gece filan diye. Krala iPad vermedi. Ay Tywin çok büyük adam mı ya? Falan diye. Çocuk gelişiminden. <laughs> no screen time today, Geoffrey filan diye. Yarın düğün var. <laughs> <laughs> Saçtın öleceksin. Geoffrey düğüne gidiyor. Peki bundan sonraki kısmı aslında bayağı konuştuk. Oraya ekleyeceğimiz bir şey var mı? Lionel Strong'la işte Viserys konuşması, Alicent'ın orada heyecanlanması falan bunları konuştuk. Ee, bir tek şey öğreniyoruz burada. Harvin ceza almış normalde. City Watch'tan atılmış. Ama en son Lionel şey ikna ediyor kralı. Ya tamam istifa etmeyeceğim ama Harren hola götürmem lazım. Hani onu benim tek varisim oranın kralı olacak. Falan deyip iyi hadi getir bir götür getir yapıyor çocuğu. O ya yani burada başka yani çoğu şey ya sen niye götürüyorsun abi? Ver eline otobüs biletleri gitsin. Ya muhtemelen suikastten yol şüpheleniyor. Yolda şüpheleniyordu herhalde suikasttan diye ama çok da güvenlikte gitmiyorlar bu arada. Çok küçük bir ekip gidiyorlar yani. Yok abi. Lares'in onlara suikast yapacağının. belki başkaları yapabilir diye. Ha başkaları başkaları. Diye. Ya başkaları olabilir. Lares'i düşündüğünü zannetmiyorum canım. Burada bir detay e, daha de... var. Ha söyle. Abi. Neyse orada Larisi konuşuruz onu. Tamam onu konuşacağız. Bir detay daha var. Ee, şimdi Larissa Strong'a geçmeden önce tam odaya girmeden önce hizmetlinin biri bayağı gülüyor. Böyle Ha evet, gülüyor. o şey o. Foreshadowing. Shut. <laughs> o hizmetçi Hagen sikiyor. Olabilir. <laughs> o muydu? O? O. Aa doğru, doğru doğru. Bahçede gördüm. Ya Eğrin odasına girerken yakalanıyor ya da çıkarken yakalanıyor o. o. Tamam. Zaten bir sonraki bölümde de böyle göz kırpıyor Eğrin evet. hizmetçilere. İki tane sahne var. Bir sonraki sahne bölüm şeyde um, aile şey karakterlerin şeyi var ya karakter um, guide dedim ya var. Aha, Orada o hizmetçilerden biri de var. Belli ki Eğrin Ha, bunu gösterecekleriz. Bir çizgi ergen. Neyse spoiler vermeyeyim bunu bildiğinden söylemiyorum hadi tahmin ediyorum. Yok yok doğru evet. muhtar ben gülme nedeni zaten iki şey düşündüm orada. Ulan dedim bu, bu bir şey biliyor Aras'ın. Laris'in adamı mı? <laughs> yok yok Laris'in adamı değil de Laris içeride böyle biraz daha şey gibi yani. Ulan kol da içeride, Laris de içeride. Herkes de konuşuyor Aras'la ilgili konuşulmuyor mu yani? Biraz ondan da gülüyor gibi hissettim. Bir de böyle evet o dışarıdaki hizmetliler gibi gelmişti bana da ama şehre takıldıklarına emin olamamıştım yani. Onu sen söyleyince ama ikna oldum. O, o doğru bir şey. ya bir sonraki bölümde direkt seviştirecekler galiba. Muhtemelen. Sonra da zaten e, bu bölümün kritik sahnelerinden birine geldik. Alison Tuller'e Strong baya güzel masa kurulmuş çilingir sofrası rakılar konmuş takılıyorlar. Burada Master <laughs> of, Orada... oluyor mu olacak mı onu anlamadım bir tek. Şu anda Confessor abi. Lord Confessor. Ha, Lord Confessor diye mi İşkenceci başı. Okay. İşkembeci başı değil ama yani. İşkenceci. <laughs> Keser var. <vallahi gülüyor> Bütün şey yapıyor. İşkembeci yapıyor sarayda. <gülüyor> <gülüyor> Sabah içip içip gidiyorlar. Her neyse şey ya. Burada evet komik bir şey yani. Gelince böyle e ben başladım sen geç kaldın yemeğe soğuyordu. O yüzden başladım ben diyor böyle. Allah <laughs> Allah Allah. siz ne <gülüyor> ayaksınız <laughs> oldum böyle tamam. şey <laughs> böyle sanki bir power trip mi yani nedir hani kraliçeyi bile siklemiyorum ben lan hani kraliçeyi beklemedim başladım yani. ben yemeğe. Başta Ye başta soğutma diyordu. <laughs> Aa, yemek soğuyacaktı ben başladım artık. Eş araba niye başladım? da mı soğuyacaktı? Şu olacak de demedi. Alısın. Ha neyse şey. Eee. Um, Burada işte o trenches, diye bir laf söylüyor. Sen your brother's trenches mı diyor? Yani e, Onunla abi? konuşurken o aynı kelimeyi ki spesifik bir kelime seçmişler. Biraz önce Alicent Viserys'e söylüyordu. Aynı kelime. Belli ki Laris kulağına konuşuyormuş. Hani Alicent'ın ki bu hani bariz yani. hani Um, onu o işlediği. Burada da muhabbet um, burada bir de şey oluyor. Alicent gelip Larissa e, eh işte Larissa istifa etmek istedi. Lionel istifa etmek istedi ama şimdi onu kovduk şey oldu işte Harinal'a gidecekler harbinde falan deyip istihbaratı da bir güzel veriyor şeye. Güzel veriyor. Boncuk, e. boncuk dağıtıyor. <laughs> Larissa hemen böyle ne? Harinal'a mı gidiyorlarmış beraber? Hemen cebi çıkarıp <laughs> bip, bip, bip mesaj atıyor, Arenal'a gidiyorlar operasyon dul kabağı falan diye <laughs> hemen başlatıyor oradan şeyi <laughs> Google Maps'ten bakıyor değil mi? yolu da unutmuş Çekal. elemanlara ee, mesaj atıyor. Burada şey güzel bu arada hani e, babam gururludur ama baban da zaten hani bilse ne olacak ki kızını egzal etmez diyor. E, bence sen de bu konuda acı çekerdin gibi laf ediyor. Yok falan diyor. Sen de şey yapmazdın filan diyor. Aynen. Halbuki şey işte. Sen olsan sen işte çok şey olurdun çocuklarına ne diyeyim. Objektif bakardın gibisin. Tabii tabii ben öyle yapardım. <laughs> şey ne diyor? Pardon. Sen olsan sen de çocuğuna öyle davranamazdın filan diyor. Aslında yok canım ben çok objektif bakardım demeye getiriyor hani. Tabii. Çok baktın objektif gerçekten. Baban da sana <laughs> çok objektif bakıyordu hatırlıyorsun. Hatırlıyordu. <laughs> Camdan dışarı hiçbir şey söylemedin çocuğa. Gerçekten <laughs> objektif bir bakış açısı <gülüyor> <gülüyor> Ama orada hmm. da şey itiraf ediyor zaten sonunda. Kimse benim tarafımda olmayacak mı ya bu King's Landing'de falan diye. Bir şey yapıyorlar. Orada ağzından düşürüyor tabii canım hani baban olsaydı impartial mı olurdu bu konuda? Aynen. Hayır, bana parça olur. Yani tarafsız, tarafsız olmazdı benim tarafımda olurdu lan. Aynen. diye bir çıkarıyor ağzındaki baklayı. Um, yani bu 10 sene atlama muhabbetinde um, motivasyon sorunu var burada biraz ya teknik olarak bu konuşmalarda öyle. çok uzun süre sürelerin artık alışıntı tamamen avucunun içine aldığını dedim ya sersey gibi alışıntı kontrolün kendisinde olduğu zannediyor ama halbuki bundan daha önce de bahsetmiştik yani alışıntı yakalayan manipüle etmeye çalışıyor. Burada da Laris tamamen ağlarını örmüş gibi, şelop gibi oturttu oraya. İşte burada şey ilginç abi. Yani bak, Alison konusunda ikna oluyorum Laris'e. Çünkü gördük. Harbiden o çiçek konuşması, sonrası. Ee, onun dışında zaten dedikodulara girmesi çıkması. Bunu hep gördük. Ee, ama bizim diğer gördüğümüz konu, Masa'da Harvin'le de yakın olduğuydu. Ama babasıyla pek bir muhabbetini görmedik. Bir noktada bu jump'ta işte e, yani sonda tabii bir açıklama aslında ekliyorlar. Daha dolaylı da olsa yani bir uzun bir cümle kuruyor işte çocuklar yüktür bilmem ne anlatıyor. Masraf bu çocuklar falan diye. O biraz motivasyona evet. destek veriyor. Ama yine de hani ben teknik olarak biraz yetersiz buldum. Yani hani şeye Teknik baktım. olarak yetersiz buluyorsun ama kitapta daha da beter. Ha kitapta hiç yokmuş. Ona da baktım. Hiç anlatmıyorlarmış Kitapta yani. tamamen motivasyonla hiçbir şey yok. Mesela bu yaktığı bile söylem Yani dört e, teoriden birisi. Evet. Dört kişinin yapabilmiş olma ihtimali atılıyor da. Onlardan birisi Laris. Hani şey vardır ya. Critical thinking. Bundan kim yararlandı? <laughs> <laughs> Harrenhal'ın lordu ve de varisi ölünce bundan kim şey yaptı? <laughs> Laris yaptı o plan diye. Evet. Ama birçok kişi yararlanmış oluyor sonuçta. E, dediğim gibi her kitapta da yok kitapta da tamamen motivasyonunun ne olduğunu hiç bilmiyoruz. Çünkü neredeyse Littlefinger'ın bu Chaos is a ladder muhabbeti var ya, gerçi evet. kitapta yoktu o diziye özgü bir şeydi. Hani ben kaos yaratıp bu tırmanırım bu kaosun içerisinde diye bakıyorsun yani kitabı okurken. Aynen. Yani bu adam ortalığı karıştırıp çıkan kaostan Tepeye çıkmak gibi bir her şey var. Hani Little Fingalverse gibi karakterlerin motivasyonlarını biliyoruz. Çünkü sayfalar yazı var onlar hakkında. Laris hakkında yok. Eğer arada bir şey işlemiş olsaydı da dizi onları da kendileri yazacaktı yani. Tabi. Ama burada bir yerden de şu hoşuma gitti. Şimdi hep foreshadow foreshadow diyoruz foreshadow diyoruz. Laris de e, bir yandan şeyi bilen biri belli ki son konuşmasıyla da yani bana ne gelecek şimdi ben, abim var babam var babam hand yani benim böyle böyle dolanıp dedikodu konfesör dışında zaten bir gücüm de yok ayağım sakat hani zaten bunu... ikinci çocuk problemi abi bu Ha, ona geleceğim işte Damon. bu da Damon'da da var aynen <laughs> dur bir bekle ona da geleceğim İşte tam olarak kendi içinde bir foreshadow döngüsü vardı yani ikinci çocuklar problemli çocukların kendilerine yer açmak için Ailelerinde bir borcu yok. Onların mirasını da sürdürmek istemiyorlar. Onların gururuymuş ailesi umurunda da değil. Kendi de alanını açmak için bunu yapıyor. Yani Damon da iki gün sonra anasını babasını yakabilir. <laughs> Şaşırmam yani. <laughs> Vallahi bunu da verdi da bir yandan dizi yani. İki kızını yakacak. Vallahi yok daha <gülüyor> <gülüyor> Yapmazlar Game of Thrones'ta. <laughs> Spoiler vereyim mi? İki Kızları yakacak. Çok sinirlenecek. Evet. <laughs> 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 um, yani ikinci çocuk problemi artık kaç kişi de var bilmiyorum. Yani Megorundan um, tut, geçmişe doğru gidersen, ondan sonra Damon, um, Loris, um, Stanis. Stanis de çok um, büyüktü zaten ya. Stanis de mi Yani bilmiyorum. çok fazla ikinci çocuk var hepsinin de um, Oberin um, farklı bir şekilde hepsi de böyle bir şey oluyor. Kaos hani şey ne yapayım ne yapayım işte duvara giden var <laughs> Second Sons diye bir kiralık ordu Aa, var abi. Doğru lan. O bak. kadar da şey yani. Doğru. yani Bütün... Second Sons öyle bir şey ki yani ikinci çocuk musunuz aileniz size bok gibi <laughs> mi davranıyor miras hiçbir pay alamayacak mısınız? Buyurun gelin katılın. Reklam falan veriyor adamla. Second Oğlum, Sons, Glory, War. Yani çok, diye böyle. Çok iyi dedim bunu ya. Bak Second Sons aklıma gelmemişti lan. Az <laughs> Yani Westeros'ta şey, ikinci çocukların macera araması ya da e, böyle ne bok olduklarını bilememeleri <laughs> süre gelen bir şey. Yani, e, de mesela ikinci çocuğun ...çocuğu olduğu için... ...onda da var biraz... ...ikinci çocuğun... ...Rainers'ı saymıyor zaten... Yani. ...kadın diye de. ...onun babasında da vardı... Tabii. ...o biraz... Ee, de böyle ikinci çocuğun... ...şeyi olduğu için... ...hiç tahtla mahtla alakası yokken... ...bir anda hem... E, ...amcası hem babası ölünce... ...böyle a, tahtı kendine... ...verilmiş buluyordu... ...yani işte... E, ...Laris'te de bunun en... ...ekstrem versiyonu var... <laughs> Evet ya böyle oturtunca da çalışıyor. Onu söyleyecektim. Yani evet motivasyonu teknik olarak kötü buluyorum işlenmesini. Bak ama ben bu, sana oturtayım mı? Dur dur. Bu infolarla güzel oluyor bak. Bu infolarla güzel oluyor ama bu infoları bulamıyorum. Bilgi bulan... vereceğim sana hemen çalışacak. Söyle. Laris White Walkers için çalışıyor. Ejderhaları tamamen yok etmek için motivasyonu. savaş çıkarıp. <laughs> Büyük istihbaratçı değil mi? Oradan bağ kurmuş falan. Her neyse. Laris'in bütün ejderhaları yok etmek için yok etmek isteyen gruplarla işbirliği yaptığını da düşünebilirsin. Anladım. Çünkü belli ki iç savaş çıkarmaya çalışıyor. Ejderhaları yok etmek isteyen gruplar. Bunlar <laughs> White Walker'lar. Anadolu bilmem ne cemiyeti zararlı <gülüyor> cemiyetler, <gülüyor> <ne>? <gülüyor> Pontus bilmem ne falan. Pontus, White Walkers, Meester'lar, High Septon, Faceless Men, Iron Bank of Braavos, Dorn. <laughs> <Dawn. gülüyor> bunlar hep şey, Faceless Man falan. Faceless Man anti Antigeryon şeylerin altında bunlar var. Derin devlet şeyleri, örgütleri hepsi oradaydı. Zaten evet. seçtiği adamlar da işte operasyon için e, kaybedecek bir şey olmayan ee, ölmek üzere yani az idam edilecek tiplerin dilini falan kesip alıyor. Bir de imzasını atıyor. Tabii o biraz sen senle konuştuk bölümden önce ben de arı giydim ya, bu. Arada. saçma. <laughs> o biraz... <laughs> Sen de mi katıldın be? Ben de katıldım abi. Ö Öldüm Olur gibi. dilini keserse herif bisiz kalırsın yalnız. Aynen <gülüyor> <gülüyor> Dinlenmez. Ee, evet, şey biraz yani televizyon seyircisine göstermek için Bizim propçu dayılar geri döndü. Evet. <laughs> Abi al sen bu şeyi ya bunları tak filan diye. E biz cinayet işliyoruz bari ona şey takmasaydık kart vizit yollamasaydık o kadar. adamlarla beraber. Um, <laughs> Finger'in da vardı ya neydi onun simgesi unuttum şimdi. Aa, um, evet vardı ben de hatırlıyorum. Şey, neydi ya? Kuş kuş. Kuş muydu? Öt öt. <laughs> Mockingbird müydü? Mockingbird'tu galiba. Ya, Her neyse. Mesle... Um, Larisin de hep Varys paraleli oluyor tabii. Varys de bu Little Bird dediği casuslarının yani dillerini kesiyordu. Hep böyle Varys paraleli düşünürken aslında şey Varys 150 sene ileride ya. Evet. Oğlum aslında Laris hani Varys Ondan Laris'ten almış örnek almış olabilir bunları. Olabilir olabilir. Tarihte Dil kesme olayı olsun, isim olsun. Çünkü Varys'in isminin doğuştan Varys olmadığı kesin adam. Essos'ta bilmem nerede doğmuş. O bir noktada kendine bir isim almış. Belki harbiden de Laris'i örnek alarak aldı adam. Kitapta yöntemlerin Ne? Muhabbet. Kitapta e, Laris'in... Bu yaptıkları anlatılıyor mu? Dil kesmeler falan bunlar var mı kitapta? Yok sadece Confessor olduğu söyleniyor. Ha okey yeterli Confessor için gerçi. Dedim <laughs> ya sana abi kitapta hiçbir şey yok. Anladım. Laris'le ilgili öyle adam bırakıyor oraya siz çözün bunun ne olduğunu diye. Tamam. Burada dizi um, onu şey yapıyor yani. Sana burada bir over reading atayım. Ee, karakterleri ilk gördüm İşte Murderer diyor onu tam göstermiyor. Sonra Deviant diyor. Ona bir yakın çekim var. Tipi Cole'a benziyor böyle esmer falan. Sonra Traitor the Crown diyor. Onun tipi de Otto'ya benziyor. <laughs> ha okey. Adamlar mı benziyor? Ben <laughs> Aynen. Tipleri benziyor. Daha over overreading ama götümden atıyorum şu anda. Tipleri çok benzettim ama yani. Otto'ymuş meğerse Atmışlar hapse. Orada duruyor böyle. <laughs> Saç baş karışmış. oğlum <laughs> yani bilmiyorum. Ben görmedim. Bakmadım fazla zaten adamlara biraz fazla Laristi sahnelerde kendimi böyle hayal kurarken <gülüyor> görüyorum. <laughs> Faceless man olmasın bu herif lan falan <laughs> diye <laughs> öyle şeyler düşünüyorum. Evet ya, face yıllardır Arka planda böyle limon ağacı var mı? Fare var mı? Bir şey çıktı mı? <laughs> Tam paranoyak şekilde izliyorum yani. Ee, yıllardır şey zaten bitmedi ya neydi şu Arya'ya kılıç dövüşü adamın, öğreten adamın teorisi. Ha, aynen, Silvio. Aynen Silvio'nun şeyi bitmedi yani. Of. Zaten faceless ben bu adam faceless memmi ile başlayan teorileri hiç okuma yani. Ya, ya, çöp. Okur evet faceless ben yani yüzü değişiyor ama ne, olabilir yani olmayabilir ne bileyim yani. Vallahi... Herkes olabilir oğlum öyle baktığında. Bu... Herkes olabilir yani. Hikaye... Herkes an... e, tabii hikaye anlatını mahveder bu bu arada yani. Yani ya, neyse ben daha çok e, acaba bir anti-Targaryen bağlantısı göreceğiz mi diye bakıyordum. Yandırım. Hani Laris eğer iç savaş çıkarmaya çalışıyorsa hani ejderhaları yok etmeye çalışıyorsa bildiğim psikopat da olabilir sonuçta. olabilir. Sosyopatın <laughs> teki olabilir yani. Yani çok George Martin'in dünyasında kötü karakter yoktur filan diyen adamlar var ya. <laughs> halbuki yanlış anlıyorlar o konuyu onlar. Var yani. Böyle Laris gibi, Ramsey Bolton gibi psikopatlar var bu dünyada. Var. Normal dünyada olduğu gibi de. Laris de bildiğin psikopat olabilir yani. illaki bir politik, mistik, siyasi bilmem ne altyapısı olmayabilir herif bildiğin. Psycho. <laughs> Zaten son kısmı aslında buradan biraz gelebiliriz. E, olaylar oluyor işte gidiyor kardeşini yakıyor bilmem ne. E, babası da orada oluyor. Ondan sonra... Kardeşini yakıyor. Direkt... Yani. Ya bak işte. <laughs> şey bilmem diyor ya böyle. Günlük şeyler bunlar. Tabii otuz. Yani, 9.30. <laughs> CEO ile görüşmeye. 1030 <laughs> harbini yak. 11 <laughs> beni yak, kendini yak, her şeyi yak. Adamın olayı bu. Verse şeymiş değil mi? Kulağına 12 Alison'la öğlen yemeği. Alison 12 12 12.30'da gelir. O gelmeden başlayamaya falan not almış. Evet. Ama çiçeği koparmayı unutma yazmış öyle O da böyle. Diyor. Evet, gönderme yani çiçeği... var, gönderme diye. Ya evet. işte orada da şey diyor işte bir gün bana Kraliçe borcunu ödeyecektir ya da benim bir isteğimi geri çevirmeyecek midir böyle bir şey diyordu yani. Ha, o son saniye evet artık ha, yine daha önce konuştuğumuz bu arada Firefly o şey hani ha. fire aha. yine fire -lar. gerçekten <laughs> ateşli çıktı bu arif um, yani Alışıntın şok olması doğru olabilir hani gerçekten Şok olmuş olabilir yani şey olarak ama Alışıntın bu kontrol edemediği silahlarla oynadığı gerçeğini geliştiçe şey yapmıyor. Bu bölümde dediğim gibi Kristen Cole'un küfürü bir habercisiydi evet. onun. Laris evet. <laughs> bokunu çıkardı herif şeyi çekmenin. Yani burada yani daha çok ben istemedim ya manyak mısın filan. Ah tabi tabi istemedin de falan artık hani senin ne istediğini ben senden iyi bilirim. Ela Stres Şeyine oluyor ne Böyle şey falan ha. oluyor, geriliyor yani. Tabi kim kimi kontrol ediyor sorusu var. Um, Laris Alicent'ı tamamen kontrolü altına alacak olabilir. Um, bu kadar gene kitapta yok um, tam olarak ne olduğuna dair. Ama um, Ela sintin <laughs> şok olması güzel sahneydi diye hani orada iyi de oynamış. Ee, ya o sahnede tabi gelirken bir yandan da e, işte yaktıktan sonra aslında üstüne konuştuğu kısım var. Şimdi ben buraya bağlayayım diye buna geçtim. Aslında arada Lena'nın yanma sahnesi de vardı. Onu sonra attım. Şimdi adamlara gidiyor böceği yerleştiriyor. Oradan sonraki işte olaydan sonra tekrar dönerken biz tak 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 sahneler görüyoruz. İşte Vizeris'i görüyoruz hala işte karısının yüzüne bakıyor. Yandan Targaryen üzerinde falan. Orada da cümleleri yine üst üste vuruyor bu arada. <laughs> ha fare var bu arada. Fare Laris de... konuşurken fareyi görüyor Laris. Faremiz yok. Hemen ben. Orada. <laughs> üzerinde de Laris'in konuşmasını koymuşlar. Sağ olsunlar. Aynen. Laris fareyi görüyor. Fare de şey yalnız ya artık. Vizeriz o fareleri görüyor 3-4 bölümdür. Hiçbir şey de yapmadı yani. Yok. Oğlum bir kedi getirin buraya. <laughs> i̇laç ilaç koy bir şey koy değil mi? Toz at bir tane öyle bir şey. <laughs> Biliyorsun kedi muhabbeti şey. Otto Hightower getiriyor. Game of Thrones'da kediler var ya Red Keep'te. Aa evet orada var aynen. Otto mu getiriyor? Spoiler vermeyeyim lan. Spoiler olduğunu sonradan fark ettim. Ha okey. Kedi o kedileri mi? Otto, Otto getiriyor şeye sonra. Anladım. Bahriş su için. Her neyse. Ee, evet. Burada Bizlerisi... Baş... başlıyor. Burada ha şey cümlesi var bu arada onu söyleyecektim. İşte yapılması işte dedin ya ben senden daha iyi biliyorum diye işte yapılması gerekeni bilsen de işte sevgin buna engel olur falan gibi bir cümle kuruyor. Onun da İngilizcesi de love stays the hand diyor <laughs> Yine the hand Ay, muhabbeti var. Şey <laughs> Aşk loves the death of duty muhabbeti var ya işte. Aynen, aynen. Oraya biraz şey yapıyorlar. Um... Love bize downfall falan diyor zaten sonra. Biraz da hani şeye var. Senin kadın kalbin bu tip şeylere el vermez. Biz hallederiz bu pis işleri. Aynen. Şeyi var. Hani sen çocuklarınız. Hani dediğim gibi erip pis kapat. bunu yeni öğrendi. 10 senedir bu adam psikopat olduğunu anlamamıştı. Ama sakat <laughs> falan diye bakıyorum. Psikopat diye böyle. Hiç ben anlamadım vallahi bunu. Burada biraz tarihi bilgi de veriyor arada deriz. İşte Heron Hall, Heron the Black tarafından yapıldı. İşte kendi e, gururu, gurur, gururla yaptı. Böyle kendi muhteşemliğini sergiledi. Şöyle kullanıyor adam ya. Heh, i̇şte onu Heron soracaktım. Ben, Iron Island'dan işte Greyjoy'lardan önceki um, hanedanı onlar işte şey vasıtasıyla nehir vasıtasıyla Riverlands'in kontrolünü alıyorlar. O Harrenhal'ı da Harren the Black yaptırıyor. Bu Aegon'un şeyinden önce e, fethedişinden yaptırırken de hep köle kullanıyor. Ve de o Riverlands'li halkları zorla söküp alıp yani insanları orada şeyde çalıştırıyor. Onun yapımında. E, bittiği günde Aegon konuyor tepesine kalesinin. <laughs> Herun ya sen bana diz çökersin ya ben burayı yakarım diye. Çökmüyor. Herin ailesiyle beraber Egan komple yakıyor orayı. Hmm, o yüzden şey. Fire and Blood yani hem kan işte tuğlalarda kan mı var diyor ne Har diyor işte. Harca kan karıştı diyor. Ha işte. Ondan sonra um, ateş de karışıyor oraya. Yakıldıktan sonra da zaten oranın hep lanetli olduğuna inanılıyor. Evet, Strong ailesinin de orada öl ölmesi de işte şeye devam ediyor lanetin şeyine. Başka örnekleri de var. Hayır, Her rol hiç kimseye yar olmuyor yani. Genelde Game of Thrones'da da o Hernol'u böyle habire sana Hernol'u vereyim. Sana Hernol'u herkes birbirine şey yapar. <laughs> evet doğru hatırlıyorum. Çünkü kimse istemediği için böyle boşta kale sana vereyim ona vereyim <laughs> Kim alacak bu Ernoğlu? Kimse istemiyor falan. Yok istemez <laughs> abi. Zaten şey Ondan bahsediyor. Kapının ötesine geçti. Zaten laneti <laughs> yersine de getiriyor konuyu yani. aynı. Yani. Hikaye bilmiyordum. Onu soracaktım sana. İyi oldu bunu. Ben de bilmiyordum. Ellaris onun şeyini yapıyor işte. Lanetli kale vallahi Hiç böyle ben anlamadım nasıl oldu kale. <laughs> Kendinden harladı falan diye. <laughs> Aldığını yani. açık unutmuşlar kalenin. Şey, bizim tahta benzedi. <laughs> ne yaptığını bilmiyor, öldürüyor. Ee, buradan da şeye tekrar dönüyorum. Eee aslında onda konuşalım. Bir yandan da e, Harvin ve Renira işte konuşup vedalaşıyorlar. Ee, ve orada şey muhabbeti var işte. çocuğa bakıp işte beni bir daha gördüğünde senin için bir yabancı olacağım diyor ama bir yandan yine öyle yarım gözlü şeye de bakıyor. E, Renira'ya e da bakıyor. Orayı anladın mı sen? Anladım anladım. Şeyden okuyunca anladım ama. Ulan bu Stranger muhabbeti vardı. Neydi bu? Baktım. At bardaklarımız da. hazırsa. Aynen. Şat. For sure <laughs> I <Ring. gülüyor> Stranger um, yedi inancının ölümü temsil eden uh, tanrısının ismi. Aynen. Beni bir daha gördüğünde ben Stranger olacağım demek yani. <laughs> Ned Stark'ın Jon annen konusunda bir sonraki görüşmemizde konuşalım falan <laughs> diyordu. Sonun net stergi kafa gidiyordu. Bir daha Jon Snow'u göremiyordu. Evet ya, öyle. <laughs> bir de burada şey yapıyor işte. İşte dedim ya e de bakıyor ya bir dahaki görüşmemiz deyince, Harvin de ölünce biraz böyle şey oldu. Asiktir siktir falan diye bir şey gerginliği de oluyor böyle. Dur ya falan diyor. <laughs> ee, burada başka awkward tabii. Bu sahne çok awkward. Çocuklar için de çok awkward. Babam mı benim? Ben Sezerci'ye bağlıyor. Anne anne ben anne, piç ben miyim? Küçük Emrah diyecektim ya. <laughs> piç miyim ben anne? Bu amca benim babam mı? Bendi. <laughs> aynen. Ben de aynı şeyi aldım ya. Küçük Emrah vay be aldım. Küçük Emrah da olur aynen. Ben Sezercik geldim. <laughs> anne ben piç miyim? Sen Targaryen'sin. Okey. Küçük Emrah da Targaryen çıksaydı süper olurdu ya. <laughs> Sarışın. Kral, kral gel çocuğum. <laughs> Sonra Renira işte yanına gidiyor. Reynor da diyor ki gidiyoruz evladım. Onu da zaten zaten kadın böyle dev bir ana gibi. Leonard onun çocuğu gibi. Gel işte onu da eğitmeye çalışıyor. Ya. Yani, i̇nanılmaz yani. Hayat zor kadın için. Emma yani. dersi burada şeyin dedim ya karakter daha sakin, daha kontrolü ele almış olduğu için Emma dersi çok göremedik. Hani range olarak göremedik. Göreceğiz daha. Evet. Duygusal evet. olarak karakter hep aynı şeyde kaldı bütün bölüm. Um, Çizgi. İleride ve Olivia Cook inip çıkarken ay derlendim piçlere falan diye şey yaparken <laughs> komedi güldü bilmem ne bağırdı çağırdı ağladı. Um, Emma Darcy hep aynı şeyde kaldı. Do <laughs> doğal olarak. Um, ama ama Emeliyal koku donunda sallar yani. Her neyse devam et. Burada güzel lafını da sokuyor Leonora bu arada. E ne oldu gitmeyelim diyordun. Hatta bu arada Leonora zaten tek derdi kar hali vardı. Kılıç dövüşü yapıyorlardı da. Aynen o... yine fellik şeyi çıktı. Aynen ya. Şey simgesi. <laughs> fellik simgeler çarpışıyordu yine. Çöpçüğümüzü tokuşturalım ha yani okey. <laughs> <laughs> Bir çöp dokuşturmaz mıyız? Tabi hemen çıkarırız çöküştürürüz. Aynen abi. Yani orada da e, lafı soktu niye gidiyoruz ki? Bak biz gidersek işte Alicent hemen babanın kulağına ılık balını akıtmaya başlar <laughs> derken sen demedin mi kral rüzgar toplanırken fırtına toplanırken e, akıllı bir denizci uzar diye deyince böyle <laughs> wow, kaldı. Gitmesi büyük hata. Heh, bunu Çitopta, tartışalım. Dragonstone'da zaten doğuyor bu çocuklar. Hı -hı. Red Keep'te kalmıyor Rhaenyra. Dragonstone'da takılıyor. Hatta dedim ya Lena da Drift Mark'tayken Damon'la onlar yakınlaşıyorlar. Ee, orada bir lezbiyen dişki şeyi var. Mushroom söylüyor galiba ama e, önemli değil. Ee, burada terk ediyor olması büyük stratejik hata yani. Biraz Viserys'ten gelen genler midir? Yoksa Stanisimsi taht benim hakkım taht bana gelir nasıl olsa benim burada olmama gerek yok işte buradaki politikayı yapmama gerek yok işte e, normal halkın arasına inmeme de gerek yok işte lordları kazanmama da gerek yok ben çekeyim gideyim Dragonstone'a. sana öldükten söyledikten sonra taht benim zaten diye mi düşünüyor ki böyle düşünmesi karakterin daha önce işlenişiyle de e, uygun olur hala biz kaç kere söyledik yani tahtı kazan kahtı şey, sanki ona altın tepsi de verilecekmiş gibi yani düşünüyor sürekli. Yani bunun için hiçbir şey yapmıyor. Şu noktada terk etmiş olması dizi açısından konuşuyor. Yani şu zamanlamayla direkt piçlik şeyini kabul etmiş gibi gözüküyor. Oradan ayrılarak. Yani ben... iddiasını çocukların piç olduğu iddiasının kabulü gibi oluyor. Yani biz o oh, karışacak galiba ortalık kaçalım geri filan demesi. Vizeles'i grimayla yalnız bıraktı. Hani oradan kulaktan kulağa Laris, Alicent, Alicent, Vizeles'e <laughs> <laughs> onlar onlara söylüyor. Ki bunun neyse spoiler vermeyeyim. Ee, orada önemli bir Alicent'ın Viserys'in kulağına üfleyeceği ilk şeyin ne olacağını... ...insanlar bir düşünsünler. Yani. Dragonstorm üstüne... Um, ...herhangi bir geliri... ...herhangi bir şeyi olan bir şey değil. Adadaki Targaryen... ...sarayı... ...hani... ...atıyorum... ...o şu anda diyelim... ...Ranier'a kalktı... End'e gitti diyelim ya da... ...ne bileyim... ...Talil'lere gitti, Arryn'lere gitti... Hani i̇lla gitmek istiyorsan ya da şey yaptı, bütün diyarı gezdi, hani bütün kalelere gidiyor. Bakın çocuklarım doğdu. Tekrar hani bir şey yapayım. Öyle bir şey yapsa, hani tekrar bağlantı kurayım bütün ailelerle diye bir şey yapsa, o da stratejik olurdu. Hiçbirini yapmıyor yani. Biz bizim yazlığa gideyim. O orada mangal yaparım. <laughs> Babam ölünce de birisi bana telefon eder diye düşünüyor herhalde. Aa, ha, öldü bizleriz gel tamam. ha evet evet acı çek. evet çok evet sıçtı altına evet plan diye böyle telefon gelecek diye. Sizin bir krallık işi vardı biz belgeleri doldurduk <gülüyor> <derimiz> <gülüyor> abi. Yani arayacaklar böyle. Tebrik ederiz artık bilmiyorum şey zaman hani acılı bir gün ama adın zamanda sevinçli bir gün sizin için tabii ki diye. telefon gelecek. Babanız öldü ama tebrik ediyoruz. Ben şey Krali... gibi hissettim. dedinin aksine e, Corliss'in cümlesini daha kullanacağını düşünüyorum. Yani çünkü şeye laf soktu Leonor'a e, kaçma konusunda. Corliss'te fırtına varken etrafından dolanabilirsin deyip aslında gidip sonra o da Damon'a muhtaç kalmıştı. E, bence Renira akıllı bir hareket yapacakmış gibi geldi bana. Şimdi Gitmesinin bir tabi annesel yönü de var. Çocukları korumak istiyor. Harvin de gitti. E şu an Allison yanına adam da çekiyor ufak ufak. Çocukları koruyabileceği evet, ortam da yok. O okey ama bir yandan da oradan çıkması aslında oradan çıktığı zaman dediğin şeyi yapacak bence. Daha stratejik hamleler yapabilir. Bunu merdivende konuştuğu adamdan da biraz hissettim. Zamanı gelecek hepsi. Ya yani Kafasında bu var. Yani ben bu insanlarla bir şekilde koneksiyonu kurmayı öğren, yani yapmalıyım artık. Ne zaman yapacaksın abi ya? Adamın bir aya, bir, aya, bir bacağı mezarda artık. E işte göreceğiz onu ne zaman yapacak göreceğiz. <gülüyor> <gülüyor> yani bu bizleriz bir 30 sene daha yaşar. Benim daha vaktim var. <gülüyor> 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 Bilmiyorum hani. Etrafından dolanacak bence. Kırmızı korumak tırlamak. için olması muhabbeti evet. Ee, büyük ihtimal Yüzey'de öyle düşünüyor. Ama hani Çocuğu oldu daha olan bir çocuğum daha oldu. Ama o aynı şekilde um, Otto'nun bastığı bu çocuklar birbirini öldürecek teorisine su taşımak bence yani. İşte bakalım zaten bir sonraki bölüm herhalde zaten yeni handimizi gördük yine. Her bölüm hand değişiyor artık. Ee, Otto, gördük mü? Yani şeyi gördük işte. Hand armasını takarken görüyoruz sadece. Yani gelecek biri de. Kim oluyor onu anlamadım yani. Eee okay. ot, Otto mu gelecek artık bilmiyorum. Başkası mı gelecek göreceğiz. Bu düzen bitecek. Şey Fatih Terim gibi değil mi? Yine yeni Otto dönemi, 3. Otto dönemi falan değil mi? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Ve gelelim evet. benim bu bölümde yıkıldığım sahne abi. Lena'nın. E... keçi mi? Keçi abi ha keçiye yıkıldım. <laughs> Lena'nın Vegar'a gidip Dracarys diye sesi çatlayarak bağırması bilmiyorum beni çok etkiledi ya. Çok bu sezonda Ben bir daha sahnesiydi. çok Pardon. Ben seni kadar duygusal um, yaklaşamıyorum diziye çünkü bildiğim için herhalde o kadar duygusal etkisi ha, olmuyor. Ama Viserys'in Emma'nın yüzüne baktığı uh, sahnede duygulandım biraz. Ha, ha şeyde Ağlıyor mi? Ağlıyor ya. İlk... <laughs> Bebek sahnesi. Yok sahnesine. yok şu Emma'nın yüzüne bakarak ağlıyor ha, ya. Ha, yüzüne bakarak evet, evet evet. Evet çok az bir şey oldu. Bu Legolas'ın içki içip böyle biraz tingling falan var diyordu <laughs> yani böyle. böyle gimli ölüyordu. <laughs> ah I feel a tingling sensation falan diyordu. Ben de öyle. <laughs> bir duygu oldu. Evet. <laughs> öyle bir geldi hafiften. Ama sen şimdi bir baba de. olarak doğum sahnesine daha çok etkilenmiştin onu söylemiştin ilk bölümde. <laughs> Belki bir baba olmam doğum sahnesinde duygulanmamıştım oğlum şok olmuştum ben biraz. E, tamam o da bu duygudur Ne oluyor lan? Şey olmuş. <laughs> Duygulanmaktan şey derken <laughs> e, burada de hani sorayım? böyle duygulandım hani benzerisi. Evet Anladım. ya çok falan dedim. Adam be. Sonra geçti. Geçti. <laughs> Fazla duygulanmadım kullanmadım O kadar. Yani ya Lena bir de çok acıklı gitti ya şeyden de üzüldüm böyle. Nerd kendi halinde bir kızdı. Ona buna sunuldu. Zaten az gördük. E, gitmiş orada çocuk yapmış. Çocuklarıyla ilgileniyor. Damon'a destek oluyor. Böyle biraz da böyle geek bir geek bir ablamızdı bir de yani. E, sonra da geri zekalı bir master çakması doğurtamadı diye gitti. Ölmek zorunda kaldı. Damon da orada şey tribinde. Nereye gitti ya? Kıvan? Nereye gidecek sence? Ne yapıyor olabilir? <laughs> Kara gitmiş, karayı bulun falan diye böyle Angut Angut çıktı peşinden. Yanlış hatırlamıyorsam kitapta bu çocuk deformed, bu meşhur Targaryen'ların habire yarı ejderha, yarı insan bebekleri oluyor ya arada bir. Hı hı. Dizi onu hiç göstermiyor. Yunat'la kaçıyorlar ondan. Game of Thrones'da da kaçmışlardı. Algıyı bozardı herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam burada öyle bir şey oluyor ya. Çocuk tabi problem, şey var. Eee Ha yarı ejderha Böyle yarı, anladım. O yüzden. Ejderha o. çocuğu Blood Magic'ten kalan bir şey. Bug. <laughs> Arada çocuklar yarı ejderha şeklinde doğuyor. Buglu gibi. bir update çıkarsa ileride. E, hatta Denersin de öyle bir çocuğu oluyordu ya. Düşük yapıyordu da Denersin de öyle bir ha, evet, şeyi vardı. vardı. Kitapta evet. vardı. İşte dizide yine onu göstermediler. Kitapta vardı onu hatırlıyorum. Yani burada kritik sahne tabii. Aynı Sezaryen ihtimali karşısında Damon'ın Will the Mother Survive demiş, de, de, dediği yerde Viserys'in Will the Baby Survive demiş olması. Aynen. Ama o zaman Viserys biraz o kehanetle kafayı bozmuştu. Ee, ve de oğlan kehanetiyle, oğlan doğurmalıyım kehanetiyle. Burada Damon'a soru geliyor ama cevap gene belirsiz kalıyor. Tam olarak Damon'cılar hemen... Orada kafasını salladı böyle hayır dedi, dediler. Bir şey Konuşmayın. diyemiyor. Konuşmayın. götler. Hatta... Damon da böyle mal gibi şoka uğradı yani. Tam olarak hayır karımı öldürmeyi falan demedi. Hatta bunu... Nasıl o zaten? Reyna... Şey bırakma. Aynen. Reyna duyduğu için gitti. Yani orada evet. soruyu sordu. Reyna seçimi kendi eline almak için gitti. Aynen öyle abi. Aynen. Yani... Zaten bir önceki şeyde söylüyor galiba. Dragon Riders that istiyorum ben diyor. Evet. Daha önce bir konuşurlarken ee, Kitap kitapta bu arada burada cesur bir değişiklik yapmışlar. Kitapta doğumda çocuk ölüyor. Ondan sonra e, şeyde hasta oluyor hani 3 gün falan bir ölüm döşeğinde kalıyor. O üç günün sonunda öleceğini anlayınca kalkıp Reygar'a gitmeye çalışıyor. Binip binmek için son bir kez ejderhama mı bineceğim diye giderken işte merdivenlerde düşüp ölüyor. Hmm, anladım. Onu değiştirmişler. Çok daha iyi olmuş <laughs> lan böyle. <laughs> ha, evet, görsel açıdan, e, çok daha iyi olmuş. Tabii ki Dragon ejderhaların kontrolü konusunda bir takım sorunlar getirmiyor değil yani. Hani ejderha ne kadar akıldır, ne yapar, ne yapmaz. <laughs> çok fazla girmeye gerek yok artık o kadarına. Hani yani, vegar burada bir ağıt yakıyor bir zaten. Gibi. Bir morn yapıyor yani şey. Uu, orada sesler müthiş bu arada ya. Çok güzel yapmışlar yakın çekimde. Ve, şey, Vigar Vigar'ı şeyden zaten. Eski çok eski kaplumbağa şeylerinden falan tasarlamışlar sanırım. Ha ondan derisi falan öyle biraz daha böyle. Ha, ee, yani evet. Şey şıkıyor. olmuş yani. Çok yaşlı olduğunu göstermişler. 180 yaşında mı ne şu anda? Ee, şey şey güzeldi yani böyle. Drakaris falan diyor böyle. Ne? <laughs> ne diyorsun lan? Ya, manyak mısın lan? Git. <laughs> evet ya. Drakaris. Yok oğlum manyak mısın ya? Ya git Allah'ını seversen. Taşa geçiyorsun değil mi? Ben de? De. <laughs> Yapmam ben de. Veigar böyle emin değil böyle. Oğlum dalga mı geçiyor bu? Yakmayalım kızı sonra. <laughs> derken, emin olamıyor bu. En son şeydeki ya. Bak Damon dediyse söyle falan diyormuş. Bu. Şeyin Drogo'nun Jon'un tahtı yaktığı sahne geliyor aklıma. Nedense hep bu ejderhalar ne kadar akıllı diye düşününce. Ha, evet. Orada da Jon'u yakmayıp tahtı yakıyordu ya mesaj veriyordu. Ha, mesajlı dragon. Uçak öldürdü denerisi. Falan deyip yakıp gidiyordu. Burada da um, ne kadar akıllı. Sahibi ona kendini öldürme komutu verirse şey bir soru. George Martin'e sormak lazım. yani işte bu, bu aradaki bondu tabii biz anlayamıyoruz şu anda. Onu sadece onlar anlayabiliyor. Kimse yani... anlamıyor. Kimse açıklanmıyor zaten. Evet. Um, kendini bu şekilde öldüren bir Targaryen'da yok yani. Peki sahne buradan nereye kat ediyor? Tam yaktığı anda tak diye böyle Renira'ya kat ediyor bu sahne böyle. <laughs> Öyle mi? Aynen. Evet. Tak diye ama böyle hiç şey yok. Hani bir geçiş bir şey. En, set, en sert katlardan biri var burada bu bölümdeki. Direkt hatta yüzüne odak tek şeyde. Oradan işte Harvin ile Renira'nın vedalaşmasına geçiyoruz. Okey. Ona dikkat etmemişim. Bilmiyorum orada da shot for shadowing var mı? Yani hmm. For Shadow gibi değil de biraz daha e, yönetmenin ve kurgucunun e, ince bir hareketi var gibi yani. O katta. Öyle. Yani benim bölümle ilgili başka notum kalmadı. Bu arada 3,5 saatte rekorumuzu kırdık. 3 <laughs> saati geçeriz demiştim ben. <gülüyor> evet. <gülüyor> Gerçekten bu bölüm o kadar çok şey oldu ki belki atladığımız bir şeyler bile olabilir. Yorumlarda sorun bu arada çekinmeyin. <laughs> Atladıysak. Ortada uzmanımız Mert hemen yanıt verebilir. Evet, keçi yatlamadık abi en önemlisi oydu. Keçi çok önemliydi. E, keçinin e, yanmasıyla başlayan süreç nelere kader oldu gördünüz. Westeros'ta bütün kartlar yeniden saçıldı o yani. Keçinin yanması daha sonra Laris'in yanmasına forşa de bakmış meğersem. Harbiden <laughs> verilen aynı Böyle. Yani benim de herhalde Var mı ekleyeceğin son bir şey? Yok ya burada birkaç tane de um, ileriye yönelik şey var ama onlara hiç girmeyelim. Bir sonraki bölümde belki görürüz zaten. Okay görürsek konuşuruz. Aynen, sen yani buradan abi. ipucu verilen şeyler var ama yani geç onları artık bir sonraki bölüm söyleriz. Tamam spoiler olmasın. Ozan ağzına sağlık. Bölümü bitirdik. Üç e, buçuk saat rekor. E, şattan bayılmayanların yorumlarını bekliyoruz. <laughs> Şimdi böyle uyuyup kalacağız biz. Aynen. Onu da koy. Biz sızacağız birazdan. Kendinize iyi bakın. Haydi görüşürüz. Haydi